Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Türkiye'nin nabzına hoş geldiniz. Fevzi Çakır ben efendim. Türkiye'de yerel seçimi artık gün sayıyoruz. 44 gün kaldı. Siyaset oldukça hareketli. CHP'de bir yanda bakıyoruz, istifalar var, aday belirlemeye dönük tartışmalar var. Bu tartışmaların ardından başlayan istifa yelpazesine yeni bir isim eklendi. CHP'de üst düzey bir isim, Genel Başkan Yardımcısı istifa kararı aldı. CHP'deki bu tartışmalar devam ederken Cumhur İttifakı'nda bir yanda daha önce aday belirleme mesaisi tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Belediyecilik bizim işimizdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedefine odaklanmış bir Cumhur İttifakı var. CHP'deki tartışmalar yanı başında dururken bunun seçime nasıl bir etkisi olacak efendim? Buna bakacağız. CHP'deki tartışmalar son bulur mu? Bunu konuklarımızla beraber ayrıntılı değerlendireceğiz. Aynı zamanda bir süredir bilindiği gibi muhalefetten özellikle hem Ekrem İmamoğlu'ndan hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklamalar arka arkaya geldi. Halk İttifakı vurgusu var. Bu Halk İttifakı gerçekten sandıkta gerçekleşir mi? Buna da bakacağız efendim. İyi Parti'de de CHP gibi benzer bir süreç var. Bilindiği gibi Ankara üzerinde bir kriz çıktı yakın bir zamanda. Özellikle Mansur Yavaş'ın adaylığına dair tartışmalar alevlenmişti. Son olarak İyi Parti lideri Meral Akşener'in karşısında adeta bir arbede yaşandı efendim. Buna da bakacağız. Ankara'da İyi Parti üzerinde bir kriz mi var? Bunu değerlendireceğiz. Yine siyaset bir süredir özellikle son dönemde 1 Nisan üzerinde değerlendirmeler yapmaya başladı. 1 Nisan sonrası Türkiye'de nasıl bir siyasi atmosfer olacak? Hangi siyasi isimler bu anlamda siyasete veda edecek? Türkiye nasıl bir Nisan sabahına uyanacak? Bunları da konuşacağız efendim. Kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı takdim etmek isterim. Ankara stüdyoda Nasuhi Güngör bizlerle olacak. İstanbul stüdyoda ise yanı başımda hemen siyasal iletişimci Gülfem Saydan Sanver bizlerle beraber olacak. Gazeteciler Cem Küçük, Faruk Aksoy, Can Özçelik bizimle beraber olacak. Yine Habertürk yazarları Nasuhi Güngör az önce ifade ettim. Nagihan Alçı da İstanbul stüdyoda yorumlarıyla bizlere katkı verecek efendim. Seçimlere dair tüm gelişmeleri burada masaya yatıracağız efendim konuklarımızla beraber. İlk olarak neden başlayacağız? Öncelikle kısa bir bilgi vermek isterim. Malum CHP oldukça hareketli. Aday mesaisini kısa bir süre önce tamamladı Cumhuriyet Halk Partisi ama bu mesainin uzadığına dair eleştiriler geldi. Ardından yeniden aday yapılmayan birçok belediye başkanı bu kararlara itiraz ederek istifa beyanında bulundular. Hatta bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük oldukça ağır ithamlarla bu istifaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda yakın bir tarihte yeni bir istifa da gerçekleşmiş oldu. Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde bir istifa akşam saatlerinde efendim sıcak bir bilgi olarak bizlere yansıdı. Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa kararı aldı. CHP'de oldukça kritik bir gelişmeydi. Esasında hep şunu söylüyorlar, bir kez daha vurgulayalım. Sanki sürekli böyle tartışma programlarında biz muhalefeti konuşuyormuşuz ya da CHP'deki gelişmeleri konuşuyormuşuz gibi zaman zaman eleştiriler duyuyorum ama gördüğünüz gibi öncesinde bir aday belirleme mesaisi döneminde yaşanan tartışmalar vardı. Kimi isimler yeniden aday olmaya dönük beklentilerini ifade etmişti. Sonrasında bu beklentiler karşılanmayınca istifalar gelmeye başlandı. Bugün itibariyle de Genel Başkan Yardımcısının istifa ettiği bir tablo söz konusu. Parti içerisinden gelen değişik açıklamalar var. İşte Hatay'a ilişkin bir değerlendirmenin yeniden yapılabileceği alternatif arayışı olduğu genel başkan tarafından bizzat ifade edildi. Oldukça hareketli bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz de bu hareketliliği buralarda konuşmak durumundayız, kalıyoruz. Mesaimizin önemli bir kısmını da aslında bu anlamda muhalefete ayırıyoruz. Bu gelişmeler dolayısıyla yapıyoruz. Elbette tüm siyasi partilere dair gelişmeleri Türkiye'nin nabzı başta olmak üzere Habertürk ekranlarında tartışıyoruz. Ama hareketli durak bugün itibarıyla CHP olduğu için CHP'den başlayacağız.
arkadaşlarımdan rica ediyorum, hazırsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son gelişmelere dair açıklamalarını hemen efendim ekrana yansıtalım. O sıcak açıklamalardan, o mesajların ayrıntılarından başlayalım. Görüyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel son dönemde az önce dikkat çektiğim birçok konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Dikkat çekici açıklamalardı. Neler söyledi? Özellikle Hatay'ı söylüyoruz. Lütfü Savaş isminde bir değişiklik olacak mı? Bu anlamda değişiklik beklentisi hakimdi. Ancak parti meclis toplantısında böyle bir karar alınmadı. Fakat halen bir alternatif arayışı olduğu ifade ediliyor. Hatta Haluk Levent'e gayri resmi bir teklif götürüldüğü de ifade edildi. Buna dair de Sayın Özgür Özel'in açıklaması vardı. Ne dedi Hatay'a ilişkin? Hatay'da bir alternatif arayışı içindeyiz. Alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm dedi. Oldukça önemli bir mesaj. Lütfü Savaş'ın bu mesajlara tepkisi ne olur efendim? Bunu konuklarıma soracağım. Aynı zamanda alternatif bulamıyor mu Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da? Bu alternatifsizlik durumunda Lütfü Savaş'la seçim yarışına girilirse nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bunu da konuşacağız. Yine bazen yöneticiler arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey evet dese anket yapardık diyerek de Haluk Levent'e resmi bir teklifin götürüldüğünü de bu anlamda doğrulamış oldu Genel Başkan Özgür Özel. Ancak Haluk Levent'in kabul etmediği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Dolayısıyla eğer kabul etseydi bir anket yapardık, onun üzerinde değerlendirme yapardık demiş oldu. Yine aday çekme ve yeni aday gösterme yetkisi aldık. Aldığımız yetkinin içinde Hatay'da var, Hatay'da giriyor dedi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bu da son derece kritik. Yani CHP'de herhangi bir adreste aday değişikliği söz konusu olursa bu anlamda bu aday değişikliği konusunda Genel Başkan yetki almış görünüyor. Buna dair mesaj verdi. Yine çok konuştuk. Gürsel Tekin'in istifası son derece önemliydi. Gürsel Tekin de aslında CHP serüvenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapıp istifa kararını açıklamıştı. Gürsel Tekin'i arayacağım, baba ocağına döneceğini düşünüyorum dedi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ben akşam saatlerinde Sayın Gürsel Tekin'le de konuştum efendim. Şu ana kadar CHP yönetimiyle bir teması olmamış. Bir temas olacak mı? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Yine adaydan memnun olmayan herkes istifa ederse partide kimse kalmaz diyerek de parti içi bu anlamda gelen istifalara, adaylık belirleme sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkinde bir değerlendirmesi oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. Hazır mı bilmiyorum ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı da tam da bu aday mesaisine ilişkin tartışmalara dair bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmeler neticesinde de istifa kararı aldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı. Peki tablo bu. Tartışmalar var, istifalar yaşanıyor CHP'de. Bu tablo ortadayken CHP bir seçim başarısı elde eder mi? Bu tartışmalar sandığa giderken noktalanır mı? Bununla başlayalım. Faruk Aksoy, ne dersiniz? Merhabalar. Zor bir süreç CHP için. Yani gerçekten çok önemli bir viraja girdiler. Şu açıklamalara bakıyorum. Özgür Bey henüz daha netleşememiş. Yani bir kafa karışıklığı yaşadığı muhakkak. Nasıl bir kafa karışıklığı? Şimdi Hatay özelinde mesela, Hatay'da bir alternatif arayışı içindeyiz. Alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Biz depremden sonra Hatay'a gitmiştik. Orada Lütfü Savaş'ta bir çadırda bir kahvaltı yapmıştık. Yani orada olanı olmayanı, depremin hemen ardından deprem kentinde belediye başkanı olmanın zorluklarından bahsetmişti. Tabii anketler diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Doğrusunu isterseniz Hatay'da ne kadar sağlıklı anket yapılabilir? Yani bunu geçen gün yine Habertürk'te bir katılımcı söylemişti. Aklımda kaldı. Çok doğru bir tespit. Yani birçok şehirde anket yapılabilir, değerlendirme yapılabilir ama nüfusun ciddi bir kısmının şehir dışına taşındığı, deprem yaşamış, her şeyin alt üst olduğu bir şehirde sağlıklı anket yapılabilir mi? Yani siz kimi belediye başkanı olarak istiyorsunuz diye 1999 yılında Sakarya'da bana sorsalardı, ya bir çekil başımdan, işim gücüm var derdim yani. Hani sahiden öyle bir durumdur. Depremi yaşayan herkes bilir bunu yani. Ben şimdi kimin belediye başkanı olması gerektiğini falan düşünmem. Şehir alt üst olmuş, halk paramparça olmuş falan yani. Bu sağlıklı bir şey değil. Ama Özgür Bey şu kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak
iyi bir performans ortaya koydu mu tartışılır. Bunu hep beraber tartışacağız bu akşam. Başlıklar onu gösteriyor. Elbette. Fakat ben yine Kemal Bey ile ilgili bir iki bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıl genel başkanlık yaptı. Şu sürecin bir kısmının da ciddi sorumlusu olarak kendisini görüyorum. Şimdi 14-28 Mayıs'ta seçimi kaybetti. Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi kaybetti. Tayyip Bey seçimi kazandı. Şunu diyebilirim, Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Ecevit'ten sonra belki de en fazla iktidar olmaya yaklaştığı bir seçim süreciydi. Hı hı. Tek meselesi de ekonomiydi. Başka da bir gerekçesi yoktu. Şimdi böyle bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı oldu ve kaybetti. Fakat 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış bir isim olarak bana kalırsa yapması gereken şey şuydu. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğundan kendisinin kalkması, CHP'de daha farklı katılımların, daha farklı adayların, belki de cepheleşmelerin olmadığı, daha özgür bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında o koltuğa birinin oturmasıydı. Güvenli liman vurgusu yaptı. O limanı göremedi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Şimdi Cumhuriyet Neden Halk çekilmedi? Partisi o liman meselesini çok konuştuk. CHP'nin çekilecek bir limanı falan yok. Cumhuriyet Halk Partisi %25 sabit oyu olan, Türkiye'de her 4 yurttaştan birinin oyunu alan önemli ve 100 yıllık bir parti. Şimdi CHP'yi ben limana çekerim, limandan alırım, öteye götürürüm, beriye getiririm falan. Deniz Baykal'lı CHP barajın altında kaldı bu ülkede. Yani CHP'nin oyu %2 de olsa, 3 de olsa Cumhuriyet Halk Partisi bir yaşam tercihi, bir hayat tercihi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece siyasi bir parti değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu eğer kendi kendine, kendi kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğundan kalksaydı, CHP'de daha özgür, daha rahat, daha hür bir kurultay yapılsaydı, içeride bu kadar cepheleşme olmasaydı, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim içinde 7-8 aylık bir zamanı olacaktı o dönemden bugüne ve CHP'de taşlar yerine oturacaktı. Şu an Özgür Özel ivedilikle zaman darlığından aceleye gelmiş bir genel başkanlıkla birlikte, çünkü epey bir süre geçti, belediye başkan adaylarını belirliyor, genel merkezde tartışma çıkıyor, İstanbul'da bazı ilçe belediye başkanları kalkıyor, isyan ediyor. İşte Hatay'da diyor daha iyi bir aday diyor mesela, Hatay'da alternatif içinde. Şimdi Lütfü Savaş yarın aday olarak gösterilmezse, birdenbire Lütfü Savaş da çıksa dese ki ben de bağımsız adayım, ne olacak? Yani bu kadar sıkıştırılmış, bu kadar karmaşa içerisinde bir yerel seçime gitmek CHP için hayırlı bir şey değildir. Ama burada Özgür Özel'in, belki İmamoğlu'nun, belki CHP'nin şu andaki adayları ve büyükşehir belediye başkanlarının, yani şu andaki yönetimin etrafında toplanan herkesin bir sorumluluğu olduğu kadar, Sayın Kılıçdaroğlu'na saygımı bilir herkes, sonsuzdur. Hı hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok ciddi bir sorumluluğu vardır. Yani CHP'yi 8-9 aylık bir süre içerisinde yerli yerine oturtma vakti varken, hatta bir onursal başkan, genel başkan sıfatını hak ederek CHP'ye katkı da sunabilme ihtimali varken, yön gösterme ihtimali varken, toparlanmasına yardımcı olma ihtimali varken, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir tartışmaya sebebiyet vermesi, hatta kamplaşmaya, ayrılma olmasa da bak bir sürü istifa var Gürsel Tekin dahil, bu sürecin buraya gelmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dahli vardır. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Ama yine de ne olursa olsun Türkiye'de bir ittifak bloku, bir muhalefet bloku var. Dolayısıyla seçmen CHP'de bunlar oluyor diye de öyle küsüp gitmez. İlk değerlendirmeyi böyle yapayım, hızlı Peki. geçelim demiştim. Peki efendim. Şimdi şöyle, az önce Kuza Yardımcı'nın istifa ettiği bilgisini paylaşmıştım. Ne demiş onu da kısaca özetleyeyim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı aslında yeni bir isimdi CHP siyasetinde. Şu anda da ekranlara geliyor Sayın Koza Yardımcı'nın beyanları efendim. Bu anlamda dediğim gibi en üst düzey aslında aday gösterilmeyen isimler istifa kararı almıştı ama CHP yönetiminden
yeni yönetimden ilk aday belirleme mesaisi sırasında izlenen politika ilişkin tepki de gelmiş oldu. Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa kararı aldı. Bunu da net bir şekilde aday belirlemeye dönük süreç dolayısıyla aldığını ifade etti. Ama parti meclisi görevi devam edecek. Genel Başkan Yardımcısı koltuğundan kalkmış oldu. Nagihan Alçı'ya dönmek isterim. Hem Sayın Özgür Özel'in bu açıklamaları, hem Hatay üzerinde yapılan değerlendirmeler, Sayın Özgür Özel'in buna dair beyanları, az önce Koza Yardımcı'nın beyanlarında ifade ettik. CHP'deki bu tartışma durulur mu? Yerel seçimlere kadar şöyle bir tablo ortaya çıkar mı? Aslında biz hep şunu gördük. CHP seçmeni belki de partisine en sadık seçmen kitlelerinden, seçmen profilinden bir tanesi. Kim olursa olsun yeri geldi. Aday kullandı. Daha önce milliyetçi bir adaya da oy verdi. Dolayısıyla benzer bir tabloyu mu görürüz sandık başında, yoksa CHP içerisindeki bu tartışmalar seçimin genel seyrini etkileyecek potansiyel taşır mı? Fevzi, senin de hatırlattığın gibi seçime 44 gün var. Evet. Yani 1,5 ay var. Oldukça az bir süre. Ve ben hakikaten, yani gazetecilikte ömrümüzün önemli bir kısmı çok fazla malzeme ürettiği için CHP'yi analiz etmekle geçti, ama ben böyle bir dönem hatırlamıyorum. Yani Gürsel Tekin istifa ederken ben böyle bir şey hatırlamıyorum gibi bir cümle kurdu. Çok doğru bir cümle. Açıkçası artık anlamakta zorlanıyorum. Yani bu kadar insanı aynı anda küstürmeyi başarmak da ayrı bir marifet olsa gerek. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl olur da kalbi kırıklar ordusu yaratılabilir bu kadar kısa sürede, bilmiyorum. Şimdi teker teker alalım. Bu çok güzel özetlemişsiniz. Evet. Hatay meselesi. Başından itibaren Sayın Özgür Özel'in Hatay'da Lütfü Savaş'la ilgili verdiği mesajlar yanlış. Baştan aşağı yanlış. Yani ya Lütfü Savaş'ı oraya aday göstermeyeceksiniz, ya aday gösterdikten sonra sonuna kadar arkasında duracaksınız. Bu bir. Şimdi bunda devam ettiği gibi vitesi de artırıyor Sayın Özel. Bugün diyor ki daha iyisini bulursak koyarız. Vallahi ben Lütfü Savaş'ın yerinde olsam... Tam olarak onu soracağım. Ya ben sabah bu programa hazırlanırken aklıma geldi. Yani alternatif arayışınız var, adaysınız demeyecek misiniz? Ya bir dakika, ben niye aday gösterdiniz o zaman? Yani, ya da Lütfü Savaş çekilmeyecek mi? Yani ben amiyane tabirle Lütfü Bey'i sürekli dürtüyorum. Yani bir şey almaya çalışıyorum. Çünkü insanın yani belli bir dayanma gücü var. Bu Lütfü Savaş savunusu yapmıyorum bakın. Yani bir insanın psikolojisini anlamak lazım. Büyük motivasyon gereken çok zor bir bölgeden aday gösterilmiş. Ya da doğru, kendi adayınızı yıpratıyorsunuz. Evet, bu kendi adayınızı, kendi kendinize diyorsunuz ki ya kötünün iyisini yaptık. Ya bir de birbiriyle çelişen açıklamalar. Hem parti sözcüsü Deniz Yücel resmi bir teklif gitmedi diyor. Sonra ama bugün Sayın Genel Özgür Başkan'ın Özel, açıklamalarından evet dese, görüyoruz. Evet, anket de yapardık diyor. Şimdi yani seçmen hangisine inanacak? Bu da çok kafa karıştırıcı. Öte yandan Haluk Levent bence de iyi bir tercih olabilirdi, ama onu önce düşünecektiniz. Yani Lütfü Savaş adaylığından önce oturup bir strateji gereği kimleri koyabiliriz diye düşünüp Haluk Levent'e teklif gitse, bunlar kapalı kapı diplomasisiyle yapılsa, kamuoyunda böyle insanların ağzına sakız gibi verilmese, Haluk Levent'in cevabına göre strateji şunu izlense. Şunu söyledi, ben hiçbir şekilde bunu kamuoyuna deklare etmedim. Etmeyeceğimize dair de beni arayan muhatabımla görüştüm. Ama sonrasında baktım, o muhatap ya da o kaynaklar bunu deşifre etmiş. Yani dedi. Bunu da CHP yaptı. Çok ilginç bir durum. Dolayısıyla baştan aşağı bir kere Hatay konusunda ne çıkar bilmiyorum, ama bu kadar büyük acılar yaşamış bir şehrin bu tartışmalarla gündeme gelmesi her şeyden önce Hataylılara ayıp. Çok ayıp. Ben Lütfü Savaş'ın yerinde olsam bütün bunlara bakıp ya kardeşim yani olmaz böyle şey deyip valla bağımsız adaylığımı koyarım. Ya yani bağımsız adaylık apaçık bir şekilde zarar verir CHP'ye. Yani böyle bir şey yapacağını bilmiyorum. Ben ya bilgiyle konuşmuyorum ama Türkiye İşçi Partisi'nin aday yanlış gösterdiği bir atmosferde zaten evet, Lütfü Savaş'ın yani işleri biraz zorlaşacak bir gibi görünüyor. Bakın, evet. Yani Gökhan Zan çok doğru bir aday. Yani Gökhan Zan'ın bu kadar zikzak çizmesi ayrıca tartışılabilir, ama Hatay'da depremden itibaren bir karşılığı olduğu apaçık. Şimdi gelelim diğer adaylar. Gürsel Tekin. Gürsel Bey'le biz bu stüdyoda pazartesi akşamı beraberdik. Şimdi düşündükçe hakikaten hem çok üzülüyorum, hem de bir yandan ya bu yani trajikomik bir durum. Çünkü o akşam birçok kulis vardı. Neredeyse artık netleştiğini söylüyorlardı kulisler. Esenyurt'tan Gürsel Tekin'in adaylığının. Hatta yani burada CHP'yi iyi bilen arkadaşlar da vardı. Onlar da buna itiraz etmiyorlardı. Biz Gürsel Bey'i tebrik ettik.
O da ya yine de temkinli olmak lazım canlı dedi. Canlı yayında mı? Canlı yayında oldu bunlar. Arada birçok tebrik telefonları geldi. Yani bu kadar hani herhangi bir olumsuzluk var mı yok mu? Hatta ben o yayında demiştim ki bakın sonuç ne olursa olsun Türkiye'de insana saygı duyulmasını istiyorsak siyasilerin, siyasi partilerin buna başlaması lazım. Sırf CHP değil, belki CHP'de en net örneğini görüyoruz ama bütün partilerde kimin aday olacağı meselesi böyle bir sanki gizem yaratılarak son dakikaya kadar insanların böyle heyecanlı olacak mıyım olmayacak mıyım diye bekletilerek bir sürecin sonunda Sayın oluyor. Sayın Gürsel Tekin kimseye ulaşamadım dedi. Gürsel yani Tekin'i ben de konuştum. Kendisi de genel sekreterlik görevinde bulundu CHP'de yani önemli görevler üstlendi. Tabii, yani kaç hiçbir dönem vermiş. Böyle bir tabloyla karşılaşmadım dedi. Ne genel başkan ne de genel başkan yardımcılarıyla bir temasım olamadı dedi. Fevzi sen de konuşmuşsun. Dün ben uzun uzun konuştum Gürsel Bey'le. Diyor ki ben zaten zannediyorum bunu Sözcü'ye de söyledi röportajda. Ben 15 gün önce istifa mektubumu yazmıştım diyor. Bütün bu adaylık sürecinden önce hem Sayın İmamoğlu'na hem Özgür Özel'e eğer benimle ilgili niyetiniz yoksa haberim olsun. Yok yok olur mu biz her yerde ön seçim yapacağız dedik diyorlar diyor. Şimdi ön seçimlerin hepsinden ben çıktım diyor. Öyle mi değil mi bilmiyorum. Ben hani Sayın Tekin'in söylediklerini aktarıyorum. En sonrasında defalarca haber gönderdim. Bana bir sinyal verin diye hiçbir şey gelmedi. Mesaj attım diyor. Genel başkana mesaj attım. Mesajıma 15 gün dönülmedi. Hala dönülmüş değil. Evet. Çünkü Özgür Özel ilk fırsatta arayacağım diyor. Dedi ama henüz ben de akşam saatlerinde konuştuğumda henüz aramamıştı. Evet. Yani bir yandan Şükrü Kaya var. Şükrü Genç. Şükrü Genç de şimdi CHP içindeki dengeleri bilenler belki daha iyi konuşabilir ama sonuçta yani halkla özdeşleşmiş bir isimdi ve ciddi beklentileri vardı. Şimdi Şükrü Genç de diyor ki yeniden değerlendirilmesini bekliyorum adaylığımı. Niye böyle diyor? Çünkü Sayın Özel biz bir şey kurduk, merci oluşturduk. Yeniden değerlendirip adayları değiştirebiliriz. O zaman kim şu anda İki yerde değilse, de değişti. Editörüm Erdem uyarsın beni. İzmir, Karaburun ve Çiğli. Değil mi? İki yerde yeni değerlendirme yapıldı. Adaylar değişti. Evet. Dolayısıyla bu yol açık. Açık. Şimdi Şükrü Genç de diyor ki benim bir an önce bu hatadan dönülmesi ve benim oraya konmam gerekir. Şimdi böyle diyecek birçok kişi olacak Türkiye'de CHP sıralarından. Şimdi dolayısıyla bir yandan İzmir tartışması devam ediyor. İzmir'le ilgili Tunç Soyer'le ilgili yazılan bir mektup var. O mektup bana da geldi. Herhalde sana da gelmiştir. Birçok gazeteciye geldi. Yani CHP açıkçası sanki insan şu soruyu sormadan edemiyor. Biz kendi kendimize ne kadar daha çok zarar verebiliriz sorusunun cevabını arıyor gibi hareket ediyor. Ben anlamakta zorlanıyorum. Siz o zaman seçimlerde ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağını değerlendiriyorsunuz. Yani bu iç tartışmalar şey nedeniyle. Çok büyük dramatik bir oy düşüşü beklemiyorum. Çünkü yani aşağı yukarı Türkiye'deki bu derin kutuplaşma devam ederken çok kategorik oylar var ama üzerine koyduğu oylar geri gidebilir. Ya da riskli olan bölgelerde kaybedebilir CHP. Yoksa zaten banko CHP denen yerlerde bir nebze geriye de düşse sandıktan çıkacaktır. Ama sonuçta bu kakofoni hem partiye zarar veriyor hem de partilerin motivasyonunu düşürüyor evet. diye düşünüyorum. Bir Ankara'ya da gidelim. Nasuh Güngör'e bir soralım. Efendim Lütfü Savaş konusunda değişiklik gündemde mi? Böyle bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Yoksa CHP yani böyle gündem bir anlamda değiştirmek anlamında bir alternatif arayışını mı gündeme getiriyor? Yoksa gerçekten bir alternatif arayışı söz konusu mu? CHP'de böyle bir değerlendirme var mı? Sizin bu konuda yeni bilgileriniz var mı? Nasuh Güngör? Şimdi ben Faruk Aksoy'un bir katılımcı olarak ifade ettiği isim benim. Yani bu anketlerle ilgili meseleyi iki yayında gündeme getirdim. Birinde Nagihan da vardı zaten. Açıkçası hani bunu uzun uzun konuşabiliriz ama ben bir cümle söyleyeyim. O 5 tane yapıldığı söylenen anketin oradaki saha şartlarında yani bilimsel anlamda oradaki zorlukların hani peş peşe hepsini sıralasak sağlıklı biçimde yapılabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Lütfü Savaş'la ilgili anket meselesine yaslanılması zaten bir hukuk deyimiyle butlan sebebiyle batıl. Yani daha baştan geçersiz bir yaklaşım. Çünkü ortaya koyduğunuz anketlerin tekrar... Evet, evet. Yani ortaya konulan anketlerin saha gerçekliğini yansıtması teknik olarak mümkün değil, fizik olarak mümkün değil. Deprem sonrası ortamda böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şu olur mu? Evet, olur. Ve niye anket, yapılan anketler her şeye rağmen? Lütfü Savaş diyor,
Çünkü yerelde çok iyi doku oluşturmuş, kendisine yakın bir çerçeve, katmanlar oluşturmuş bir isim. Yani yerelde güçlü bir aktör. Cumhuriyet Halk Partisi bunun farkında. Zaten bütün sorun o gücünden vazgeçip vazgeçememek. O arada gidip geliyor. Şimdi İzmir örneği güzel bir örnekti. Hani Nagihan söyledi de bence önemli. Ya bir kere böyle bu işleri bir daha gözden geçireceğiz. Şöyle yapacağız, tekrar bakıyoruz, tekrar değerlendiriyoruz noktasına gelirseniz o kapıdan herkes girmeye çalışır. Dolayısıyla kırdığınız insanların bir bölümünü bir kez daha kırmak durumunda kalırsınız. Bu da başka bir bence siyasi açıdan yanlış bir yaklaşım ve yöntem. Buna bir de geciktirme eklersek Fevzi Çakır, Ankara'da Çankaya örneğinde olduğu gibi neredeyse son dakikaya kadar gitti geldi gitti geldi gibi veya Etimesgut gibi son dakika hamleleriyle üstelik o şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da öyle haberdar etmeden bir sürece giderseniz orada da başka sıkıntılar çıkabilir ortaya. Şimdi buradaki metodolojik yanlışlar, yöntemler, yaklaşımlar bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sorunu gibi bir alanda da kalmıyor. Yani açıkçası söylemek gerekirse bir de şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunan o kamuoyundaki arkadaşlarımızın şöyle bir gayreti var. Bu altılı masa döneminde de öyleydi. Aynı şekilde kendilerini yerden yere atıyorlardı. Parti böyleyken seçmenin ve seçimlerin bundan etkilenmeyeceğini düşünüyorlar. Yani ya da bunu anlatmaya çalışıyorlar. Parti böyleyken bir küskünler ordusu yaratmışken bundan seçim de etkilenir, seçmen de etkilenir. İkisi zaten birbirine bağlı şeyler. Bu İzmir'dekiyle de böyle. Şimdi mesela bu reklam filmi meselesi nedir? Yani bununla ilgili ekstra ya da fazladan bilgisi olan var mı? Yani Sayın Lütfü Savaş'ın o filmde neden olmaması ya da olmadığı. Evet, onu biliyorum Nasuhi, sordum. Diğer... Onu söyleyeyim. Nagihan'ın yani belgesi varmış. Bir tamam lütfen, onu alırsam ben üzerine bir şey söylemek istiyorum. Sende cevap varsa ben sözünü kesmeyeyim. Yok, sizin reklamı bilmediğim için. Elinize alalım, sonrasında Nasuhi Güngör'le devam edelim. Benim aldığım bilgi şu ben yönde. Bilmediğim için... Pardon Nasuhi. Ayın 5'inde çekim yapılıyor. Tam depremin bir gün öncesi 5 Şubat'ta Lütfü Bey'in de o deprem hassasiyeti, oradaki bir takım çalışmalar olduğu için o filme katılım sağlamıyor. Yoksa davet etmiş CHP. Lütfü Savaş Cephesi böyle diyor. Ama evet, Lütfü Bey kendi katılmamış. Evet, bu da ilginç sonuç itibariyle. Yani ortadaki sonuç itibariyle bu cevap tabii ki doğrudur mutlaka hani aktardıklarına göre ama yine de o yöntemsel yanlışların ortaya çıkardığı sonuçlardan da bir tanesi. Yani böyle bir tarafı da var bu işin. Şimdi burada hani bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katkısı var mıdır? Vardır. Sayın Özgür Özel'in yeni bir genel başkan olarak hep yanı başında durduğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun tecrübesiyle ne rağmen bu hataları yapabiliyor mu? Elbette yapabiliyor. Bir üçüncü güç merkezi haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun hem İstanbul'daki ilçeler düzeyinde hem Türkiye'nin başka kentlerindeki zorlamalarının getirdiği buradaki sonuçlar var mı? Mesela İzmir'le ilgili örnek bunun bir tanesi ve İzmir'de de ciddi tepki var. Sadece iki ilçenin değişimi bunu yansıtmıyor. Yani İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan adayına Cumhuriyet Halk Parti tabanında da ciddi bir tepki var. Bunun sonuçları ne olur? İzmir ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybeder, kaybetme ihtimali var mı? Bunları ayrıca tartışabiliriz. Fakat sonuç şudur. Millet İttifakı'nın dağılması yetmediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de yeni fay hatları oluşturdu. Ve bu fay hatlarını gidermek, hani bunlarla ilgili bir takım tamirlerde ya da nasıl söyleyeyim o yaraları sarmak yerine sürekli olarak o hatlar üzerinden ısrarla ve inatla yürümeye devam ediyorlar. Yani dün akşam mesela burada biz il teşkilatı üzerinden bir konuşma yaptık. İl seçimlerinde yani il başkanlığı seçimlerinde aday olan ve kaybeden isim canlı yayına bağlandı ve olağanüstü bir tepki ortaya koydu. Söylemeye çalıştığım şu, bu İstanbul teşkilatı özelinde mesela çok ciddi bir konudur. Aynı şey 2019 Binali Yıldırım'ın seçilemediği o İstanbul seçimleriyle ilgili söylediğimizde herkes tebessüm ediyor. Evet öyleydi çünkü Sayın Binali Yıldırım AK Parti teşkilatıyla ciddi sorunlar yaşadı. Ya da tersini söyleyelim birbirleriyle uyum sağlayamadılar. Bir şekilde koordine olamadılar. Sahayı yeterince koordine edemediler. Belki söylem birliği sağlayamadılar. Bunların hepsini peş peşe söyleyebiliriz. Aynı seçimde Canan Kaftancıoğlu'nun ne kadar katkısı olduğunu hatırlattığınızda ve devamında Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu tarafından tasfiye ediliş sürecini anlattığınızda da yine benzer tepkiler geliyor. Yani şimdiki il başkanı ile de fevkalade uyum içindesiniz. İl seçimleri 32 farkla sonuçlanmış il başkanlığı seçimleri. Bu kaybeden adayın olağanüstü bir tepkisi var. Sosyal medyadaki mesajlarına bakabilirsiniz kendisini. Böyle bir seçim sürecinde teşkilatın her şeyiyle Ekrem İmamoğlu ile koordineli bir biçimde hareket edeceğini söyleyebilir misiniz? Çünkü diyor ki bana yakın olan yani beni destekleyen ilçe belediye başkanlarının tamamı tasfiye edildi.
Aynı şekilde ilçe başkanları da 14 tanesi tasfiye edildi diyor. Bu yarılmalar seçime mutlaka etki edecektir. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi bunlara yönelik tedbirler de almaya çalışacaktır. Fakat geldiğimiz noktada Şubat ayının kaçındayız şu anda? Ayın 15'indeyiz. 5 gün sonra listeler kesinleşecek. Hala listeyle ilgili mesela Lütfü Savaş gibi çok önemli bir ismin olup olmayacağı konusunda. Bir de Fevzi senden rica etsem orada hemen duruyor. İlk cümleyi bir okuyabilir misin? O ilk cümleyi mesela Sayın tekrar Cumhurbaşkanı kullansaydı. Sayın Hatay'da bir alternatif arayışı içindeyiz. Olacaktı. Alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Son cümle. Alternatif görürsem adayı değiştiririm. Evet, yani işler artık öyle istişare, demokratik süreçlerden falan çıkmış. Sayın Özel'im ben yaparım, yapabilirim noktasına gelmiş. Şimdi bu dilin onları nereye getirdiğine de kendileri bence bir baksalar iyi olacak. Bir ayrıntıyı vereyim, belki Gülfen Sanver daha doğrusunu ifade eder ama son parti meclisi toplantısında az önce dikkat çektiydim. Sayın Genel Başkan'a aday değişikliğine ilişkin bir yetki verilmiş. Sanırım bunun üzerinden bir değerlendirme yapıyor Sayın Özgür Özel. Yine de bu bir dildir, gayet net söylüyorum. İki, son, şu anda yazan Haluk Levent evet dese ankette yaptırırdık. Evet. Bunu bir tartıştığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden gelen açıklama ne yöndeydi? Resmi bir teklifimiz olmadı. Aynen. Şimdi Parti Genel Başkan Sözcüsü Deniz Yücel'den öyle bir açıklama geldi. Ya, Sayın Genel Başkan bazen yöneticiler arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey evet dese ankette yapardık dedi. Evet ama 3-4 gün önce öyle demiyorlardı. Yani evet. Evet, kamuoyu bunları takdir edecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Gülfem Sanver aslında Nasuhi Güngör dikkat çekti. Bir küskünler ordusu mu var CHP'de? Yani sadece CHP'nin problemi değil aslında. Her seçim konuşuruz. Kimin küskünler ordusu büyük? Ve bu küskünler partisine sandıkta oy verecek mi vermeyecek mi? Farklı bir tercihten bulunacak. Sandık başına gitmeyecekler mi? Hep bunu konuştuk. Belki de efendim şöyle bir tablo var. İttifaklar büyük oranda dağıldı. Bazı daha önce iki ana ittifak vardı. O ana ittifak içerisinde yer almayan, kendi adaylarıyla seçime giren birçok siyasi parti var. Bu anlamda artık ittifakların dağıldığı bir tabloyu gözlemliyoruz. Belki de kamuoyu yoklamaları büyük oranda seçim sonuçlarını tutturamayacak. Öngörülemez bir seçime doğru gidiyoruz. Çünkü az önce CHP'yi konuştuk. Yoğun bir şekilde bir küskünler ordusu, topluluğu oluştu. Bu küskünler ordusu seçimde de sandık başında da tavrını sürdürecek mi? Kendi partisini cezalandıracak mı? Farklı bir tercihte mi bulunacak? Elbette buna bakacağız. Nasıl bakıyorsunuz bugün itibariyle CHP'deki bu tartışmalara, Sayın Genel Başkan'ın açıklamalarına, yaşanan istifalara, sandıkta CHP böylesi bir tablo varken başarı elde edebilir mi? Şöyle, bence öncelikle Sayın Özel yönetiminin şöyle bir yanlış anlaması olduğunu düşünüyorum. Zannedersem onlar siyasal iletişimi böyle ya da seçim kampanyasını, seçim sürecini billboardlar, iyi bir slogan bulmak, 2-3 reklam çekmek, çarpıcı bir cümle söylemek olarak algılıyorlar diye düşünüyorum. Oysa ki siyasi iletişim dediğiniz şey sizin, yani bir siyasi liderin nefes almasını bile buna dahil edebilirsiniz. Ağzınızdan çıkan her kelime, yaptığınız her şey, her davranışınız sizin bununla ilgili imajınızın, konumlanmanızın bir parçasını oluşturur ve seçmene bir mesaj verir. Dolayısıyla sizin daha sonra sloganmış, billboard, bunu hep arkadan gelen şeyler. Yani biz örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyalarından bahsettiğimiz zaman son 40 gün kala bulduğu slogandan bahsetmiyoruz. O artık çok planlı işin proje ayrıntısı olmuş oluyor. O süreç boyunca gösterdiği güç ilişkisi, ağzından çıkan cümleler, seçmenle kurduğu, partisiyle kurduğu, ne bileyim yaptığı her iş aslında bir siyasi iletişim ve onun imajını oluşturuyor. Şimdi burada bunun büyük bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. İki tane nokta var. Bir sürekli bahsettikleri bir anket. Şimdi bu anket o kadar üzerinde takılınmış bir noktada ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda, evet bilimsel veri elbette ki çok önemlidir. Kamuoyu yoklamaları elbette çok önemlidir. Sizin bunları nasıl kullandığınız elbette ki çok önemlidir. Ama siz aday belirleme sürecini sadece ben bir anket yaptım, bakalım ankette kim önde, kim geride. Eğer 2019 yılında
sadece anketle aday belirleniyor olsaydı Sayın İmamoğlu Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir adayı çıkamazdı. Elbette. Değil mi? Demek ki sadece bir ankete baktık ve biz bu ankette kim önde kim geride, şimdi siz bununla değerlendiremezsiniz bir. Böyle değerlendiriyorsanız bile seçmene bunu bu şekilde anlatamazsınız. Şimdi siz seçmene değer verdiğinizi hissettirmek zorundasınız. Değer verdiğinizde en iyi nasıl hissettirirsiniz biliyor musunuz? Şunu söyleyerek, sana en iyi hizmeti verecek adayla karşındayım. Bu şu demek değildir, ankette en yüksek çıkan adayla karşındayım. Bu ikisi aynı cümle değil. Şimdi Hatay hikayesi haftalardır artık konuşuluyor ve siz sonuçta şu anda seçmene ne diyorsunuz biliyor musunuz? Biz şu an ankette en yüksek çıkabilen bulduğumuzu aday yaptık. Mesela Haluk Levent belki daha iyi olabilirdi ama o arka kapı diplomasisinde evet demedi, o yüzden ölçmedik. Bu arada bu nasıl bir arka kapı diplomasisi ise biz canlı yayında tartışıyoruz. Evet. Yani bu böyle yani yeni bir tanım hepimiz arka kapı yani. Diplomasisine evet, açık kapı diplomasisi ya, oluyor. Ya, şimdi bunu bu şekilde tanımlayabilmek olabilir mi? Şimdi ikinci takılınan nokta yaş. Şimdi ben elbette ki yaş önemli bir nokta. Elbette ki tamam genç adaylar, dinamik adaylar ama şimdi sizin ben şunu demelerini beklerdim. Bizim adaylarımızın eğitim seviyesi, bizim adaylarımızın tecrübesi ve bizim adaylarımızın cinsiyet yaş gibi. Yani bu örneğin özellikle İzmir özelinde bu sürekli söylenen bir şey. Yine bugün biraz önce Özgür Özel bir post paylaşmış. Adayların yaş ortalaması 45.9. Bu mudur? Yani şimdi bu mudur gerçekten sadece bir belirlenme kriteri, tercih kriteri? Bu adaylar hangi okullardan mezun olmuşlar? Yerel yöneticilikle ilgili nasıl bir kriterleri var? Yerel yönetim çok zor bir iş. Yani siz aynı zamanda bir siyasisiniz, aynı zamanda toplumun bütününe hizmet etmekle yükümlüsünüz. Birçok girift iş var. Yani çöp toplamaktan konser yapmaya, kentsel dönüşüm yapmaya kadar. Şimdi buradaki tek kriter bir gençlik olamaz. Dolayısıyla ben burada da niye bunun bu kadar ön planda, yani baskın bir ön plandaki bir söylem olduğunu anlayamıyorum. Şimdi kırgınlar ordusu mu var? Şimdi bakın farklı belediye başkanlarının mesajlarına bakıyoruz. Birçok nokta ortaya çıkıyor. Yani birincisi bu siz de anlattınız. Ben bilmiyordum Gürsel Bey'in pazartesi günü yayında olduğunu açıkçası. O da kimseye ulaşamıyorum demiş. Şimdi bir belediye başkanı, Kadıköy Belediye Başkanı da aynısını söylemişti. Sayın Soyer de aynısını söyledi biliyorsunuz. Yani bir belediye başkanı, belediye başkanı olamayacağını 3 dakika kala ya da sosyal medyadan ya da televizyondan mı öğrenir? Çok yani şimdi yanlış. Bu çok yanlış bir şey. Benim bildiğim daha önce de böyleymiş bu Cumhuriyet Halk Partisi ama o da yanlış. Yani bir belediye başkanı eğer belediye başkanı olamayacaksa bunun çok farklı bir iletişimi yapılması lazım kendisine. Dolayısıyla da tabii ki siz eğer altyazıyla geçen bir şekilde öğreniyorsanız bu bir kırgınlık yaratmama ihtimali yok. Yani bu evet tabii ki PM'den geçtikten sonra bir belediye başkanının olup olmayacağı belli ama en azından bu hangi isimlerin MYK'ya gittiği belli. Bunun farklı bir yöntemi olması lazım. Gürsel Bey gitmemiş bile bildiğim kadarıyla MYK'ya. Bu kadar saatlerce burada konuştuk. Kaç hafta konuştuk? Yani şimdi dolayısıyla da şimdi burada da elbette ki sizin yaptığınız her iletişim... Gürsel Bey gitmek zorunda mı MYK'ya? Bir de böyle bir şey mi gitmek var? Gitmek zorunda değil ama bunu bilme hakkı değil mi? Hayır tamam da bunu bilmek hakkı değil mi? Bilmek ya şimdi bilmek... Yani insan... Ya hayır, şunun gibi bir şey sabah işe geliyorsun... kartın bir gün açmıyor kapıyı. Bunun gibi bir şey. Ben adaya değil demiyorum ama belediye başkanı zorunda değil. Ama saygı gösterilip en azından... Belediye mi? Hayır. Adaya değil ama bakın belediye başkanları... Çorum'un herhangi bir ilçesinde, Aksaray'ın herhangi bir ilçesinde onlarca belediye başkan adayı var. Ve parti meclisine gidiyor, gitmiyor. Bunu bildiriyorlar mı? Ya Gürsel Tekin'in ne özelliği var? Bu ekranlara Gürsel çıktığı Tekin için mi? Gürsel Tekin herkes için ne geçerli için mi? Hayır. Genel ya insanlar kurban oyun gibi bekliyorlar sonuna kadar. Can, öyle değil. Öyle bazı değil. Partilerde bazı Gürsel, isimler var. Gürsel, onların Gürsel ciddi bir ağırlığı olur. O partiyi taşımışlardır. O kadar da değil. Öyle değil ya. Hayır, üstelik yalnızca Gürsel Tekin meselesi değil bu. Şimdi 40 yıldır partinin insanlara. Evet, 40 yıldır parti. Saygı gösteriyoruz, itiraz etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber millet vekili oldu 2011'de. 4 dönem milletvekilliği yaptı. Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında 2 yıl genel sekreterlik yaptı. Şimdi değişim sürecinde çıktı dedi ki şeyleri var, röportajları var. Dedi ki değişim diyen arkadaşlar yanlış yapıyor.
Gerekirse gidip onlara yanlış yaptıklarını anlatacağım. O şimdi, zaman bunları söyledikten dakika, sonra Gürsel Tekin, şimdi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e sorduğunda abi seni dakika, düşünmüyoruz değişim, deselerdi. Dakika, niye şu, cevap vermiyorlar? Şimdi değişim yanlış diyor. Ya bu siz şimdi bunu kendi sıranızda anlatsanız. Hayır hayır. Ya şu merak ediyorum. Gürsel Tekin'e. Efendim söz hakkı vereceğiz. Gürsel Tekin'e genel merkez. Gürsel Bey size aday yapmayacak, yapmayacağız demek zorunda değil. Böyle bir zorunluluğu yok. Bunu anlatmak istiyorum sadece. İyi de burası Türkiye yok, yani. Burada siyaset de senin yani söylediğin gibi olmuyor. Yani. Şöyle. Siyasetinde bir geleneği var, bir yani adeti var, bir özelliği var. Yani partililer boşu boşuna. Şimdi Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıradan bir adam değil ki ya. Öyle değil. Öyle değil. Öyle zamanın bitirsin. Siyasetinde dediği gibi olmuyor yani. Öyle değil. Hanımefendi bitirsin bak kaldı gene. Öyle değil. Bu akşam bu yayına gelirken bile sana deseler ki akşam yayına gelme ihtimalim var. Saat 8'e 5 galaya kadar bunu bilmesen. Düşün yani saçma sapan bir örnek veriyorum. Tek bir akşamla ilgili. Bu çok büyük bir saygısızlık olmaz saygısızlık, mı senin evet, açından? Saygısızlık. Bu insanların evet, aylarını doğru bağlıyorlar. Evet doğru, tamam şöyle. Şimdi, bir de Gülfem bunların bir çoğu bu insanlar bir şey haftaya yapacağını biliyor. 15 tane ekrana çıkacak isim mı, yok yani. Peki. Peki isimler var. Gülfem şimdi isimlerle ilgili değil ama şimdi benim bahsettiğim zaten var olan sizin belediye, var olan tam da ona dikkat edecektim. Yani Gürsel Tekin ismi üzerinde değil de mesela Tunç Soyer çıktı dedi ki ya evet, MYK'dan 5 dakika önce evet, öğrendim var olan dedi. Belediye başkanları binlerce oy alarak onlara da denilebilirdi sizi değerlendirmeyeceğiz diye diyorsunuz. Halka hizmet eden belediye başkanları ayın 31'ine kadar da belediye başkanı olarak hizmet edecekler. Yani bu bir nezakettir. Zaten hepsi siyasi nezaketsizlikten bahsediyor. Dolayısıyla da bunun iletişimini sizin kurgulamanız gerekiyor. Yani Gülfem Hanım neden böyle oldu? İki cümlede buna söyler misiniz? Yani niçin böyle oldu? Cumhuriyet Halk Partisi neden yeni genel başkan seçmiş? Niçin bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim itti? Şimdi bir saniye ben yani birkaç cümlede buradan konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Faruk Aksoy'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunu alalım yani. Böyle mi olur? Bir parti böyle mi bırakılır? Tamam. Şimdi bana kalırsa evet Özgür Özel'in elbette ki şöyle çok büyük bir zorluğu oldu. Bunu kabul etmek gerekiyor zaten. Yani genel başkan seçildi ve hemen bir yerel seçim gibi çok zorlu bir sürecin içinde buldu kendini. Daha önce ittifaklarla girilen bir yerel seçim pıtır pıtır ittifaklar ayrıldı. Zorlu bir sürece girdiği kesin ama zaten liderlikler de bu tarz dönemlerde hı-hı, belli olur. Şimdi örneğin bu en son çekilen reklam filmi. Şimdi ben bahsi geçince sosyal medyada... O reklam filmine ilişkin görüntülerimiz vardı arkadaşlar, onu da ekrana getirelim. Sosyal medyada tekrar baktım. Tabii ki her yerde şöyle geçiyor. Lütfi Savaşsız reklam filmi. Şimdi Sayın Alçı anlattı ayın 5'inde çekmeyin ayın 5'inde evet, o doğru zaman. O ya çekmeyin konu, o zaman ayın 5'inde. 4'ünde çekin. Yani bu da hiç kusura bakmasınlar. O zaman bu işleri organize edebilen insanlarla birlikte doğru yürüsünler, birlikte çalışsınlar. Yani bu tamamen yanlış bir kurgu. Tabii ki Lütfi Bey'i ben burada hatalı görmüyorum. Ayın 5'inde çekerseniz gelemeyebilir. Ama çekmeyin, 7'sinde çekin. Başka bir zaman çekin. Şimdi dolayısıyla bunların da hepsini ben açıkçası böyle bir ne diyeyim organizasyon ha, eksiği olarak niteliyorum. Bu arada ekrana yansıtıyoruz efendim. Lütfü Savaş'ın olmadığı ama CHP'nin çok kötü bir diğer adaylarının olduğu hakikaten reklam çok kötü filmi, bir reklam filmi yani. Şimdi örneğin slogan işimiz gücümüz zannedersem işimiz kötü gücümüz bir reklam diye filmi vermişler. Dediniz Cem Küçük. Evet. İşimiz gücümüz siyasal diye. Siyasal iletişimci Gülfem Hanım burada. Bu arada reklama dair yorumunuzu da almak isteriz. Ya, ya şimdi örneğin bence slogan zannedersem işimiz gücümüz ve bağlı bulunan il. Yani hı-hı, işimiz gücümüz belediye ama işte işimiz gücümüz Türkiye. Şimdi biliyorsunuz bu işimiz evet, hizmet, i̇şimiz, gücümüz millet Türkiye. Daha önce AK Parti tarafından kullanılmış bir slogan. Aynı slogan değil ama andıran bir slogan. Şimdi yepyeniler, yenilikten bahseden bir parti andıran bir sloganla çıkamaz. Hiç kusura bakmasın. Bu işte o işimiz hizmet, gücümüz millet. Gayet AK Parti'nin bir eski Binali Yıldırım'ın zannedersem kullandığı slogan. Dolayısıyla bence bir kere slogan baştan başa hatalı. Adalet Partisi'nin sloganının benzeri. Gürsel 65-66. Tekin yayına bağlanmak sloganı istiyor. Evet doğru o da var. Ulaşalım kendisine, hazır olduğunda alalım. Bu arada Gürsel Tekin yayına bağlanma isteğini ifade etti. Hazır olduğunda alalım Sayın Gürsel Tekin'i. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i ben benzetemiyorum gerçek hallerine. Photoshop mu var? Değişik. Yok o flu yok, bir şey yok. O bence var, buradaki ekrandan buradaki zannedersem. Ekranı, buradaki ekrandan. Onda evet, bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Şimdi dolayısıyla
bence Sayın Özel'in böyle bir ekip olarak artık Allah'tan YSK tarihi de belirliymiş, adaylar sonunda açıklanabilmiş diyeyim. Artık bunlar açıklandı ama bir çok hızlı bir şekilde bana kalırsa bir ne diyeyim, daha bir organizasyonel olarak etrafa bakmaları lazım. Şimdi dünden beri İstanbul'daki bu arada kriz, siz şey yaptınız, Sarıyer'de hala devam ediyor. Şükrü Genç ayın 18'ine kadar siz süre verdi. Siyasal iletişimci olarak CHP'nin bu krizi yönetebileceğini, bu süreçte yaşananları halka anlatabileceğini ve sandık başına seçmenin sorunsuz bir şekilde gidebileceğini değerlendiriyor musunuz? Şimdi şöyle, 45 gün var daha aşağı yukarı ve evet, ben de dediğim gibi yani Sayın Özel kucağında çok böyle hızlı gelişmiş bir yerel seçim trafiği buldu. Zorlandığı bir süreç olduğu aşikar. Yani bütün bu ittifaklar, denklemler hepsi. Şimdi artık adaylar belirlendi. Belki bir takım ilçelerde değişiklikler yapılması söz konusu. Dediğim gibi işte Sarıyer'de böyle bir süre verdi ayın 18'ine kadar. Çünkü mesela Şükrü Bey'de anketlere bakılıyorsa ben öndeyim diyor. Şimdi haklı olarak siz hep bir kriter koyduğunuz zaman bu sefer o kritere uyan adaylar neden ben bu kritere uyduğum halde aday olamadığımı tartışmaya başlıyor. Bunlar yıpratıcı süreçler. Dolayısıyla ben bir an önce artık bu süreçleri Sayın Özel'in yapılacağı değişiklikler varsa da yapıp, çünkü yetki aldım yapabilirim gibi şeyler söylüyor, yapıp artık bir düzlüğe çıkıp başka bir perspektiften, yani bütün bu aday tartışmalarını geride bırakılan bir perspektiften tekrar kendi kampanyasına, 45 gününe ve bu seçime konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. Şu dağınıklıkla çok zor, çok büyük bir şans var Türkiye'deki kutuplaşma. Çünkü işte seçmenin belli bir kısmı ne olursa olsun yine o parti aidiyetini önemseyecektir. Ama günün sonunda Sayın Özel'in bir iddiası var ve bu iddia 2019 başarısının gerisine düşemez. Dolayısıyla onların çok sıkı çalışıp bu yeni yönetimin neden kastettiğini, ne yapıldığını bir anlatıp isim tartışmasını geride bırakıp bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni son 1,5 yıldır sadece isim tartışarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı adayı ismi tartışıldı, o bitti. Genel başkan adayı tartışıldı, o bitti. Belediye başkan adayları tartışıldı. Başka hiçbir şey tartışılmadı. Dolayısıyla artık şu isim tartışmalarını kenara bırakıp doğru düzgün bir siyasi iletişimin ne olduğunu da anlayıp kurgulayarak biraz önlerine bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim. Efendim bu arada Lütfü Savaş'ı çok konuşuyoruz. Sayın Lütfü Savaş da yayınımıza katılmak isterse kendisine söz hakkı veririz. Sayın Genel Başkan'ın son açıklamaları üzerinden bir mesaj olursa elbette Türkiye'nin nabzı aracılığıyla kamuoyuna aktarmak isteriz. Bu arada Sayın Gürsel Tekin hazır. Sayın Gürsel Tekin hoş geldiniz. Fevzi Bey, size de konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Aslında ben Türkiye'nin Nabzı programı öncesinde Ankara'dan İstanbul'a gelirken çok sayıda izleyicim Gürsel Bey yayına katılacak mı demişti. Sizin açıklamalarınızı açıkçası merak ediyorduk. Böyle fiziken olmasa da telefonla açıklamalarınızı alacağımız önemli bir an. Ben akşam saatlerinde sizle konuşmuştum öncelikle. Sayın Genel Başkan sizi arayacağını ifade etmişti ama o ana kadar bir arama yoktu. Bir telefon geldi mi? Bununla başlayalım dilerseniz. Evet, ya olabilir. Şimdi Sayın Genel Başkanımız sonuç itibariyle bizim dostluğumuz var. Beraber çalışmışlığımız var. Aradığında elbette görüşürüz. Ama Can Bey tabii söylemiş olduğu cümlelerle ilgili katılma gereği duydum. Şu ana kadar bir arama olmadı mı efendim? Efendim? Bir temas olmadı mı şu ana kadar? Daha temas yok. Peki. Can Bey'in... Ben yakıtı bitmiş, yakıt ikmali yapan bir Cumhuriyet Halk Partili değilim. 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin o değişim dediğiniz, dönüşüm dediğiniz, toplumla bütünleştiren, toplumun farklı katmanlarıyla yan yana getiren bir siyasetçi olduğumu hatırlatmak istiyorum. Değişim sadece 2008 yılında, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Tekin İl Başkanlığı döneminde olmuştur. Sayın Baykal döneminde ismini, o arkadaşlarımın isimlerini vermek istemiyorum. Sayın Baykal döneminde arkadaşlarımızın tamamı ulusalcıydı. Bugün o yenilikçi dediklerimiz. Daha sonra Önder Bey döneminde Önder Beyci oldular. Ansızın kısa süre içerisinde Kemal Bey döneminde
özgürlükçü solcu oldular. Sonra ne olduysa değişimci oldular. Ben kimseyi incitmek istemiyorum. Tabii Can Bey o arkadaşlarımız sözcüsü değildir. Ama burada meydan okuyorum. O kendisine değişimci diyen her arkadaşı Habertürk'te yayına çağırmak istiyorum. Gelsinler, beraber konuşalım. Bedeni bir şekilde ben sonuç itibariyle bu parti emek vermiş, sahada sokakta çalışmış, mücahitlik yapmış ve bu partinin müşahidi olmuş bir insanım. Zenginleşmiş biri falan değilim. Siyasette zenginleşmenin karşısında dik durmuş ve bu ülkede yoksulluğun, sefaletin sorumlusu bu yolsuzluktur diyen, isyan eden bir siyasetçi. Onun için arkadaşlarımız Gürsel Tekin deyince bir böyle geriye dönüp siciline bakacaklar. Ama değişimci arkadaşlarınızın ne zaman sizin bugün vekaleten onların adına kullanmış olduğunuz cümleler kim istiyorsa, hangi mecrada istiyorlarsa, Habertürk olmayabilir, kendi televizyonları var, kendi televizyonlarına kendileriyle yayında toplumun 85 milyon insan bizleri izlesin, ne yapmışız, ne diyoruz, dün ne yapmışız, bugün ne yapmışız, bunu konuşmak istiyorum. Onun için bu değişimciydi, şuydu, buydu falan, kimin değişimci, kimin değişimci olmadığını ben çok iyi biliyorum. Ben bu partinin hafızasını en iyi bilen insanım. Elbette. Bunun için aramak zorunda kaldım. Peki. Yani birkaç sorumuz olsun. Bu arada sizi yakalamışken. Ne zaman isterseniz hangi arkadaşın konuşmak istiyorsa kendileriyle ben her türlü konuşmaya hazır oldum. Efendim, seve seve Türkiye'nin nabzını ve Habertürk ekranlarını CHP içerisinde değişimci ya da işte eski ekip güzel olarak ifade şey edilen ekipler arasındaki tartışmaya açarız. Bu anlamda sizin çağrınızı da biz de buradan yapmış olalım. Dilerse yeni ekiple ya da işte nasıl tanımlıyorlarsa kendilerini burada pek tabii gelip dertlerini ben anlatabilirler. Yeni bir şey bilmiyorum. Yani yeni dediğiniz Deniz Bey döneminde bakın ben Türkiye'de siyasette satıcı böyle günübirlik değişimci falan ideolojik değişimi evet sonuna kadar saygı duyarım. Hiç sorunsuz. Siz... Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda geçmiş dönemde elbette farklı değişim, farklı düşünceler yarışları olmuştur. Buna saygı duyarım. Ama düşünceden dolayı bir değişimin olduğunu bana bir tek Allah'ın kulu söyleyemez. Dolayısıyla siz CHP'nin yeni yönetimini ve kurmaylarını değişimci olarak kabul etmiyorsunuz. Elbette. Ya benim arkadaşlarım onlar. Benim ağzımı açmayın. Hepsini tanırım. Serecesini bilirim herkesin. Gürsel Bey size bir şey sorabilir miyim? Peki efendim. Şimdi benim bir tek özel ricam. Yani ben ekranlara çıkan bir insanım. Hiç her şeyim açık. Çok aleni bir insanım. Rahatlıkla herkes bana ulaşabilir. Sorabileceği ne soru varsa sorulara cevap verir. Evet. Mesela bugün bir gazeteci arkadaşımız, dostumuz bir ekranda. Bunlar çok günahtır yani. Gerçekten günahtır. bir radyoda demiş ki Gürsel Tekin'le Sağlık Bakanlığı ilişkisine bakalım. Gürsel Tekin'le Sağlık Bakanlığı ilişkisi hangi ilişkidir biliyor musunuz? Buyurun. Pandemi döneminde rahatsızlandığımda Sayın Bakan'ın beni aradığı ilişkidir. Onun İnsani bir ilişki olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu kadar da olmaz yani. Vallahi yani, nasıl bir ilişki? Yani bir bakan bir siyasetçiyi yani arar yani. Bu da hani bir şey gibi anlatılmaz ki yani. Tayyip Bey'le Muhittin'e yaramıştır. Tabii canım ne olacak yani. Peki. Çok çirkin buluyorum. Çok ayıptır. Yani biz bugüne kadar namusumuzla, hasiyetimizle siyaset yaptık. Ömrüm imar çetesi beton lobisiyle mücadele ederek geçti. Bugün değil 15 yıldır. Hepinize özel rica ediyorum. Elinizde telefonlarınız var. Evet. Oraya imar çetesi, beton lobisi yazdığınızda Gürsel Tekin'in bütün fotoğraflarını görebilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Peki Sayın Tekin sizi bırakmayacağım. Birkaç sorumuz var. Konuklarımın da sorusu var. Lütfen biraz daha bizle kalın. Nagihan Alçın'ın bir sorusu var. Kendisiyle başlayalım. Gürsel Bey ben yani onu hatırlattım. Pazartesi akşamki yayını da açıkçası ben de anlamakta zorlanıyorum. Bugün Özgür Özel'in
sizinle ilgili sarf ettiği cümleler Gürsel abi diye bahsetti sizden. Evet. Bir şunu sorayım, ne hissettiniz? İki, hakikaten bir arama bekliyor musunuz? Sözlerini de hatırlatayım. Çok özür dilerim Sayın Tekin. Kırgınlığı evet. geçince baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Adaydan memnun olmayan herkes istifa ederse partide kimse kalmaz demiş Sayın Genel Başkan. Buyurun. Efendim benim niçin, neden istifa ettiğimi Sayın Özel de Sayın Genel Başkan da çok iyi biliyor. Bazı şeyler var ki söylenmez. Zamanı gelince söylenir. Ben 40 yıl çocukluğumdan itibaren bu partiye dava uğruna mücadele etmişim. Ve 15 gün o istifa mektubunu yazarken hangi ızdırabı çektiğimi ben bilirim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldığında gözyaşı döken benim. O partinin gençlik kollarında pazarda kağıt toplayarak yakarım ben ve benim arkadaşlarımdır. Bugün Kadıköy Teşkilatı'ndaki eski dostlarımız, arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız hepsi bilir. Türkiye coğrafyasında farklı siyasi partilerin tamamı, farklı insanlar, farklı unsurların tamamı beni arayarak ilk kez ne kadar haklı olduğumu söylediler. Bu mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bir sorun değil. İnsanlar şerefiyle, hasiyetiyle siyaset yaparken akraba ilişkileri, kabile ilişkileri, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk ilişkileri üzerine siyaseti inşa etmeye çalışırsanız işte o zaman siyaseti çürütürsünüz. Bütün siyasi partilerde yaşanan sorun bu. Ankara'daki tayinli atamalı sistemden vazgeçin. Bırakın millet kendi kaderini kendisi çizsin. Sayın Özel arayacaktır. Elbette abi kardeş ilişkisi içerisinde telefonla birbirimize söyleyeceğimiz cümlelerimiz vardır. Sayın Genel Başkan'la parti yönetimini ayırıyor musunuz, kurmayları? Böyle bir bakış açınız mı var? Hayır, öyle bir kimseye ayırdım yok ama yani bu böyle onlar değişimci, biz geri kalmışçı gibi tasnif edip tarif edilmeler beni çok üzüyor. Ben oradaki Peki. arkadaşlarımın hepsinin sicilini biliyorum. Onlar da benim sicilimi bilirler. Benim yani ideolojik bir tartışma yapmak istiyorlarsa ben çok hazırım. İşte hangi kanalla isterlerse konuşalım. Peki. Ya bu değişim falan değil. Yani benim daha fazla damarıma basmayın. Peki Faruk Aksoy'un bir sorusu var efendim. Şöyle ben Gürsel Tekin'e herhalde nasihat edecek yaşta ve tecrübede değilim. Ama rica ederim olur. Taş yerinde ağırdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek, hani 40 yılı bu partiye verdim diyen partinin nefer isimlerinden biri olarak partiden istifa etmek ağır bir karar değil mi? Bir. İki, velev ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmediniz. Siyaset insana bir kere bulaştı mı bir daha kurtulmak zor. Yani Gürsel Tekin'in başka bir planı, programı var mı? İki, üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu süreci yaşamasında eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettikten sonra parti genel başkanlığından ayrılmamasının, olayı sıkıştırmasının, zamanın daralmasının, olaylı kurultayın gerçekleşmesinin etkisi var mı yok mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki çok kolay bir karar değildir. Ne kadar zorlandığını bir ben bilirim, bir de eşim bilir. Bir de arkadaşlarım, çevremdeki dostlarım bilir. Çok kolay alınmış bir karar değil. Ama bu kararın arka planında sıradan bir belediye başkanlık meselesinin olmadığını da bilmenizi istiyorum. Tam 8 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sahada, sokakta sosyolojik çalışma yapan tek kişiyim. Tek. Türkiye'de tek. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bunların hiçbir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin haber sitesinde yok. 2-3 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkeze yakın bir televizyonda söylediğim bir tek cümleden dolayı, bakın hep deriz ya, daha özgür kendimizi ifade edelim. Hı hı. Dedim ki 2018 yılındaki seçimde 11.800 sandıkta sıfır oy almışız.
Ey Ankara'da oturanlar. Cümlem sadece bu. Ey Ankara'da oturanlar. Çıkarın kravatlarınızı. Anadolu'yu dolaşalım. Ben 100 bin kilometre yol dolaştım. Kimseden bir lira para almış değilim. Kendi arkadaşlarımızla, kendi imkanlarımızla 100 bin, 6,5 yıl. Çıkın 11.800 sandıkta neden sıfır oy almışız? Bunun hesabını, kitabını yapalım dedim. Bana televizyona çıkmama yasağı koydular. Sandıklarda sorun var dedim. Üyeliklerde sorun var. Bunların hepsini kapalı toplantılarda, zaman zaman da televizyonlarda öz eleştiri yapan bir siyasetçi. Siz en iyi beni en iyi siz tanırsınız. Beraberdik burada efendim. Çokça onun konuştuk. Partinize yönelik eleştirileri de duyduk. Bunlar böyle belediyeyle, şuyla buyla küçültülemeyecek kadar önemlidir diyorum ya. Yani benim partim her şeye rağmen bugün istifa etmiş olsam da kalbime mühürlemiş olduğum partime daha fazla zarar gelmemesi için yutkunarak konuşuyorum. Gazeteci dostlarımızla kimleri savunduğunuzu bir gözden geçirin. Sizden ricam bu. Efendim kararınızı gözden yani geçirmeniz söz konusu. Başka bir yol görünüyor mu önünüzde Cumhuriyet Halk Partisi dışında? Sorusuna da cevap vereceğim. Buyurun. Bu dava uğruna sonuna kadar mücadele edeceğim. Tabii ki yarın hangi alanda, hangi mecrada olacak bilmiyorum ama bizim dar da olsa bir kadromuz var. Türkiye coğrafyasının çeşitli bölgelerinde dostlarımız, arkadaşlarımız var. Siyaseten haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış binlerce insan var. Yarından itibaren yine kentsel dönüşüm dahil olmak üzere toplumun bütün katmanlarındaki yaşanan sorunların, sıkıntıların yanında, onların yanında saf tutacağım. Önümüzdeki günlerde tabii ki siyasetin içinde olacağım. Hiç kimse merak etmez. Son soru. Eski genel başkan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğuna dair bir sorusu vardı. Bir sorumluluğu var mı sizce? Bütün bu gelişmelerle ilgili. Bakın biraz önce söyledim. Ben Sayın Genel Başkanıma bir mektup yazmışım. Bazı şeyler çok mahrem olduğu için ifade etmek istemiyorum. Sayın Özel'e mi efendim? Hayır, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Buyurun. Seçimden 8 ay önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun o günkü ekibi, bugünkü değişimcisi olanların tamamı tane tane beni aradılar. Türkiye coğrafyasındaki bütün siyasi partilerin kimlerin istifa ettiği, kimlerin partilere katıldığını bilen, takip eden tek kişiyim. Sayın Genel Başkanım, Anadolu'nun dört bir yanında sorunlar, sıkıntılar var. Sayın Genel Başkan bana dedi ki arkadaşlarımız bunların hiçbir sorunu yok, sandıklarda sıkıntı yok dediler. Bütün buna rağmen bunu bildiğim için Amerika'da çok sevdiğim bir bilgisayar mühendisi arkadaşımı, orada da şirketleri olan, onu çağırdım, getirdim buraya. Dedim ki ben bu sorunu bilirim. Aynı zamanda AGİT üyesiyim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde seçimleri izlemiş, gözlemiş bir insanım. Hani bir deyim var ya, oy kullanana değil, oy sayana bakın. Oy sayma konusunda çok ciddi sorun var. Bir tatbikat yapalım, tatbikat. Ne demektir tatbikat? Seçimden bir ay önce seçim varmış gibi bir tatbikat yapacaktık. Ve bu vesileyle kaç sandıkta temsilcimizin olup olmadığını görecektik. 5 gün Amerika'dan gelen arkadaşımız Ankara'da bekledi. Ne yazık ki görüştüremedik. Ya beni daha fazla ne olursunuz damarlarıma dokunmayın. Peki efendim, son soru olsun. Bize konuşalım artık vallahi yani. Hani biz... Evet, son soru olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Cemil'e yani. Döneceğim efendim. Hayır, sürekli öyle burada zaten. Öyle diyemem ama Gürsel Tekin şu an Türkiye'nin gündemi. Efendim gündemi son soru olsun. Sabah, hayır, ilk Sayın Kılıçdaroğlu'yla istifa kararınız öncesi veya sonrasında bir görüşmeniz oldu mu? Hayır, hiç kimseyle olmadı. İstifa kararımı sadece benim yoldaşlarım, arkadaşlarım ve eşimin dışında hiç kimse bilmiyordu. Onların tamamı da karşı çıktı ama ona rağmen bu kararı aldım ben tek başıma. Son dedim ama bir son daha olsun. İstanbul'da yerel seçimde tavrınız ne olacak? Sayın Ekrem İmamoğlu için mesela destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız? Efendim bunlar değişimci değil, çürümüş adamların ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım.
bir desteğe ihtiyacı olan insanların, arkadaşlarımızın, İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'u sokak sokak bilen, mahalle mahalle bilen arkadaşlarına kimse bugüne kadar bir soru sormadı. Burada ihtiyacımız var demedi. Nereyi biliyorsun? İstanbul'un bütün muhtarları herhalde Cumhuriyet Halk Partisi deyince sadece beni tanırlar. Doğru. Arkadaşlarımızın böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu hiç zannetmiyorum. Gayet iyi anlaşıldı. Teşekkür ediyoruz Sayın Gürsel Tekin. Kararınız hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda tekrar bir arada olmak isteriz. Sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, Türkiye'nin gerçek gündemiyle muhalefet meşgul olursa ben de memnun olurum. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Gürsel Tekin. Cem Küçük'e döneyim, uzun süre beklettim. Vallahi kusura bakmayın. Çok sabırlı davrandı değil mi? Yani evet evet, ama süresini hayret vereceğim yani. Efendim. Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayayım. Aslında çok, bence çok şey söyledi ama son mesajı gayet netti. Ben Gürsel abinin Ekrem İmamoğlu'na ilişkin. İstifa ettiği gün bana sabah 8'e mesaj attı. Hı-hı. Dedi ki 9:35'te bir mesaj atacağım dedi herkese. Bir bakarsın dedi sabah. Hı-hı. Sen de o sabahlar yayında oluyorsun ya. Evet. Ne zaman istifa etti? Salı günü mü etti? Aslında o bir şeydir. Yayınları günü, takip eder. Salı, evet. Günü. Pazartesi günü. Pazartesi günü. Hı-hı. 8'de mesaj. Salı günü etti. Pazartesi değil. Baktım, okudum, istifa ettiğini anladım zaten. Yani partiden istifa ediyorum. Çünkü ben de şöyle tabii, saflık bizde. Esenyurt adaylığı da herhalde açıklanacak. Hayırlı olsun dedim ben de. Ama meğer adam partiden istifa etmiş yani. Ama ben Gürsel Tekin'e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gürsel Tekin 2009'da CHP'ye Türkiye'de büyük şehirlerde ve birçok yerde başarı getirmiş isimlerden biridir. Hı hı. Yani İstanbul'un birçok yerini kazanaması da oyunu çok artırmıştır. AK Parti'nin 38'e düşmesinde o CHP Genel Başkan Yardımcısı iken bence büyük katkısı vardı. Ben mesela o dönem Güngören'i takip etmiştim. Hep söylüyorum, futbolcu ile mi birçok yerde. Yani CHP'nin görüp görebileceği en yüksek oyları aldı oradan. Doğru adaylarla, onu söyleyeyim. Şimdi CHP ile ilgili şeylerimi söyleyeyim. Bu son mesajına ilişkin ne dersiniz? Bir destek talebi gelmedi ki bizden. Destekli. Bu anlamda yani Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek verelim. Sağda çalışmaz ama yani gönlünde gene CHP vardır. Yani o İmamoğlu için de mi aynı şeyi söylüyorsunuz? Sandığa gitmez. Yani kalkıp da AK Parti'ye oy verecek hali yok Gürsel Tekin'in. Ama sandığa gitmez öyle bir durumda. Şimdi ben Müslüm Sarı'nın bu ekranda yerel seçim, genel seçimden hemen sonra söylediği bir şey vardı. Notlarımda var. Biz dedi yerel seçimde bir dip daha göreceğiz dedi. Ondan sonra ancak toparlanırız dedi. Bence CHP şu an o dibi görüyor. Şimdi bakın, Türk tarihinin 1950'den beri alalım. Yani 74'deki Ecevit olayı dışında CHP'nin hani bin sayfa Türk tarihini yazsak, 50 sonrasını söylüyorum. CHP burada 2 paragraf, 3 paragraf olur, hizmetler anlamında söylüyorum. Yani Demirel 50 sayfa tutar, Özal 70 sayfa tutar, Menderes 100 sayfa tutar, Tayyip Erdoğan 200 sayfa tutar, Erbakan tutar, yani arada Türkeş tutar. Ama CHP hiç mesela yerel yönetimlerde yani Bedrettin Dalan tutar, başkaları tutar. Ama CHP'yi mesela ben çocukluğumdan beri hep kurultaylarla biliyorum. Mesela 90'lı yıllarda Hikmet Çetinler, Murat Karayalçınlar buna, yani CHP böyle anılıyor. Yani o onun kuyusunu kazıyor, o onun arkasından geliyor. 70'li yıllarda bile yani rahmetli İnönü bile bırakıp da gitmedi. Yani yenilip de gitti. Yani yaşı 80 küsürdü. Artık bir halk nezdinde de çok, yani her zaman büyük komutan olarak anıldı ama CHP anlamında da halkta da artık isyan başlamıştı kendisine karşı. Ama o bile o seçimlerde yani kurultayla gitmek zorunda kaldı. Buradaki şey şu. Şimdi Faruk diyor ya hani Kemal Bey. Ben Kemal Bey'i, bütün suçun Kemal Bey'e yüklendiği kanaatindeyim. Yani genel seçim ona yıkılıyor, tamam kaybetti, gitti. Gitmeliydi. Hı hı. Aslında çoktan gitmeliydi. 14 seçim kaybeden biri değil. 4 seçim kaybettiğinde gitmeliydin. Gitmedi, kaldı. Ama son seçimde sonra gitti. Ha, kalmak için direndi, yanlış yaptı, doğru. Ama nasıl gitti? Ekrem Bey'in çabalarıyla gitti. Yani Özgür Bey'e kalsa Özgür Bey'in gücü Kemal Bey'e göndermeye yetmezdi. Hı. Ama Ekrem Bey onu gönderdi. Ekrem Bey'i gönderdikten sonra partide eş genel başkan gibi oldu perde arkasında. Yani kimse kendini kandırmasın. İzmir'deki adayı istemiyorum ben dedi. Oraya kimi koyarsan koy ama dedi orada Tunç Sayar olmayacak dedi. Ya da işte İstanbul bana bağlı, ben istediğimi seçeceğim, sen burada bir şey yapamazsın dedi. Bir de Kemal Bey'i çok bariz destekleyen isimler, çok öne çıkan, Tunç Sayar onlardan,
biriydi. İşte Alper Daşdelen onlardan biriydi. Hı-hı. Diğerleriydi. Ama bu arada Özgür Özel de acemiliğinin kurbanı oldu. Mesela kurultaydan hemen önce mutlaka ön seçim yapacağız dedi adaylar için. Kurultayda dedi efendim. Kurultayda önce de söyledi. Yani kurultaydan beraber. Bir gün önce de dedi ön seçim. Kurultayda kurultay bitti zaman yok dedi. Sonra anketler yapıyor. Hani o ön seçim yapamıyorsun anket yapıyorsun. Anketi nerede kimle yaptığın da belli değil. Hiç kendini kandırmayalım. CHP ön seçim falan anket de yaptırmıyor. Onu kendi arasındaki arkadaşlarına soruyor. Ben bunu nereden biliyorum? Kendi memleketlerinden biliyorum. Soruyor yani. Ya diyor Faruk nasıl biri? Ya iyi arkadaş olur. Ve ona bakıyor. Kemal Bey mi destekledi? Evet o zaman eleyin. Şöyle olsun. Böyle seçiyorlar. Hı hı. Ya hiç kendinizi kanı. Ya CHP'de iş böyle yürüyor. Öyle olduğu için zaten bu kadar saçmalık oluyor. Yani ülkenin iki numaralı partisinde böyle bu kadar saçmalık olur mu ya? Bu kadar çok. Bakın dün Şükrü Genci ben yayına aldım TGRT'de. Evet. Bana ne dedi biliyor musun? Yayında söyledi hatta bir de İstanbul'un rantını yemek isteyenler dedi. Beni dedi göndermek istiyor dedi. Aday yapmıyor. Ekrem Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet dedi. Bakın dün yayında bakın benim şey Twitter adresimde duruyor. Bunu söyledi. Sen de kaçırmamışsın tabii hemen Şükrü Bey'i hayır. Şükrü Bey ama bak. Böyle bir ithamda bulunan. Şükrü Bey bak ben. Aynı zamanda. Hayır budur ben diyor kimi kastediyorsun diyorum. Adaylık kararı gözden geçirirsin hayır, diye beklenti içerisinde. Hayır diyor ki Ekrem Bey ve arkadaşları diyor bak ben demedim bunu. Çukurova Belediye Başkanı'nı aldık Sayın şey Soner Çetin. O da Kemal Bey çok açıktan destekleyen. Ben tanımıyordum. Adını yeni öğrendim yani bu şeylerde. 400 bin ilçe, 400 bin nüfusu olan bir ilçe Çukurova. Ya Zeydan Karalar'a dün yayında her şeyi söyledi bize. Olumsuz anlamda. Başarısız, beceremiyor, algıcı, yatıyor, çalışmıyor, hizmet etmiyor. Yok işte yerde oturdu, icra getirdi falan. Sonra Zeydan Bey'i de aldık. O da cevap hakkını kullandı. Ya ben bir parti tamam demokratik olsun da bu demokrasi değil ki ya. Bu saçmalık. Bu anca şeyde olur. Zimbabwe'deki muhalefet partisinde olur bu. Ya o ona bir şey diyor, o ona diyor bilmem. Ha şunu da söyleyeyim. İstanbul'da kardeşim bu elenen arkadaşlara da büyüklerimize de küçüklerimize de şunu söyleyeyim. Siz Kemal Bey'i desteklediniz. Yenildiniz mi? Sizi tasfiye ederler. Bu evet. Çok normal. Yani ben İmamoğlu'nun Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu'nu değil de Ayşegül Ovalı'yı ya da Beylikdüzü'nde kendi adayını ya da Sarıyer'de Şükrü Genç yerine diğer adayı koymasını çok normal görüyorum. Ya bu böyledir. Buradan Ekrem Bey suçlanamaz. Niye böyle yapıyorsun? Yenilmesen de. Yenildiğin zaman seni tasfiye edecektir yani. Bundan daha doğal şey bir şey doğal. Beni niye tasfiye ettiler? Madem o kadar kendine güveniyorsan o zaman bağımsız gir. Mesela diyor ya mesela dün Şükrü Bey bağımsız adaylığın sinyalini verdi. Bey 4 gün içinde düzeltilmezse dedi. Bağımsız aday. Ben de işte diyorum hep Nagihan'la tartışmalarımda da. Peki düzeltilirse o rant yemek... Değil mi? Aynen çok güzel. Ona değinecektim. Çok güzel. Mesela o zaman değişim. Aynen sordum. Onu da sordum. O zaman adalet yerine gelecek neyse, dedi. Neyse yani söz hakkı doğmuş. Hayır hayır. İsim vermiyorum. Hayır hayır ben sordum bunu bu yayında. Bir de şöyle de var. Şu da var. Şu da var mesela. Yani Şükrü Bey şunu da izah etmek zorunda. 5 yıldır İstanbul'un rantı yenmiş mi? Hayır onu demiyor. Yani burası onu şöyle diyor. Farklı öyle değil yani. Şunu öyle değil şey şu. Hayır ben öyle diyorum. Ben burası yani diyor Sarıyer hayır. Belediye Başkanı mı? Koskoca İstanbul Büyükşehir ben Belediye Başkanı 5 yıldır. Ben başka bir şey söylüyorum. Tamam da onu da diyor, hani açıklaması lazım. Türkiye'nin İstanbul'un en büyük rantı bu ilçede dedi. İşte bir sürü mahalle saydı, isimler saydı. De. Yani. Ama dediğin çok doğru. Yani. Hayır. İstanbul'un en büyük Can'ın rantı. Dediği, hayır, Sarıyer dün kendi anlattı. Yani kavramlar isimleri, çok isimleri şey verdi. Kötü. Hayır, şeyi Can'ın dediği gibi düzeltilirse bu arada ne olacak? Değil. Ha CHP'de şunu... Arkadaşlar kendimizi kandırmayalım. Bu işin partisi yok. Türkiye'de belediyecilik demek rant kapısı demek. Korkunç hayır, bir şey zaten yani. Şükrü Bey bunu şöyle bak. 10 mahalle saydı. Kentsel dönüşüm projelerini anlattı. İmarları anlattı. En evet. Büyük rant burada dedi. Ve bu rantı yemek istiyorlar. Ben de Ekrem Bey ve arkadaşlarımız evet dedi. Yani güzel bunu kendi söyledi. Yani dün yayında şey söyleyeyim. Ben şöyle toparlayayım. Yani bu iş, yani CHP bu iş az önce saydım ya. Türkiye'de hizmetler ne? CHP'de 1000 tane hizmet varsa onunla CHP'ye yazamazsınız. Hep kaosla, hep kurultaylarla anılıyor. İyi isimlerini yiyor, yönetemiyor, doğru. İki, ha ama bütün bu süreç... Ama seçmen sadakati de çok sarsılmıyor yani. Değil. Ama şöyle ben şimdi halk nezdinde şimdi CHP'nin bir kitlesi var. %24-25. Bu kitle bazen 26 oluyor bazen 24. Bunu korur. Yani bu kitle kalkıp da başka partiye yani bazen... Örneğin İzmir'de aday tartışması devam ederken gidip Cemil Tugay'a oy vermeyecek mi? Verecek. Ya Bakırköy'de şimdi Bülent Kerimoğlu'na değil de Ayşegül Hanım'a vermeyecek mi? Verecek. Öyle. Yani... Ya da Sarıyer'de... Değil. Ama şöyle olur. Bir de gösterilen isme işte bu arkadaşlar şimdi yani bu istifa edenler veya şey yapanlar
bizim hani özgül ağırlığımız var diyen de oluyor. Ben eğer diyor, dün de söyledim bunu. Eğer öyle bir ağırlığımız bağımsız varsa bağımsız gir. Evet. O zaman parti der ki ulan adam hakikaten girdi. Evet, beni de yendi geçti. 50 bin oy alırsın. Aynen. Alamazsa bile kaybettirebilir. Zaten o da onu gösterecek. O da bir şeydir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yani bu süreçleri hep kaos olmuş. Şimdi biz diyoruz yani bunları işte hep bizi konuşuyor. Konuşturma. Sen konuşturuyorsun beni. Yani evet. Sen bu kadar şeyin önünü açıyorsun. Birazdan belki gideceğiz. İyi Parti gibi. Yani Etimesgut'ta herkes bir aday beklerken kalkıyorlar. Eski bir AK Partili aday bilmem ne. O açıklanıyor. Kıyamet kopuyor. Meral Hanım'ın yüzüne şeyler söylüyor. Biz bunları geçen seneden beri size bir birlik yok. Aslında zorla bir arada duruyorsunuz dendiğinde itiraz ediyorlardı. Ve muhalefet bu dibi gördü. Ha son şeyim şu. Eğer İstanbul'u veya Türkiye'de CHP başarılı olursa yani o önemli değil. Bu 13 belediyeyi gene kazanırsa başarılı sayılacaktır. İstanbul'u kazanırsa da Ekrem Bey başarılı kazanacaktır. İstanbul'da Ekrem Bey kazanamazsa başarısız olacaktır. İşi bundan sonra da çok zor olacaktır. Hele genel başkanlık için de bence çok zorlanacaktır. Kemal Bey'e ben çok haksız yere yüklenildiğini düşünüyorum. Çünkü, Neden? Çünkü yenildi gitti artık. O yok. Partiyi sen yönetiyorsun. Bitti. Sen gücü elini aldın. Artık şeyi gitti. Geçmişe sünger çekelim diyor. Hayır, tamam, orada haklı ama bir de bir şey var ya hani bir karışık, kaotik bir ortam bırakmak. Kemal Bey onu yapmaz. Bak ben Kemal Bey'i burada... Bak, işte bir şey hayır. Ben Kemal Bey'i burada çok... Kemal Bey gideyim de... inan bak şu an CHP'de huzur olmasını en çok o ister. Şunu peki, tamamlayayım. Ona demedim. Reklam, bak şu. Bir reklam efendim. Ama Kemal, Kemal Bey kısa bir ara vereceğim. 18 Mayıs'ta Kemal Bey kalksaydı tamam bir arkadaşlar. Şey, buyurun peki, deseydi. Bugün böyle bir hakkı vereceğim. Öyle söz hakkı vereceğim. Çok şey özür dilerim. Gitmem gerekiyor. Kemal Bey o anlamda partiyi karıştırmaz. Ay, ya karıştırdı demiyorum. Kısa bir ara aranın ardından CHP'deki tüm bu tartışmaları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Türkiye'nin nabzından ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin nabzı, Türkiye'nin sıcak siyasi başlıklarına ilişkin tüm ayrıntıları masaya yatırmaya devam ediyor. Cem Küçük'te kalmıştık. CHP'nin ben hemen toparlayayım. Son tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi vardı. Söyleyeyim. Buyurun. Yani Özgür Bey'in yaptığı açıklama, Lütfü Savaş'ın aday yapılması yanlış. Deprem bölgesinde AK Parti bütün adaylarını değiştirirken ikna edici değil. Arka diplomasi yürütüyoruz diyor. Haluk Levent'le görüşüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yani evet. Dolayısıyla da kimse kendini kandırmasın. CHP bu süreci götüremiyor. Kemal Bey bu işin suçlusu değildir. Genel başkanı oranın Ekrem ve Özgür Bey'dir. Başkan olmak, lider olmak öyle bir şeydir. Yöneteceksin. O öyle dedi, bu böyle dedi. Olabilir. Ama Kemal Bey'i destekleyenlerin de istifa etmesi de kendine göre. Ben normal görüyorum. İstifa etmeleri son derece normal. Seçimden sonra ne olduğunu göreceğiz. Şükrü Genç'ten kısa bir mesaj var. Onu hemen okuyup canı vereyim. Katıldığım bir yayın sırasında diyor söylediğim Sarıyer Rant bölgesi cümlesi yanlış anlaşılarak adaylar ve partime yönelik söylemiş gibi algılandı. Maksadım Sarıyer gibi Boğaz'ın sırtlarında yarım asır oturan gecekondu sakinlerinin mülkiyet sorununun çözülmesi sonrası yapılacak dönüşümle yerinde kalması bu bölgede oluşacak rant yaşayan halkın olması gerektiğidir. Tıpkı Ekrem İmamoğlu Başkan'ın Karanfilköy'de uyguladığı model gibi olmasıdır. Kamuoyunu bilgisine sunarım diyor. Şükrü Bey gönderdi bunu. Biraz ben farklı bunu... bir açıklama. Dün benim açıklamam da sistemde duruyor. TGRT'nin sayfasında duruyor. Tek tek oraya da bakabilirler. Biraz karar, yumuşamış galiba. Karar ben de hatırlamıyorum ama Ekrem Bey hiç suçlamadı çünkü genel olarak. Hayır yani aday gösterilmiştir ama şimdi düzeltti. Yani Ekrem Bey suçlamadı. Belki ben o sinirle, belki gerginlikle demiş olabilir. Cem Hanım şöyle söyledi. Beyanlarına burada göre bayağı... Burada dedi 100 mahalle var. Yani. Burası dedi İstanbul'un en büyük rant bölgesi. Ben bu rantı yedirmem dedi. Kimi kastediyorsun? Ekrem Bey'in ve arkadaşlarım evet dedi. Tamam, şimdi düzeltmiş oldum. Belki o an öyle söyledi. Aday gösteriminin yolu açık yani. Hayır, aday gösterilmedi diye iki gün sonra partisiyle ilgili böyle bir açıklama yapar mı? Yani bu normal iktidar peki, olmak isteyen bir şimdi siyasi CHP'de partinin ne normal midir bu? CHP'de ne normal? Normal midir yani bu? CHP'de ne normal? Düzeltse bile bu normal midir? Bir kere suyu bulandırmışsın. Sonra... Evet. Düzeltsen ne olacak? Ben bir iki cümle etmem lazım. Şimdi. Size döneceğim ama Cem Küçük ben size atıyorum buna şimdi. İlişkin mi? Dinleyin. Hayır, buna ilişkin sana değil. Sayın Gürsel Tekin konuştu. Hemen döneceğim. Ama şimdi ben söyledim. Benim için bağlandı. Ona ilişkin ayrıntılı değerlendirmenizi alacağım. Bir şey ekleyeceğim. Peki, ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Soner Çetin'e ilişkin değerlendirme yapmıştı Cem Küçük.
İYİ Parti'ye katıldı. Muhtemelen evet, de orada katıldım. İYİ Parti'nin adayı da artık. ve şu açıklamayı yapmış, oldukça dikkat çekici. 31 Mart'ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak. Sandığa gömülecek dedi. CHP'nin belediye başkanı ama adayı gösterilmeyince böylesi bir beyanda bulunuyor. Yani gerçekten insan şaşırıyor. Yani evet. Böyle bir şimdi, böyle bir şey olabilir mi? Ben aday gösterilmedin diye. Değil de, Gürsel evet, Bey, Sayın Gürsel sadece, Tekin sizin sözlerinizin üzerine, bağlandı ve sadece bana yanıt verdiği için ben hani orada bir kişisel bir tartışmaya girmemek için konuşmadım. Sadece şunu söyleyeceğim. Buyurun. Benim itirazım şu, Sayın Gürsel Tekin'in istifa etmesi tabii ki doğal hakkı. Aday olması oradaki yaşanan tartışmaya dair değildi. Bir istifa ederken yayınladığı metinde Atatürk vurgusu var, liyakat vurgusu var. Çok önemli şeyler, çok doğru. Hatta istifayı iki gün önceki Habertürk yayınında da konuştuk. Orada da aynı şeyleri söyledim. Dedim ki bu ifadeler çok doğru ama keşke bunu Özgür Özel Genel Başkan seçildiğinde bir ideolojik tartışmaya dönüştürüp istifa etseydi ve parti içinde bir bu tartışmayı başlatsaydı. O zaman değerli olurdu. Kadıköy veya Esenyurt neyse belediye başkan adaylığı son güne kadar gelip son gün aday yapılmadıktan sonra ağır ama ağır dediğim şu yani 15 gün önce ama yazdım söyle, dedi. Ağır dediğim şu CHP'nin ideolojik temelde yanlış yola saptığını söyleyerek eleştirerek istifa etmesini eleştirdim ben. Şimdi Ecevit İnönü gibi Kurtuluş Savaşı'nın ikinci adamını yenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nasıl yenmiş? İdeolojik bir tartışma başlatmış. Demiş ki ortanın solu demiş. O söylemle, o tartışmayla, o altyapıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olmuş, genel başkan olmuş. Hem de CHP'yi iktidara taşımış. %42'lere kadar çıkartmış o dönem. Şimdi bu bir yöntemdir. Doğru olan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim İsmet İnönü'ye karşı gelebilirdi? Atatürk'ten sonra gelen ikinci adam, Kurtuluş Savaşı'nın ikinci adamı, Cumhuriyeti kuran ikinci kişi. Yani şimdi böyle bir figürü yenmiş Ecevit. Bugün ne ki? Bu tartışmalar ne ki? Yani benim dediğim Sayın Gürsel Tekin bu eleştirileri yaparken keşke bunu Cumhuriyet Halk Partisi o yola saptığında Atatürkçülükten veya Kemalistler, ulusalcılar partiden tasfiye edilirken keşke bu tartışmaları açıp o dönem ideolojik tartışmayı başlatsaydınız. Benim Can, itirazım bu. Söylediklerine ben katılırım. Yani doğru yani. Bu, benim çok yoksa geç. O gün ama sen değil. Öyle demedin. Sen dedin ki Gürsel Tekin'in ne özelliği var? Gürsel yani böyle evet, sıradanlaştırmak yanlıştır. Siyaset bir iddia işidir. Onu da söylüyorum. Onu da söylüyorum. Yine aynı yoksa fikirdeyim. Yoksa o açıdan ben de eleştiriyorum Gürsel. Yine aynı fikirdeyim. Tabii ki belediye başkan bir işi belediye özellikle ama çok yapmış, bayağı kritik görevler yaptı CHP'de Can. Ama evet. Şimdi koza yardımcı. Bir dakika tamam bitireyim. Ben herkes dinledim. Koza yardımcı için de söyleyeceğim aynısını. Şimdi kurultayda Özgür Özel'in listesinden girmedi parti mesleğine. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinden girdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden listeyi anahtar listeyi delerek parti mesleğine oldu. Şimdi bugüne kadar yaşanan tartışmalarda bugün belediye başkanlığı adayları bugün dünden yarına bugüne belli olmadı ki. Bu tartışmalar aylardan beri sürüyor. Madem bu tartışmaları görüyorsunuz, yapıyorsunuz neden son güne kadar durup ya o zaman o gün istifa edeceksiniz diyeceksiniz ki bu tartışmalar doğru değil. Burada bir liyakat yok, burada bir haksızlık var. Evet ben delegeler ama uzun adaylar belli değildi ki Can. Ama hayır bu belliydi. Hayır. Böyle bir yöntemle gideceği belliydi. Ama şunu da düşün. Sen şimdi Çankaya gibi bir yere kendi avukatın ve benim arkadaşım Hüseyin Can Güner'i gösteriyorsun. Niye? Ya kendi arkadaşları kadar, çünkü. Şimdi Çankaya gibi bir ilçenin %100 Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Başka bir alternatif yok. %80 ile %85 hayır da liyakata bakılabilir. Ayşe şunu söylüyorum. Oralarda bile adayların bu kadar geç açıklanması zaten bu tartışmaları doğurmuştu. Bunu biz dışarıdan görmeyebiliriz. Hayır, ama oradaki tartışma parti şöyle içinde, oluyor. Parti tam senin dediğin gibi oluyor. Nasıl olsa burası garanti. Biz burayı kendi arkadaşımıza, avukatımıza, evet. Liyakati olan birine ve yani işte, ön seçim yapılıp işte Alper Bey'e verilse biz bunu biliyoruz. Kozay yardımcı hanım Alper Bey çıkardı. Aynı şeyi çıktı söylüyorum. Zaten. Yani çıktı.
senin aynı şeyi söylüyorum. Hakim kontrolünde bir ön seçim yapılsa aday olacak. Çankaya, Karşıyaka, işte Karşıyaka örneği doğru değil çünkü İzmir'in tamamında zaten bir Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığı var. Kunsoyer veya işte Şişli, İstanbul'da Bakırköy, ya buralarda zaten kesin kazanacağı için Cumhuriyet Halk Partisi, %90-95 oranında kazanacağı için buralarda tabii ki genel merkeze daha yakın isimler seçilecektir. Bu tartışma başka bir şey. Ama bunu zaten Koza yardımcı biliyordu. Bunu dışarıdaki vatandaş bilmeyebilir. Ama bu kadar da şey olacağını bilmeyebilirler ya. Ben şunu söylüyorum. Bu tartışmaların bazı illerde belki tarafsız aday gösterebilirlerdi. Seçimlere 40 gün kala, 45 gün kala ya işte burada da liyakat yok diyerek bir genel başkan yardımcısının istifa etmesi bana birazcık garip geliyor. Bu parti içi bir hesaplaşmaya mı işaret? Şimdi onu da böyle bir ifade kullanmayayım çünkü doğru olmaz bu sefer de. Ama ben şunu her zaman söyledim bu ekranlarda. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu ofisi ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da ve İstanbul'da kaybetmesini istiyor. Gönülden istiyor. Öyle mi? Ve amaç şu. Evet. Kemal Bey'in tam tersi açıklamaları. Kemal Kılıçdaroğlu ofisi. Bugün bak, Kemal Kılıçdaroğlu ofisi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iyi, çevresi mi kötü? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu iyi demedim. Ben Kemal Bey'in CHP başarısı olsun isteyeceğini düşünmem. Kemal Kılıçdaroğlu iyiliği kötülüğü anlamında değil. Ben eski bir tartışma yapıyorum burada. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu siyaseti ve iktidar sahiplerinin yaptıklarını yakından izlemek, doğrularına doğru ellerine eri demek de hepimizin ortak görevi. Evet, ölümünün arkasındayım diyorum. Diyor. Ölümünün arkasındayım diyordu. Mesele bu değil ki. Tabii ki o tweet'i atacak. Tabii ki destekleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Ama ben olsam CHP'nin yerinde ne yapardım biliyor musun? Ama ne yazık ki bu çevre... Bak inadına bazen İstanbul bak Tayyip Bey bunu yapıyor. Bazen göreve getirdiği isimler hepsi beğendiği, sevdiği olmuyor diye. Kalkarsın abi Alper Daş inadına tamam sen Çankaya'da kal dersin ya. Onu da kazanırsın. Siyasetin kazanma biçimi öyledir. Tayyip Bey bazen eski arkadaşlarına diyelim ki küsecek başka yere gidecek. Bir yere yönetim kurulu atıyor. Ama bu istifa yanına alıyor. Bir yere büyükelçi yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hayır. Yönetim kurulu fark etmez. Tayyip Bey'de o imkan yokken de onu gene tutmayı biliyordu Faruk. Onu da en iyi sen biliyorsun. Ya Tayyip Bey yanında tutmayı bilir. Ya benim itiraz ettiğim nokta şu. Tunç Soyer'i koy ne olacak İzmir'e? Ya onu da kazanmış olursun yanında. Kesinlikle. Benim itiraz ettiğim... Akıllı adam öyle yapar bence. Ama Cem, benim itiraz ettiğim tek nokta şu. Evet aday yapılmayabilirsin ama dönüp dolaşıp Atatürk'e, dönüp dolaşıp işte Altok'tan vazgeçti. Altok'tan 13 yıldan beri vazgeçmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün vazgeçmedi ki. Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber tasfiye edildi. Bu da çok ağır bir eleştiri oldu. Yok ağır değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla da alakası yok. Alakası çok var. Ulusalcılar ve Kemalistler Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kademe tasfiye edildi. İkinci Cumhuriyetçilere teslim edildi parti. Hepsi geri mi gelecek yani? Onu mu demek istiyorsun? Geri gelsin. Ben böyle bir tartışma yapmıyorum. Diyorum ki ben bir analiz yapıyorum ve... Olgular üzerinden değerlendirme ama yapıyorum. Niye Anadolu'da, Karadeniz'de, Şanlıurfa'da gösterdi bayağı Kemalist Atatürkçü aday çok ya var muhakkak yani. Vardır. Tabii ya, ki tabii de var. Çok var yani. Tabii ki vardır. Tabii ki vardır. Parti yönetimi falan da yok yani. Her yerde bunu savunuyorlar. Tabii ki öyle. Herhalde yani ama bu parti yönetimi. Ama siz böyle söylediğiniz zaman vazgeçti diyorsunuz. Kim vazgeçti Altok'tan? Parti yönetimiyle alakalı bir durum bu. Olabilir mi böyle bir şey? Parti yönetimiyle alakalı bir durum. Bütün belediye başkanları sürekli bundan bahsediyor. Evet ben de ondan bahsediyorum. Her sıkışıldığında Atatürk denilmesinden siz Atatürk'ü programınızdan silmişsiniz. Atatürk'ü programımızdan silmişsiniz. Kim bırakın silmiş? Allah aşkına neyi tartışıyoruz biz burada? Kim silmiş? Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ne zaman silmiş? Evet ne var? Atatürk'e ilişkin ne var? Atatürk'e ilişkin ne var Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bence bakın bugüne kadar ne yapmış? Çok şey var. Ben yıllardan beri takip ediyorum. Çok şey peki var efendim. Yapmayın siz de. Yeni bir başlık açacağım efendim. İlk turu tamamlıyorum. Yeni başlığım da şu yine CHP'den devam edeceğiz. Bitti. Sayın Özgür Özel'in dikkat çeken bir mesajı oldu. Sayın Mansur Yavaş'a ilişkin son derece kritik. O mesajı arkadaşlarım bir ekrana yansıtsın. 4 numaralı grafiğimiz hazırsa bir ona bakmak isterim. Bunun üzerine de konuklarıma soru yönelteceğim. Ne demiş efendim Sayın Özgür Özel Mansur Yavaş için? Ben kendisinden oy olarak rekor bekliyorum. Ama ne oy alırsa alsın siyaset ne zaman nerelere kadarsa en güzel yerlere layık, en güzel yerlere taşısın. Mansur Yavaş'ı örnek olarak bütün Türkiye'de anlatıyorum. Benim altını çizmek istediğim yer, siyaset ne zaman nerelere kadarsa en güzel yerlere layık, en güzel yerlere taşısın. Bu bir Cumhurbaşkanlığı yolculuğunun mesajı mı? Sayın
Mansur Yavaş'ı Sayın Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olarak mı görmek istiyor? Yani bir anlamda Sayın Özel ile bir süredir konuşuyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu arasında bir bu anlamda liderlik yarışı mı var sorusu oldukça gündemde tutuldu. Malum Sayın Özgür Özel son dönemde İzmir'de aday lansmanına katıldı. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'la görüntü verdi. Ama İstanbul'da parti meclis toplantısının hemen ardından yapılan ilçe adayları tanıtım lansmanına katılmadı. Orada sadece Sayın Ekrem İmamoğlu vardı. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında bir problem mi var sorusu gündemde. Tam da bu noktada Sayın Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a ilişkin çıkışının ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. Tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk dedi. Bu anlamda Sayın Ekrem İmamoğlu. Burada da altını çizmek istediğim şey, bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk dedi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu yolculuktan kastı nedir? Hemen Nagihan Alçı'ya sorarak başlayayım. Sayın Özgür Özel Mansur Yavaş'ı mı tercih ediyor artık? Ona dair bir eğilimi mi var? Sayın Mansur Yavaş için bu sözler Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilanı mı? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sizce buna dönük bir mesajım var? Yani niyet okuma yapmak istemem Fevzi. Özgür Özel neden bu sözleri söyledi? Ama bu sözler bu tip tartışmaların önünü açabilecek içeriğe sahip olduğu için fevkalade yanlış. Yani CHP başını bir türlü parti içi iktidar kavgalarından kaldıramaz. Biraz daha dikkatli açıklamalar yapılması lazım. Yani benim gördüğüm, benim izlenimim Özgür Özel bu sözleri biraz da Mansur Yavaş'ın gönlünü almak için söyledi. Çünkü Mansur Yavaş'ın istediği aday gösterilmedi Etimesgut'ta. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'tan gösterildi. Evet. Erdal Beşikçioğlu gösterildi. Ve Mansur Bey cephesinde de bu bir kırgınlık yaratmıştı. Şimdi biraz da Mansur Yavaş'ın motivasyonunu sağlamak için de Özgür Özel meydanda onun elini de tutarak böyle onur edici cümleler kurdu. Ama bunun üzerine Ekrem İmamoğlu bunu hemen bir şekilde üzerine alınıp zaten sürekli Ekrem İmamoğlu başlığı açıldığında esas hedefi İstanbul değil, İstanbul'a konsantre değil, Türkiye'ye konsantre dediğimiz bir siyasetçi yeniden aslında gözünün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olduğunu hatırlatan bir takım cümleler kurdu. Dolayısıyla yani burada bir kere çok açık bir şekilde CHP'nin içinde biz ne kavgası yaşadık? Belki de Mayıs seçimlerinde altılı masanın kaybetmesinin en büyük, bence en temel sebeplerinden biri, bir iki ana sebepten birincisi, CHP'nin içinde bir türlü kim aday olacak kavgasının dinmemesiydi. Evet. Ve dışarıdan da İyi Parti'nin, Sayın Akşener'in buna dahil olmasıydı. Şimdi çok enerji kaybettiler. Bunun üzerine seçim kaybedildi, genel başkan değişti. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel geldi. Şimdi kendi içinde bölünerek çoğalma stratejisi gidiyorlarsa giderek küçülüyorlar bu şekilde. Yani dolayısıyla bunun CHP'ye bu tip cümlelerin hiçbir şey kazandırmayacağını düşünüyorum. Yani ben Türkiye'de bir sürü başlık varken bu kadar CHP konuşmanın da açıkçası yani bazen düşünüyorum. Evet. CHP de siyasetin alanını kendi eliyle acaba daraltma stratejisi mi izliyor? Yani bu kadar mı körler? Ben malzeme sürekli oradan geliyor. Biz gazeteci olarak bunları konuşacağız. Yani. Tabii. Evet. Biz tabii ki bunları konuşacağız. Ama ana muhalefet başlangıçta partisinin... Başlangıçta da ifade ettim. Evet yani ana muhalefet partisinin şayet söylediği gibi daha demokratik bir ülke hedefliyorsa bunun için bir kere siyaset zeminini genişletecek bir çizgiyi hedeflemesi gerekir. Onun yerine bu kısır tartışmalarla bir şekilde bizim de vaktimizi alıyorlar. Türkiye'de esas üzerinde durmamız gereken meselelerin üzerinde durulmasını engelliyorlar. Yani ben burada hani diyorlar ya ya siz hiç iktidarı konuşmuyorsunuz, muhalefetin üzerinde tepinmek kolay. Hayır. Öyle değil. Muhalefetin bu malzemeyi vermemesi gerekir. Yani elbette. Yerel seçimlere giderken her gün biz CHP'nin yaptığı hataları ya da CHP'nin içinde birbiriyle çelişen açıklamaları konuşuyoruz. Açıkçası ben bundan büyük bir üzüntü duyuyorum. Bunun fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten Türkiye için ideali olan, temelde Türkiye'nin mevcut durumuna yönelik itirazı olan, kendini
demokratik ideallere adamış bir siyasetçi bu kavgaların içinde boğulmaz diye düşünüyorum. Demek ki CHP'nin mevcut yeni yönetiminde ya bu idealleri gerçekten içselleştirmiş kadrolar yok ya da o kadar çok kişisel meselelere boğuldular ki büyük resmi artık kaçıracak kadar ya da Türkiye değil lokal seviyede küçük olsun benim geldiler. Olsun. Öyle. Küçük bakın olsun, temel benim olsun bu. Derdindeler yani. Evet yani o iktidar kavgasından çıkayım ya ben bugünü kurtarayım. Bu yerel seçimde ben bir koltuk kapayım. Ya gerisi zaten Türkiye düzelmez. Bu mantıktalar mı? Yani çünkü ana muhalefet parti diyor ki Türkiye'de problem var. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Hangi problemi düzeltmek istiyorlar? Bunun cevabını açıkçası bulamıyorum ben. Dediğim gibi benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel burada Mansur Yavaş'a biraz yani o eti meskut üzerinden bir toparlama yapmaya çalışıyor. Ama Ekrem İmamoğlu çok iddialı bir siyasetçi. Çok hırsları olan bir siyasetçi. Ve son dönemdeki tablo Özgür Özel her ne kadar İmamoğlu desteğiyle gelmiş olsa da aralarında bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Senin de hatırlattığın gibi İstanbul toplantısına gelmemesi bence son derece ilginçti. Diğer şehirlere gidip İstanbul gibi en önemli yani İstanbul mesela AK Parti. Ben bunu parti kaynaklarına sordum efendim. Biz ilçe lasmanlarına katılmıyoruz. Yani ilçelere dair aday açıklamasına katılmıyoruz. İfadesini kullandılar ama bana kalırsa katılması gerekiyordu. Yani Ankara'dakinde ne daha olmuştu? Öncekilerde vardı. Daha öncekilerde vardı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ankara'dakinde vardı mesela. Şimdi mesela AK Parti'yi düşünüyorum. İstanbul ilçe adaylarını tanıtırken Cumhurbaşkanı salondaydı. Hem Ankara'da ben de hem takip İstanbul'da edilen gazetecilerden biriydim. Hı-hı. Sen de oradaydın galiba. Evet. Faruk oradaydı. Beraber yayın da yaptık. Mesela orada AK Parti inanılmaz bir konsantrasyonla Nasuhi de vardı. O toplantıya hazırlanmıştı. Yani bu İstanbul ilçeleri toplantısı değildi. Genel olarak ana stratejisini belirleyen en önemli toplantılardan biriydi. Çünkü İstanbul'u almak bir anlamda 2028 tablosunu netleştirmek demek. Yani hiçbir şekilde CHP Genel Başkanı ya o ilçe açıklamasıydı diyerek çekilemez bu kadar tartışmaların olduğu bir yerde. Peki. Dolayısıyla yani ben bu baştan aşağı iletişim stratejilerinin yanlış olduğunu bile düşünmüyorum. Bir iletişim yani Gülfem Hanım daha iyi bilir. Ben bir iletişim stratejileri olduklarından emin değilim. Bence Kervan herhangi yolda bir düzülür strateji mi yok ortada. Kervan kakofoni yok, var. O da olmuyor. Kakofoni var. O da olmuyor. Peki efendim. Nasuhi Güngör'e döneceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün Sayın Nagihan Alçı'nın beyanlarına benzer değerlendirmeleri olmuş CHP'ye ilişkin. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutunmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları, ne projeleri var. Perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek, şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasuhi Güngör'e de benzer soruyu sorayım. Efendim hem Sayın Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a ilişkin çıkışı, hem de Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkış üzerine yaptığı değerlendirmeyi biz göz önüne alırsak, İmamoğlu'yla Sayın Özgür Özel arasında bir ayrışma mı var, bir sorun mu var? Bu sorun CHP'ye İstanbul'da başarı getirir mi? Nasıl bir seçim sonucu ortaya çıkarır? Vallahi hakkını teslim edelim. Bu akşam Gülfem Hanım aslında problemin adını çok doğru koydu. Ben de şöyle bir yerden yaklaşarak gideceğim. Hem Gürsel abiyle ilgili de bir şey söylemedim. Bu yayında söylemedim, daha öncesinde söyledim de. Ona da bir ilave yapmak istiyorum. Ya burada bizim iletişim sorunu dediğimiz şey aslında biraz geleneğe baktığımızda, daha kadim, daha köklü geleneğe baktığımızda adaptır, adabı muaşerettir. Ya bu sadece siyasi partilerin riayet etmesi gereken bir şey değildir. Toplumun her katmanında, hayatın her alanında geçerlidir ama belli ki buradaki bir siyasi adap önemli ölçüde yitirilmiş ya da bundan dolayı insanları kırıp döktüklerinin farkında değiller. Şimdi Sayın Tekin'le ilgili eleştirinin temelinde daha önceden ne söylüyordu, şimdi ne bunu söylemeden daha önce söyleseydi hani bu eleştirilerini istifası haklı olabilirdi gibi bir eleştiri var birkaç gündür. Ben buna şöyle katılmıyorum. Bir, Sayın Gürsel Tekin haftalardır bu ekranlarda bir şey söylüyor. Türkiye'de siyasi partilerin kendi seçmenlerinden koptuğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda ciddi sorunları olduğunu söylüyor. Herhalde tanık olan arkadaşlarımız vardır buna. Ama onlar şahitlik yapmazlarsa zaten o şeyler, yayınlar orada duruyor.
İkincisi, her zaman farklı bir tarzı ve kişiliği var. Ama bunların ötesinde benim adapla ilgili asıl kastedeceğim şey şudur. Şimdi bir siyasi partide bu kadar geçmişi olan bir insan, yani o konudaki o söyleme hiç katılmıyorum, ötekinden ne farkı var bilmem ne falan. Bu insanlar arasında bir fark değildir, bir adabı gözetmektir. Ve bu adabı yitirdiğinizde de insanları böyle kırar dökersiniz, sonra da izah edemeyecek noktaya gelirsiniz. Acaba Sayın Gürsel Tekin'e adaylıkla ilgili bizzat parti yönetiminden, önemli isimlerden farklı bilgiler gelmiş de daha sonra onlara ulaşamamışsa böyle bir tepki ortaya çıkmış olabilir mi? Bakın ısrarla dedi ki bazı şeyleri bana söyletmeyin. Ben de bir şeyler duydum, kesinleştiremediğim için söylemiyorum. Burada çok ciddi bir nezaketsizlik söz konusu. Yani bunu bir teslim edelim her şeyden önce. Daha başka bir şey bilmeye gerek yok. Daha açık nezaketsizlik şudur, iletişimsizlik ya da öyle diyelim, hadi nezaketsizlik demeyelim. Bir Gürsel Tekin'in orada herhangi bir isme, yetkili isme ulaşamaması. Ya bu ne demek ya? Ya nasıl olabilir bu? Mesela bir siyasi parti son dakikada da olsa, ya bu konuda sizin adınızı gündeme getirmedik, tartışmayı uygun bulmadık, siz anketlerde çıkmadınız, toplumsal tabanınızı yitirmişsiniz, atıyorum yani böyle şeyler. Bunları söyleyerek size aday yapmayacağız diyecek cesarete sahip değil mi, medeni cesareti ya da siyasi cesarete? Hani arka kapıdan iş çevirip, bir de arka kapı değilmiş tabii, şeffaf bir kapıymış ama sonrasında da bunu bugün açıkladığınızda da aynı şey söz konusu, ama şuraya da gelelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçlere müdahale ediyor. Bu süreçlere müdahale eden ve dengeleri kendi lehinde oluşturmak isteyen ama bir başka deyişle dengeleri bir başkası lehinde bozan bir isim var, Sayın Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bu hakkı kendisine şundan dolayı buluyor. Bunun meşruiyetini de ayrıca konuşabiliriz. Ben siyasi hedefini açıklamış bir isim olduğunu her zaman söylüyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Ekrem İmamoğlu'nun gözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda değil. Zaten belediye başkanlığı 5 yıl boyunca da gözü İstanbul'da falan olmadı. Bunu da çok hepimiz çok açık olarak biliyoruz. Yani onu da ayrıca konuşalım devamında, kim ne yapmış, evet, meselesini. Şimdi de 2028'e dair hedefine yürüyor. Şimdi burada yürürken Cumhuriyet Halk Partisi içinde, parti meclisinde, MYK'da, farklı alanlarda kendisine yakın gruplarla hareket ediyor. Ve bu gruplar üzerinden bir takım adaylıklara müdahil olmaya çalıştı. Başardıkları oldu, başaramadıkları oldu ve şunu açık açık ifade edelim. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki başladıkları noktada değil. Yani bu diyet meselesi Ömer Seyfettin'in muhteşem hikayesiyle, yani ömür boyu devam edecek bir iş değildir. Yani sana genel başkanlığı ben verdim, sana genel başkanlığı ben armağan ettim. Yani bir gün Özgür Özel ona o diyeti iade edebilir, siyasi diyeti. Nasıl olur bilmiyorum onun yöntemi. Ama aralarındaki hikayenin gerginleştiğini İzmir özelinde, Antalya özelinde, İstanbul'un ilçelerinde, Ankara'da çok kritik iki ilçede görebiliyoruz. Şimdi Çankaya meselesine gelince, Çankaya ile ilgili şeyler, işte ya genç bir çocuk aslında adaylığa da başvurmamış ama CV'si iyi. Mesele CV tartışmasıysa, bunu dün de söyledim bu ekranlarda. Alper Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı olarak yaklaşık 10 yıldır görev yapıyor. Ben kendi ilçesinde de başarılı olduğunu düşünüyorum. İlla CV'ye bakılacaksa mülkiyelidir, Kolombiya'da yüksek lisansı vardır vesaire. Yani bunları da söyleyebiliriz. Ama siz kendinize yakın bir avukatı, üstelik başvurusu olmadan ve partide de çok ciddi bir onay süreci olmadan ben Çankaya'ya onu aday yapacağım derseniz, Ankara seçimlerinde bunun karşılığını da alırsınız. Çünkü Çankaya ile Keçören'in karşılıklı bir özelliği var. Bir tanesi AK Parti'nin bir anlamda oy deposu, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy deposu. Birinde oyunuzu yükselttiğiniz takdirde ötekindeki kayıplarınızı giderebilme şansınız var. Bu düzeyde önemli bir başka ilçede Etimesgut'tu. O gece birlikte yayındaydık Fevzi Çakır. Sen de, evet, hatırlayacaksın bu aday meselesinde. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'ın bir adayı vardı İyi Parti kökenli Etimesgut'la ilgili. Mesut Özarslan. Etimesgut'taki manzara niye? Evet, neden önemli? Etimesgut'ta Zafer Partisi'ni de toplarsak, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti %34'e ulaşan bir oy oranı var. Cumhuriyet Halk Partisi 2023 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Etimesgut'tan birinci parti olarak çıktı. Ama Etimesgut'un çok uzun zamandır, uzun yıllardır Enver Demirel belediye başkanı, akşam saatlerinde de Habertürk ekranlarındaydı. Sayın Kılıçdaroğlu da %57 oy aldı efendim. Bunu hatırlatalım bu arada bu ülkede. Çok, çok çok ciddi bir oy, tamam. Şimdi siz Mansur Yavaş olsanız, bu manzaraya baksanız, Ankara ile ilgili bir seçim süreci var ve seçim hiçbir yerde çantada keklik falan değil, kimse onu uydurmasın, öyle bir şey yok. Ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne başka yerlerde. Bu seçim çok farklı bir seçim. Peki siz Mansur Yavaş olsanız, size oy deposu olarak dönebilecek bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha solcu olan bir ismi,
Üstelik herhangi bir siyasi özelliğini söyleyemediğiniz için bugüne kadar aldığı dizilerdeki, sinemadaki roller üzerinden meydanda yansıtan bir anlayışla nereye varabilirsiniz? Bu oldu. Ben Nahiye'nin söylediğine katılıyorum. Özgür Özel kendince bir gönül alma çabasında. Burada Çankaya ve Yetim Eskisu'nun altına tekrar çizerek söylüyorum. Bu gönül alma ne kadar doğrudur, yanlıştır, ne kadar abartılıdır derken Ekrem İmamoğlu'nun hassas, siyaseten hassas noktasına dokunmuş olmalı ki o da hemen o beklenen çıkışını yaptı. Çünkü dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun ana stratejisi 2028. Başka bir şey de zaten gözü görmüyor. Evet. Bu mesajda onu ifade ediyor. Ben Özgür Özel'in çok öyle kasıtlı olarak Ekrem İmamoğlu'na mesaj da vereyim. Hani bak alternatifsiz değilsin, Mansur Yavaş da var demek istediğini sanmıyorum. Evet. Ama gönül almaya çalışırken bence iş farklı bir mecraya başka doğru bir gitti. Başka bir gönül kırmış tekrar olabilir. Söylüyorum. Buyurun. Yani bu gönül kırma işleri öyle devam ediyor, doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tekrar söylüyorum. Hani 2019'da herkes galiba bunu ya unuttu ya hatırlamak istemiyor. O dengeyi kuran isim olduğunu da yani AK Parti'ye Ankara ve İstanbul'da 25 yıllık çeyrek asırdır iktidarlarının yerel iktidarların ardından kaybettiren kişi, o dengeyi kuran kişi şimdi oturacak Ankara'da ve İstanbul'da kaybetmelerine yol açacak, işler çevirecek. Yani bu yani akılla analizle açıklanabilecek bir şey değil, kanaatimi de söylemiş olayım. Peki efendim, çok kısa bir ara, ardından CHP'deki bu tartışmaları konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İYİ Parti'de son dönemde yaşanan tartışmalar, Ankara özelinde bir kriz mi var, buna da bakacağız. Kısa bir aranın ardından Türkiye'nin nabzı devam edecek efendim. Efendim Türkiye'nin nabzı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. CHP'deki güncel tartışmalara dair konuklarımızla ayrıntılı değerlendirmeler yapmaya devam ediyoruz. Son olarak Sayın Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a dönük desteği ve bir anlamda Cumhurbaşkanlığı yolculuğuna dair bir mesaj gibi yorumlanan beyanlarını konuşuyorduk. Hemen Gülfem Sanver'e dönmek isterim. Sayın Özgür Özel'in bu açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği bir tablo mu söz konusu ve aslında konuklarım değindi sizden önce. İmamoğlu'yla Sayın Özgür Özel arasında bir kriz mi var, sorun mu var? Ya şöyle. Ben Gülfem şimdi Hanım'a izniyle bir soru sorabilir miyim? Hani buyurun daha efendim. Konu açılsın istiyorum eğer uygunsa. Gülfem Hanım kusura bakmayın sözünüzü kesmeden hemen rica sorayım dedim. Ya bu tarif ettiğiniz iletişimle ilgili süreçler. Genelde siyasi partilerimiz ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir devam eden işler mi yoksa genel başkan değişikliğiyle mi ortaya çıktı? Politik bir soru olarak sormuyorum. Gerçekten hani uzmanlık alanınızda olduğu için anlamak için soruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ay boğazım gıcık kapatıyordu. Şimdi öncelikle sizin sorunuza geleyim sonra Nasuhi Bey cevaplayayım. Bu iki konuşma bence yan yana konduğu için böyle bir şey oluyor. Şimdi bir tanesi Ankara'da böyle konuşuyor. Bir sorun yok mu diyorsunuz? Yok onu demiyorum ama bu iki konuşma özelinde evet o onu dedi bu bunu dedi gibi bir değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an ikisi de seçim kampanyasında. Sayın İmamoğlu her gün bir işte sonuçta açılış yapıyor, ilçeleri geziyor, ne bileyim işte Kanal İstanbul'la ilgili de konuşuyor, kendi yaptığı etkinliklerle de ilgili konuşuyor. Orada da zaten sürekli tam yol ileri dedim ve sürekli bir kent uzlaşmasından bahsediyor. Çünkü 2019'daki ittifaklar yok. Dolayısıyla ben Ekrem Bey'in bu beyanatın Özgür Özel'e cevap olarak olduğunu düşünmüyorum. Sayın Özel de Ankara'da mitinge katılıyor, seçim ofisi açılışları yapıyor. Orada evet Sayın Yavaş'ın zaten bu Eti Mesut'la ilgili de bir takım şeyler vardı. Bunu herkes biliyor. Hı hı. Dolayısıyla o da tabii ki bir belediye başkanını orada onore edecek, gururlandıracak, her yerde anlatıyorum diyecek, elini kaldıracak. Bu da çok normal. Yani 3 gün sonra başka bir yere gittiğinde de aynısını söyleyecek. İstanbul mitingine geldiğinde Ekrem Bey için de aynı şeyi söyleyecek. Şu anda bu bir seçim kampanyası içinde bir genel başkanın belediye başkanlarıyla ilgili övgü dolu sözcükler söylemesi kadar normal bir şey yok. Dolayısıyla ben hani herhangi bir belediye başkanı ile ilgili yaptığı bir konuşmanın diğer tarafı onu mu tercih ediyor, bunu mu tercih ediyor noktasında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben açıkçası tabii ki bir belki bir cumhurbaşkanlığı seçimi hikayesi elbette ki var ama şu anda ona çok var. Bence şu anda 2019 45-46 gün kalmış bir yerel seçim varken öncelikle herkesin
tüm bu belediye başkanları için de geçerli, genel başkan için de geçerli, herkes için geçerli bir nokta var ki bu seçimi kazanma zorunluluğu, herkesin var olduğu ilinde, büyükşehirinde, ilçesinde seçim kazanmak gibi bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla bence şu anki hani bunları böyle yayına koyup onun üzerinden yorum yapmak bence çok doğru değil. Nasuhi Bey'in söylediğine gelince de evet, maalesef ki bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsallaşmış bir kötü iletişim var. Yani çok uzun zamanlardır var. Ben doktora tezimi Fransa'da 2007 yılında yazdım. Şimdi doktora tezinde bahsettiğim 2007 yılının birçok hatasını şimdi ben televizyon programında burada 2024'te anlatıyorum. Dolayısıyla evet, maalesef ki böyle bir özellikle siyaset iletişimiyle ilgili bana kalırsa kronik bir takım sorunları var. Ha, bunu aşabilen belediye başkanları var, belli bir takım siyasetçiler var ama genel olarak doğru bir siyasal iletişim içinde değil Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Sayın Özel de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi, yani o sadece kampanya değil, aslında ağzından çıkan her söz, her davranışı, her şeyi bunun bir siyasi konumlanmasının çerçevesinde çok ince bir şekilde planlanıyor olması gerekiyor. Peki. Yani işte o yapılan reklam yapıyorlarsa bunun tarihi, günü. Şimdi mesela ben bu reklamla ilgili yine bir şey söylemek istiyorum. Şimdi baktım. Şimdi mesela Sayın Özel bugün İzmir'de reklam, iki Instagram'daki reklam mesela iki İzmir postunun arasında. Ve şimdi öyle olmaz ya, yani ilk reklamınıza çıkıyorsunuz. Bunun böyle sosyal medyadaysa hikayesi, bunun böyle çok büyük bir patlatmanız lazım. Bununla ilgili bir kampanya mesajınızın ne olduğunu açıklamanız lazım. Oradaki bütün büyükşehir belediye başkanları mesela aynı anda bu reklamı paylaşması lazım. Trend topiğe bunu taşımanız lazım ve bir yerel yönetim vizyonu ve ilk mesajınızı oradan vermeniz lazım gibi, bunun doğru bir zamanlamasını, planlamasını, gün, saat yapılması lazım. Yani yoksa hikaye reklam filmini çektik değil. İşte bütün bunların çok ayrıntılı kurgulanması bir lazım. Koordinasyonsuzluk problemi var diyorsunuz. Bir iletişim sıkıntısı var diyorsunuz. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda başarı nasıl gelecek? Şöyle gelecek başarı açıkçası. Gelecek mi? Şimdi ben birçok büyükşehir belediye başkanının kendi ve ilçe başkanlarının da öyle. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu geçtiğimiz 5 yıllık dönemi kötü geçirmediklerini düşünüyorum. Evet. Kendi alanlarında çok başarılı olan isimler de var. Çok başarılı bana kalırsa hizmetler de var. Ve halkın da anketlerde görünen genel bir memnuniyeti var. Dolayısıyla ben 45 gün boyunca eğer belediye başkanları ve Sayın Özel de bu konuyu yerel siyasete odaklayabilirlerse, kendilerini bu konuda çerçeveleyebilirlerse ve yine bir başarı geleceğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Faruk Aksoy, sizce bir problem var mı Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel arasında? Vallahi herkes anlatıyor. Gerçekten büyük problem var. Öyle anlıyorum. Öyle mi? Şimdi Sayın Samver yani, öyle bir problem görmediğini ifade. Ben görmedim ifade. Demedim. Ben bu hani mesajlar iki, üzerinden evet, okumak mümkün değil dediniz. Yan yana koyup işte problem, hani bunu doğru bulmuyorum dedim. Sorumu açıkçası tekrarlayayım. Daha genel süreçleri gözlemlemek, problem görüyor musunuz? Gerekiyor. Çok efendim? Kısa. Problem ya, görüyor musunuz? Problem diyemem ama çok yani çok büyük bir uzlaşma içinde olduk olmadıklarıyla ilişkin işaretler var. Yani en basiti Sayın Özel'in ne olursa olsun İstanbul lansmanına katılıyor olması gerekiyordu. Peki efendim. Sayın Faruk Şimdi Aksa. O açıklamalara geleceğim ama birkaç not var, onları da aktarmam Buyurun. Gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor. Niye CHP konuşuluyor? Yani uzun süre iktidar olamamış bir partiden bahsediyoruz. Ve biraz önce Gülfem Hanım'ın söylediği, yani işte böyle patlatacaksınız adaylarınızı, trend topic olacaksınız, reklamlar falan. Bunların hepsi iletişimci gözüyle bir iletişim uzmanının söyleyeceği şeyler. Doğru. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir lideri yok. Yani bu söylenenlerin hepsini normal bir siyasi akış içerisinde alıp değerlendirebilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir lideri yok. Bu söylenen bütün eleştiriler bundan kaynaklanıyor. Bir tarafta Türk siyasetini 20-25 senedir domine eden bir Recep Tayyip Erdoğan. Aralıksız girdiği bütün seçimleri kazanıyor. Diğer tarafta 2002'de AK Parti iktidar olduğu günden bu yana 3. genel başkanını seçen bir Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Deniz Baykal'la başlayan, hı hı, süreç
Deniz Baykal'ı saf dışı eden bir Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yla devam eden bir hikaye, sonra onu da bir şekilde saf dışı eden bir Erdoğan ve şimdi Özgür Özel. Şimdi arkadaşlar, lideriniz güçlü olduğunda böyle trend topic bopik olmanıza gerek yok. Yani Türkiye'de siyaset biraz da Gülfem Hanım'ın analizlerini, eleştirilerini haksız bulduğum için söylemiyorum. Türkiye gerçeğine işaret etmek lazım. Yani Türkiye'de siyaset böyle olsun istemem ama bazen de ceketini assa kazanır siyaseti doğrudur. Yani ceketini assa kazanır doğru. Bu ülkede Ali Müfit Gürtuna diye bir isim belediye başkanı oldu. Bu şundan kaynaklandı. Pınar Hisar'dan birisi şu arkadaşımız olacak dedi, parmağını uzattı ve o belediye başkanı oldu ya. Bu böyle bir şeydir. Lider yakalarsan, bir lider ışıltısı, az ya da çok bir lider tılsımı yakalarsan meseleyi alıp götürürsün. Ha, bununla birlikte siyasette dönem dönem küresel anlamda dalgalanmalar olur. Bu Türkiye'yi de dahil eden bir şeydir. Türkiye'nin de dahil olduğu bir şeydir. Yani akımlar... Ben çok anlamadım dediğin ne demek yani, ceketini koysa lider olunca mı olur diyorsun? Lider hem işaret CHP'de edince kazanır. CHP'de lider yoksa, yok. CHP tam da böyle davranıyor birçok şey, yerde. Ceketimi koysam CHP'de, kazanır diye. CHP'de özensiz. Şöyle anlatayım. CHP'de parti şu anda bir lider, liderlik koltuğunu doldurmaya çalışan bir CHP var. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider sıkıntısı var. CHP'nin genel başkanı var. O zaman genel başkan biraz da zayıf bir genel başkan olunca bu sefer siyasetin diğer argümanlarını daha iyi kullanman gerekiyor. Yani işte belediye başkanlığı tartışmaları olur, şu olur, bu olur. İşte Sarıyer'den belediye başkan adayı gösterilmeyen birisi AK Parti'de olsa televizyon kanalına bağlanıp Cem'in yayınına bunları söyler mi? Söyleyebilir mi? Tabii ki söylemez. Ya söyle, MHP'den söyleyebilir mi? Saffet Sancaklı milletvekiliydi. Küçük bir kelam etti yani AK Parti ile ilgili Kocaeli'de. Saffet Sancaklı ikinci gün istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde oluyor mu bu? Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an güçlü bir liderlik yok. Ama bu da AK Parti ile kıyaslamak da zordur. Orada da fazla bir otoriterlik var. Toparlayayım bozulmasın çünkü kafamda bir akış var. Şimdi bu şunu getiriyor. Bu şunu getiriyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ben konuşurken. Evet. Durayım mı? Yo, dinliyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ben konuşurken akış durdu. Buna işaret etmeye çalışıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belki bu süreçten kendi adına doğru düzgün plan yapar, iyi çalışır, şu seçimden İstanbul'u çıkartabilirse bir lider yakalar. Yani Cumhuriyet Halk Partililer sanırım bunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Ya da ben anlatamıyorum ya da anlatanlar anlatamıyor. Ya sen Sarıyer'de belediye başkan adayı olmuşsun. Olamamışsın. İşte bilmem nerede şu oldu. Şimdi Gürsel Tekin'i biraz ayırıyorum. Niye? Hani partilerde bazı isimler var. Yani onlar ağırlıklıdır. Akif Hamza Çebi gibi falan. Böyle saygındır. Onlar tamam. Küstürülmemesi gerekir. Ama yani ilçe belediye başkanısın. Yarın aday olursun. Ya da başka bir yerde bir görev alırsın. Bir şey olur partide. Yani kalkıp dün akşam buraya Can Bolat bağlandı. Dinledim. Yani işte ANAP kökenliler falan. Ya daha dün bu belediye başkanınız sizin. Yani Ekrem İmamoğlu ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Ben AK Partili falan değilim. Bir partili martili değilim. Ama bu sizin belediye başkanınız. Yani dün belediye başkanı seçtiniz, toplandınız, alkışladınız, göklere çıkardınız. Gerçi içeride CHP'de ciddi bir klik de çıkarmadı da. Hatta bu köstekleri, bu işleri onlar çıkardı ama. Yani böyle bir sürecin ardından televizyona bağlanıp il başkanlığına aday bir isim bunları söyler mi? Bu CHP için normal bir şey midir? Ve CHP'nin yol alabileceğini buradan düşünüyor muyuz? Bu böyle olmaz. Ama belediye başkan adayı belirlenmesindeki acemilikler, hatalar hepsine katılıyorum. Bak hepsi doğru. Fakat başarı her şeyin üstünü örter. Yani Beşikçioğlu Ankara'da Etimesgut'ta aday gösterilmiş. İşte bir sürü tartışma. Aynı zamanda Bahadır Yenişehirlioğlu yani şeyde Diriliş Ertuğrul'un tahsini milletvekili yapılınca herkes susuyor. Niye? Çünkü başarı var. Tayyip Erdoğan kazanıyor. Ama o daha önce de aday oldu. Bir ya şey mesela, aya bir şey mesela kazanıyor. Bahadır ya Bey daha önce 3-4 defa aday oldu.
Ya Sayın Cumhurbaşkanı şey şoförünü milletvekili yaptı. Şoförünü milletvekili yaptı. Tartıştınız mı? Tartışmadınız. Onun entelektüel şeyi var. Başarı var. Başarı kazanıyor. Ama kazanınca tartışma oluyor. Ya tartışmadınız ama Allah Allah şimdi tartışıyorsunuz. Ya ben bitireyim. Arkadaşlar ben konuşmadım. Bak bir konuşayım. Siyasetçilik bir meslek değildir. Şimdi başarı her şeyin üstüne örter. Başardı mı? Üstünü örter. Başardı mı bir sorun yok. Başarıyla alakalı bir şey bugün, değil. Bugün başarıyla alakalı hayır, bir şey. Sen orada bak. Bugün dersin ki mesela. Bitsesin bak ben de. Hiç kesmedim ama bak. Dinledim şey bugün özellikle yapıyorum. Bak sürekli benim sözüm kesiliyor. Başardığı an, yani. Başardığı an nasıl hiçbir şey görülmez. Sizi çok sakin bulmuş zaten. Ankara'dan tabii, mesaj atıyor ekranda. Yalnız ben başta de. Şeyi gördüm. Nedir o? Ben bir yorumcu bunu anlattı dedim. Yayının başında Nasuh Güngör kendisinin olduğunu söyledi. Yani ben bütün yayınları hepsini detaylı izlemedim. İşte o kendisi Nasuh Güngör yapmış şeyi. Nedir o? Yayının başında Hatay'daki anket meselesi. Sağlıklı. Teşekkür ederim. O önemli bir katkıydı. Hı hı. Çünkü o çok doğru bir şeydi. Ben hatırlayamadım. Yani Nasuh Güngör'ün onu yorumladığını hatırlayamadım. Şimdi, ben de hatırlayamadım. Ben o yayındaydım. Şimdi arkadaşlar bu arada tabii bunların hiçbirinin bir karşılığı yok. Hiçbirinin bir şeyi yok. Ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan bir eleştiriye ben şöyle bakıyorum. İstanbul'da belediye başkanı olarak başarılı başarısız İstanbul halkı buna karar verecek. Yani seçim olur. Başarısızsa seçimi kaybeder. Daha sonraki siyasi hayatına da kendi karar verir. İster siyasete devam eder ister etmez. Herkes için açık. Fakat televizyonlarda yorum yapan arkadaşların şu hisleri vermesi çok adaletli gelmiyor. Adil bir davranış gibi gelmiyor bana. Bu Ekrem İmamoğlu var ya. Bu var ya bu. Bu 2028'de Cumhurbaşkanlığını düşünüyor. Ben böyle gözümü açıyorum. Vay anasını diyorum ya. Adamın işlediği suça bak. 2028'de demek Cumhurbaşkanı olmak istiyor ya. Yani. Böyle suç işlediyen kim? Genel kanı yani. Böyle yok, İstanbul şey falan yani. Yok kafasında. Hiçbir şey yok. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ediyor. 2028'de Cumhurbaşkanlığını düşünüyormuş. En doğal çevreleri mi düşünüyor? Tabii. Onu tabii söylüyorum ben. Yani sen AK Parti kalkıyor. 2071 yılını hedef gösterip bugünden politika yapıyor 50 sene sonrasına. Adam 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı olmak istediğini ima etmiş ya da o yönde politika geliştirmiş büyük suç. Yani gizemli bir şey, bir problem. Orada aslında bu doğru değil. Bunu düşünerek İstanbul'u ihmal etti. Bak şunu öne sürüyor Cumhur İttifakı çevrelerince. Fevzi, sevgili Fevzi. İstanbul'u ihmal etti. İstanbul'u ihmal etti diyorsun. Nasuh Güngör de öyle zaten. İstanbul'u ihmal etti diyorsun. Ben etti demedim. Tamam. Efendim. Cumhur İttifakı çevrelerin ettiğini bence söyledi. Şimdi öyle söylediğini İstanbul'u söyledim. İhmal etti diyorsun. Birkaç cümle söyleyeceğim. İstanbul'u ihmal etti. Ben tekrar geçen akşam ben demedim. Nasuh Güngör söyledi. Getirilen tamam. Eleştirileri at. Ya tamam sattım. Doğru eleştiri herkes yapsın. İhmal ettiği yerler var. Ama bir sürü yerler var. Nasuh Güngör öyle oldu diyor. Güzel. Şimdi geçen akşam bir şey söyledim burada yayında. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Yani dedim ki ya Murat Kurum iyi bir bakan. Yani Murat Kurum benim için başarılı bir bakanlık dönemi yaptı. Şimdi öyle bir rakamlardan bahsediyor ki bugünkü toplantıda da konuştu. Yani 300 bin artı 350 bin daha 650 bin konut falan. Böyle mimar müteahhit arkadaşları aradım, bilgi aldım, telefonda da var. Hani döküman istedim, neyi ne zaman yapabilir, ne kadar olabilir diye falan. Deprem oldu. Allah bir daha göstermesin. Hatay'da bugün, Maraş'ta, Adıyaman'da hani kentsel dönüşüm değil, yeniden kent kurman gerekiyor. Kentsel dönüşüm daha zor bir şey. Yani oradaki canlarımızı yitirdik. O ayrı ve derin bir acı, büyük bir felaket ama yeni bir kent kurulması gerekiyor orada. Fakat kentsel dönüşümdeki kadar bürokratik işlemlere gerek yok. Hani yapman gerekiyor. Zaten şehir yıkılmış. Şehirdeki enkazı kaldıracaksın. Yeni binalar yapacaksın. Bir yıl içerisinde devlet bütün imkanlarını bölgeye aktardı. Bak bütün imkanlarını 40-45 bin konut teslim edilebildi. Birinci yıl için 319 bin konut sözü verilmişti. Gerçi devlet söz vermez. Bir yıl için deme, öyle bir söz vermedi. Bir yıl. Hayır abi öyle bir İlk bir yıl. Beş yıl için verildi. İlk bir yıl, beş yılda 650 bin konut yapılacaktı. Toplam ihtiyaç o. Toplam neyse, ihtiyaç o ya. Ya tamam açık bakarız. Bak şimdi, ya hayvan, şimdi, 310 bin konutu kimse yapamaz ya. Devlet ama yapamaz. Söylendi ilk bir yılın sonunda yıl verilecek dedi. Ya bir, siz duymadınız mı? Bir yılda evet, yapılabilir. Allah Allah açık bakarsın orada. Birinci yılın sonunda 319 bin konut vereceğiz diyor ya. Eminim Tayyip Erdoğan. Ben sakin olayım diyorum. Şimdi böyle bilindik şeyde itiraz ediyorsun ya. Faruk bak bilerek çarpıtıyorsun. Şimdi döndük geldik buraya. Şimdi döndük geldik buraya. Yapacağım diye böyle bilgi aldım. Bak gene geldi İmamoğlu. Ya İmamoğlu falan yok. Bir şey anlatıyorum sana.
Bir hesap kitap yaptırdım. Nedir ne değildir diye. İstanbul'da bahsedilen konutlar için 20 milyar dolar para lazım. Yani 20 milyar dolarlık bir harcamadan bahsediyoruz. Net. Peki bu nasıl olacak dedim. Yani bunu nasıl yapacağız? İstanbul'da konutları olduğu yerde dönüştüreceğiz. Diyelim benim bir evim var. Ev dönüşecek. Ben de burada yeniden oturacağım. Sistem bu mudur? Yoksa başka alanlarda yeni kentler mi kurulacak? Yani İstanbul rezerv milyonlarca artacak mı diye birkaç soru sordum. Aldığım cevap şu. Mutlaka ve muhakkak artacak. Yani sen Beşiktaş'taki binaların kentsel dönüşümünü yapınca bu sadece Beşiktaş'la alakalı bir şey. Bir kere burayı boşaltacaksın. Belli dönemlerde. Başka bir yerde bir kent inşa edeceksin. Burada da yenilerini yapacaksın. Ne olacak? Kente ekstra milyon nüfuslar gelecek. Ben de dedim ki yani İmamoğlu ile ilgili bu eleştiriler yapılıyor. Doğrudur, haklıdır. Haklı olan tarafları var. Fakat sayın kurum İstanbul'u eğer seçimi alırsa bu koca kenti kendi başına mı yönetecek? Gerçekten bu kenti yönetme iradesi sayın kurumda mı olacak? Bu kenti sayın kurumun her şeyiyle yöneteceğine, belediye meclisiyle, kendi ekibiyle karar vereceğinden emin miyiz diye sordum. Ortalık karıştı. Kiminle yönetecek iddian ne? Şimdi Cem dedi ki, yani bu dedi ne demek dedi. Sonra düşündüm. Binali Yıldırım İstanbul'da niye seçimi kaybetti diye bir şey geldi aklıma. Niye kaybetti? Çünkü Binali Yıldırım'la AK Parti içerisindeki bazı gruplar anlaşamadı. Ondan kaybetti işte. O neden biliyor musun? Binali Yıldırım seçimi kazanırsa, AK Parti'nin içindeki bazı grupların, bazı yapıların onların da söz hakları ve şehre hakimiyetleri konusunda bir tartışma çıktı. Onun için kaybetti. Öyle değil mi? Öyle. Tam öyle. Şimdi döndük bugüne. Döndük bugüne. Aynı şeyler söz konusu. Mesela bu 20 milyar dolarlık İstanbul'daki dönüşüm. İstanbul'daki kentsel dönüşüm. İstanbul'daki yeşil alan meselesi. İstanbul'da mesela en son Esenler'deki otogar konusunu açtı sayın kurum. Dedi ki bu otogarı dedi bir Anadolu yakasına bir İstanbul'da Avrupa yakasına iki şey yapacağız falan. Şimdi soruyorsun kent vizyonu nedir? Şehir yani merkezine mesela, çıkaracağız dedi. Tamam. Şehir ne yapacağız mesela? Ali Samiyen Stadı vardı. Ali Samiyen Stadı'nı bir gruba verdiler. Şehrin içinde binalar dikildi. Seyrantepe'ye gitti stat. Şimdi Seyrantepe'deki stat etraf gene bina oldu. Ne yapacağız? Onu alıp ta Belgrad Ormanları'nın ötesine Edirne'ye doğru mu atacağız yani? Hani bunu nasıl, bunun sonu nedir yani? Böyle bir şey olur mu? Esenler Otogarı orada. Bak Esenler Otogarı taşıyabilirsin orada. Taşıyabilirsin niye? Ya başka bak aynı eskiden şeyi yapıyorsun. Merter'de bir o grubun kocaman otobüs şirketi vardı. Ben taşındı bak sana bir şey söyleyeyim. Taşınabilir, niye taşınmaz? Ben sana bir kent vizyonundan, bir ülkede kaynakların, imkanların, hele hele Türkiye gibi bak ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde 2025'te 25 bin dolar kişi başı gelir vaat etmiştik bu topluma. Bak 7-8 bin dolardayız. Bizim kaynaklarımız az. Kalktın İstanbul'un kuzeyine bir havalimanı yaptın. Çok iyi bir havalimanı. Çok iyi. Fakat aynı anda biz dünyanın en güzel 10 havalimanından birini millet bahçesine ve miting alanına çevirdik. Bu kaynaktır. Bu kaynakları heba edemeyiz. Yani Esenler Otogarı oradaysa, bunu kalkıp bir otogarı kapatacağım, iki tane daha yeni yapacağım diye bir vaat, nüfusu 20 milyonu aşmış bir kent için doğru bir vaat değildir. Bu doğru bir planlama değildir. Sana göre. Doğru bir şehircilik değildir. Sana göre o. Sana göre diyor ya. Sana Allah'ım göre yarabbim. Ya bana göre niye olsun? Işte benim paramla yapıyorsun cevap bunu. Cevap verebilir miyim? Benim paramla harcıyorsun. Bana göre diyorsun. Sana bugün göre kalktığın zaman. Hayır, bak, sen ama. Bak dinle şimdi. Sana göre kim? Sen şimdi bunları yaparken doğru düzgün kaynakları kullanacaksın. Hesap vereceksin. Açık olacaksın. Şeffaf olacaksın. Mesela 650 bin konutu dönüştüreceğim diyorsun. 650 bin konut. 750 bin lira. Hibe 750 bin lira kredi. Tamam mı? Böyle bir sistem geliyor. Şimdi biz bu sistemi en başından beri iddia ettiğim üzere belediye başkanının kişiliğine, kimliğine, partisine bakmadan zaten yapabiliyorsak yapmamız gerekiyor. Depremden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir anlayış şu an için İstanbul için uygun bir anlayış mıdır? Uygun bir kent vizyonu mudur? Uygun vaatler listesi midir? Bakıyorum. Şununla bitireyim. Buyurun. Nick Chessman ve Brian Election'ın sahte demokrasi
diye bir çalışması var bu iki akademisyenin. Sahte demokrasi. Yani demokrasi varmış gibi ama yokmuş gibi. Yani söz hakkım varmış gibi ama yokmuş gibi. İstanbul Havalimanı ile ilgili, Atatürk Havalimanı ile ilgili o millet bahçesi projesi iptal edildi. Yargı iptal etti. Yargı iptal etmiş. Evet. Kanal İstanbul imar planı iptal oldu. Bak iptal oldu. Şimdi soru şu. Açık açık soruyorum. Bak hiçbir kapalı perdeli bir şey yok. Çünkü benim bu ülkenin bütün çocuklarının geleceği üzerine bir hassasiyetim var. Hepimizin var. Biraz hep İmamoğlu lehine oluyor hassasiyetlerin yani. İmamoğlu falan değil. Başka bir şey yani soruyorum. Bak, AK Parti'nin lehine değil mesela o değil. Sulandırma bak anlatıyorum. Böyle çok yani hep AK Parti hiçbir şey yapmamış gibi İstanbul'da. Bak, sulandırma bir AK şey anlatıyorum. Havalimanı yolda. Şimdi, Cem bir şey ben anlamıyorum. Ne alakası iptal var? Edilen, onunla ne i̇ptal edilen. Var gençlik çocukla? İptal edilen. İptal edilen bu projeler. Evet. Yargı kararıyla iptal edilen bu projeler. Evet. Yarın Sayın Kurum seçimi kazandığında yapılır mı yapılmaz mı? Yapılabilir. Yapılır. Cevap vermek için şey. Peki yapılırsa bu memlekette hukuk devletinden gerçekten devletin ilkelerinden bu toplumun yararına dair idari güven kararlar, duymamız gereken idari güven duymamız gereken güven yani. Duymamız gereken hukuki normlardan bahsedebilir tamam, miyiz? Tamam. Anlattım cevap vereyim ben. Dolayısıyla ben açık yani. Ve net bir şekilde şunu soruyorum bir yurttaş olarak. Diyorum ki beni İmamoğlu, Hocaoğlu falan ilgilendirmez. Eğer İmamoğlu'nun şu 4-5 yılda burada görev yaptığı sürede bu şehre dair usulsüzlükleri, yolsuzlukları, hırsızlıkları varsa bir gazetecisin, her sabah yayın yapıyorsun. Bul, al, getir. Yarın akşam şurada açalım Habertürk'te. Bak ülkenin tamam, tarafı ama cevap verin. Açalım diyelim ki ey İmamoğlu. Niye bunu söylüyorsun? Sen bunu niye ben böyle yaptın bir şey diyelim. Yaptı diyen mi var? Ama kalkıp İmamoğlu öyle bir şey mi yaptı diyen var? Hayır. Ben bak söylüyorum işte. O iddia ediyorum yani. Ben bir savunma yapmıyorum. Ben sana... Hayır sen sürekli İmamoğlu'nu savunuyorsun. Ben sana... Yani. Çünkü bu şehirde hayır, bir seçim şey yapılacak. Ama anlattığım ben sana Türkiye'nin geleceğine monolog dair oluyor, endişelerimi olmuyor. Söylüyorum. Tamam monolog oluyor, diyalog peki, olmuyor. Cevap, noktalıyım ben. Çok oldu. Cem Küçük'ün yanıt hakkı. Şöyle söyleyeyim. Bayağı oldu çünkü herkesin de hakkı var. Bakın bir buyurun. Şey. Önce birkaç şey birden söyleyeyim. Ya bu konuda hak takip ediyor. Tek konularda hiç haktan maktan bahsetmiyor. Birkaç şey birden söyleyeyim. Notlarımı aldım. Buyurun. Ben Bahadır Yenişehirlioğlu'nu tanırım. Bahadır Yenişehirlioğlu. Ben de tanıyorum. Faruk bir saniye. Tamam kanıyor. Bir şey demedim. Çok iyi kitaplar yazmış. Tarih bilinci olan. Kitaplarında ben bazılarında önceki çalıştığı yayın evinden de biliyorum. Ben de orada çalıştığım için. Kıymetli bir isimdir. Tarih bilgisi çok iyidir. Tarih kitapları vardır. Hı-hı. Kerime diye mesela Türkçe ezan dönemini anlattığı muazzam bir kitabı vardır. Daha sonra da payitaht oynamıştır ama onun birinci işi oyunculuk değil. Yazarlıktır. Hı-hı. Orada da Osmanlı tarihi gidiyor. Yani Erdal Bey gibi. Erdal Bey tam bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani dünya görüşü farklı evet. Ama. Dolayısıyla Bahadır Bey'in adaylığı daha önce de gündeme geldi. 2015-18'lerde olmadı. Oy onu hak ediyor. Şey hak etmiyor değil. Yani Erdal Bey de hak ediyor. Ama Erdal Bey biraz tepeden inme gelmesi. Ve bir de ön seçim yapacağız deyip oralarda vaat edilen ön seçim yapılıp aday çıkmadığı halde başkası çıktığı halde onun atanması eleştiriliyor. Mesela avukatını Çankaya'ya aday yapmasını eleştiriyorsun değil mi? Şöyle eleştiriyorum. Eleştiriyor bak. Musun? Şöyle eleştiriyorum. Mesela diğer tarafta verdiğim örnekler. Tamam müsaade etmiyorsun. Ön seçim yapacağım. Evet. Ön evet. Seçimde çıkanları atayacağız dedi. Evet. Eğer ön seçimde Hüseyin Bey çıkıp atasa bir itirazım yok. Ama ön seçimde Alper Bey çıktı. Ha, ön seçimde onu yoksa anladım. Kardeşim Türkiye'de anladım. Bak anladım. Erdoğan da atadı, Özal da atadı, Demirel de bu olur. Şey yapılır. Başarılı olduğu ama zaman Çankaya doğru. Çankaya genel başkanlar hep kontrol. Yani mesela onu söylüyorum. Yani. Hamza mesela Yerlikaya, de... Hamza Yerlikaya güreşçiydi. Dünya şampiyonu, gururumuz kaç evet. Kez şampiyon falan. Mesela Hamza Yerlikaya'yı bir bankanın yönetim kuruluna atadılar. O da oluyor. Mesela ne alakası o vardı? Şöyle, hiçbir şey söyledin mi? Hayır, söyledim. Şöyle, ne dedin? Orada o tür yerlerde atama yapılabiliyor. Sporcu da olsa bankaların... Niçin ama? Bankaların... Alakası ne? Niçin saniye, yapılıyor? Faruk, müsaade etmiyorsun ya. Hayır. Finansçı mı? Hayır ya. Ne hale? Bak. Neci? Onu bak bilmediğin için konuşuyorsun. Evet söyle Neci. Bileyim. Öyle. Bankaların evet. Sporla da ilgili, iktisatla da ilgili, eğitimle de ilgili danıştığı insanlar var. Evet. Orada da hakikaten sporla ilgili Hamza Bey de danışılıyor. Orada da belki öyle, hukukçuya danışacak. Ya, böyle kardeşim, bir hukukçu tercih etmiş. Amerika'da yani onu mesela, görüyorsun da bunu niye Faruk, görmüyorsun? Amerika'da mesela Supreme Court'a iktisatçı evet. Da atıyorlar. Evet. Adam hukukçu değil ama iktisatçı. Tamam. Çünkü bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Tamam burada sporcu da olabilir. Da aynısı bak, burada da olabilir. Sporcu da öyle yapıldı. Ya burada sporcu da oyuncu, da belediye başkanı atanabilir. Yapılabilir. Değil. Şeye gelince, gelip. O gelip şey, ya buradaki benim itirazım
ön seçim yapacağım deyip ön seçim yapıp çıkılmayan adayların atanmasına. Yoksa atarsın Erdal Beşikçioğlu'nda İzmir'de, onda bir problem yok ama o zaman söz verme. Veya çıkan adamı ata. AK Parti'ye bak, benim kendim 4 defa ön seçim yaptı, anket yaptı Zonguldak'ta ya. Adaylar kaç defa gitti geldi, Hilmi Daşdemir, diğer adaylar, İhsan Aktaş, başka adaylar açıklanmadı, çağırdı. Ben biliyorum ya, kendi arkadaşlarımızı bir daha çağırdılar. Deprem bölgesinde, bakın ilçelerde bir adaylar değişti. Yani ve evet, başarılı oldu, rahat kağıt üzerinde. Niye adam bunu yapıyor? Yani Kahramanmaraş'a koyayım Ahmet'i, kazanır 170'le demiyor. Bu arada Elbistan özelinde bir tartışma var. Onu söylüyorum var ya, tabii bak Erdoğan, bakın AK Parti ile CHP'nin farkı. Erdoğan, o tek adam, otorite denilen Erdoğan bütün demokratik mekanizmayı çalıştırdı. Deprem bölgesindeki hiçbir belediye başkanını aday göstermedi. İlçeleri değiştirdi. Ama CHP'de Lütfü Savaş ve diğer yerlerde kimin tek adamlık yaptığı görüldü. CHP tek adamlık yaptı. Erdoğan yapmadı. Erdoğan demokrasiyi işletiyor. Bunu bütün Türkiye'de görüyorsunuz anketlerde. Yoksa zaten iktidar benim. 5 sene önünde bir engel yok. Demokrasiyi işletiyor derken mesela Cumhuriyet Halk Partisi bak ne yapıyor? Yani nasıl aday MYK'ya yapmayınca işletiyor? Ya söylüyorum. Parti meclisine giriyor. Getiriyor. Böyle bak, yani, bakın ben kendimden. Bakın söylüyorum. Partisinde. Adayları getiriyor. Bakın İstanbul için. Bütün adaylar geldi. Ergün Turan geldi. Tevfik Göksu geldi. Murat Kurum değişti. Anket yaptırdı. Bir daha geldi. Herkesi dinledi. Dönüştü. Yani hemen açıklamadı. Bekledi. Ama tek başına açıklıyor. Hayır. Arkadaşlarımdan fikir alıyor. Hayır, benden doğru, tabii ki. Ama böyle herkesten fikir alıyor. Parti meclisinden geçme falan bakın, gibi bir süreç. Bakın bir şey diyeyim. Bir bakın Giresun'dan söyleyeyim. Mevcut belediye başkanı AK Parti'den geçen dönem CHP'den aldı. Çağrıldı. Geldi. Anket yapıldı. Bir daha fikir alındı belediye. Bizlerden, herkesten fikir aldılar nedir? Herkes fikir belirtti. Ve tabii ki sonra nihai karar Erdoğan veriyor. Başarılı olduğu zaman başarılı diyorsun. Senden fikir mi aldılar? Hayır hayır, herkese soruyorlar. Yani tabii canım. Hayır. Nagihan'a neden sormadılar olacaktı o zaman. Orada bir anket, orada yani anket yapıyor birileri. Nagihan'cığım, birileri anket yapıyor. İşte bu arkadaş için ne düşünüyorsunuz? Bu aday için ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. Evet. Bu gayet normal. Biz de diyoruz ki bu iyi. Ki bu iz atıyorum senin. Yani sen şöyle mi diyorsun? Hayır, AK Parti'de parti, sen diyorsun ki Cem AK Parti'de işte parti içi demokrasi tıkır tıkır işliyor. CHP'de parti içi demokrasi işlemiyor. Aynen öyle. Bunu aynen öyle. Aynen öyle bak. Erdoğan o yüzden bitirin. Faruk bir saniye. Bir dakika sonra ben bir konuşabilirim. Bir saniye. Bir cümlelik. Bir saniye. Cem'in bir cümlesini. Bir cümle. Bu arada adını geçirdiğim isimler gerçekten senin tanıdığın gibi benim de tanıdığım isimler. Ben şahsi bir şeyden bahsetmiyorum. Ya anladım, İlkelerden bahsediyorsan ben de bunları hatırlattım sana. Ben bu kadar. Ekrem Bey onları niye gösteriyor filan da. Yani hatırlattım ya işte. Bir şey sorayım Faruk, bir saniye tamam abi, anladık, savundun. Lafını söyledin, anladık. Ben diyorum ki aday yapabilir. Erdoğan da yapar. Başkaları da yaptılar bunları. Ama Erdoğan 17 seçimi kazandığı için bir şey diyemiyorsun. Aşkı, kazanıyor. De dedim ama, muhalefet 17 seçimdir adam silindir gibi üstünden tamam, geçmiş. Şey tabii ki eleştirilirsin. Işte, İmamoğlu da bu yaptığında yapıyor. Başarılı olursa İstanbul'da bir şey denmeyecek. Başarılıdır tabii diyecek. Başarısız olduğu zaman da biz de burada gördüğü şeyi diyecek. Ama demokrasiyi tartışmak böyle bir şey değil. Demokrasiyi tartışmak. Ya bitiremedim bir saniye. Şu İstanbul'da ilgili bir şey söyleyeyim. Bak, sadece İstanbul'da ilgili bir şey söyleyeyim. Ben de demokrasiyle ilgili bir şey değil. Türkiye'de demokrasi genelde iktidara şeydir. Ben parti içi demokrasi, işte avukatını atamak önse değildir ya da arkadaşını bilmem nedir. Yani yakın arkadaşın, yani Ümraniye'ye kendisine bir şey, Aykut Erdoğdu Ümraniye'ye atıyorsun. Ne alaka? Hani demokrasi? Demokrasi o soruyu aynı şey milletvekilleriyle ilgili soruyorum. Niye aynı şeyi söylemiyorsun ya? Bir şey daha söyleyeyim. Şeye gelince Türkiye'de İstanbul için şeyden, bakın Türkiye'de İstanbul'u İstanbul yapan Tayyip Erdoğan ve bak Türkiye'de İstanbul İstanbul yapan bir dönem Bedrettin Dalan'dır. Evet. Sonra Tayyip Erdoğan'dır. Sonra Kadir Topbaş'tır. Ekrem Bey zamanında bu 5 yılda öyle hizmet filan da olmamıştır. Ben gündeme bir saniye. Da girdi hizmet yani, şeyde iyi oldu. Bir tane hizmet filan bir saniye Faruk. Hizmet filan da olmamıştır. Faruk ben anlamıyorum. Yani her programda aşırı böyle İmamoğlu savunması, ya, onun döneminde 7 kilometre metro yapıp bunu 60 kilometre diye anlatması, geçen Murat Kurum da söyledi. Bakın ben o metro hatlarına tek tek çalıştım. 7,5 kilometre metro hattı yapılmış. Ama bir hattın 10 kilo hepsini ben yaptım diye anlatıyor. Mesela o kadar geçen Murat Kurum da sağ olsun değindi ona, anlattı. Bu söylediğim Kadir Topbaş, Tayyip Erdoğan işlettiği hatları ben yaptım diye anlatıyor. Anlatıyor. Ya. Hayır bir de Finikülerin mesela %90 bitmiş. Bir durağını yapmış. Bir durağını yapmış. Hep bütün hattı ben yaptım diye anlatıyor. 7,5. Ya İmamoğlu döneminde hayır, trafik ben yapınca aklıma böyle şey. Trafik gitti. Daha geri gitti, şey gitti, bilmem ki şunu söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla İmamoğlu döneminde İstanbul'da bir hizmet olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bir iki olmadığı şey için de ya Nagihan bir saniye bitir tamam. O hem kendi şikayet ediyorsun aynı şeyden. Hayır ama toparlayamıyorum ki araya girmenizden. Kendiniz aynı şeyi söylüyorsunuz ya yani. Ya tamam sen de ilk günde sürekli araya bir şey demedin. İstiyacı bozuluyormuş sayın konu. Buyurun efendim.
Dolayısıyla burada İmamoğlu döneminde bir hizmet görmedik. İmamoğlu zaten hizmetiyle alsa geçen sene doğal aday olup kazanırdı. İmamoğlu da Erdoğan'ın rakibi falan, o da hayal. O CHP'nin veya İmamoğlu'nun savunanların hayali. Olsaydı da görseydi. Dolayısıyla burada şimdi kalkıp kent ormanı burdu. AK Parti döneminde yapılan İstanbul'a devasa hizmetlerle bu İstanbul'un trafik sorunu bugün asla şey vardır. İnsanlar hizmetleriyle konuşur. AK Parti iktidara geldiğinde mesela Kanal İstanbul projesi, İTÜ'nün 3-4 tane dünya çapındaki hocalar da ona onay veriyor. Yapılabilir. İstanbul'a ihanet de değildir. Ona o da CHP öyle değil. Birinci köprüye de ihanet diyorlardı. Havalimanına burası kuşsu. Bak CHP arada... milletvekili Allah rahmet eylesin Haluk Bey vardı. Trabzonlu. Soyadını unuttum. İpek. Haluk. Haluk İpek. Haluk Pek AK Parti. Hayır İpek değil. Özür dilerim. Haluk Pekşen. Trabzonluydu. Haluk Pekşen. Haluk Pekşen. Allah rahmet eylesin. Başka milletvekilleri de. Efendim buradan kuş sürüleri geçiyor havalimanından. Bütün uçaklar düşecek. Bunu de ya burada Türkiye'de yapılan en büyük hizmetlere zaten CHP doğal olarak karşı çıkıyor. Çünkü CHP hizmetle anılmadığı için ancak yapılana itiraz ediyor veya götürüyor. Dolayısıyla burada AK Parti Kanal İstanbul'da yapabilir, başka şeyler. Mesele burada İstanbul'un trafik sorunu nasıl çözüleceği, kentsel dönüşme nasıl yapılacağı. Tayyip Erdoğan deprem şeyini de söyleyeyim. Geçen İsmail Küçükkaya, arkadaşımız bizim de. Ya deprem bölgesini gezmiş, oradan yayın yaptı. Ya bu kadar inşaat dedi aynı anda. Ben de gördüm, o bölgeye gittim. Hakikaten 11 şehir, 13 şehir, sen de git herkes. Evet, 14 milyon insan, 45 bin ev teslim edildi. Şubat sonu 70 bin olacak. Erdoğan bir inşaatı başlatma anında hakikaten 315 bin inşaatlar da devam ediyor bu arada. Mart'ta, Nisan'da böyle 80 bin, 90 bin, 100 bin her ay insanlar alacak. Burada AK Parti'nin muazzam bir başarısı var. Efendim devletin bütün imkanları deprem olmuş, ekonomik sıkıntıları var. Burada AK Parti depremde başarılı görmek lazım. Çünkü hakikaten orada o insanlar da onu gördüğü için oy veriyor. Yoksa insanlar böyle, ne niye o zaman Hatay'ı CHP kaybetti geçen seneki seçimlerde? Millet böyle şey mi? Yok değil. Şey, bunları analiz edemiyorlar. Anadolu'da bilmiyorlar. O yüzden de böyle sanki hani hiç hizmetin önemi bu seçimde eğer hizmete bakılacaksa CHP'nin zaten şansı olmaz. Çünkü CHP'nin 13 belediyesinde hizmet diye bir şey konuşulmuyor. Öyle bir şey var mı? Yani biz Antalya'ya bunu yaptık. Mersin'e böyle bir şey yok. Ha çöpü topluyorlar. O kadar da toplasınlar canım. O da olsun yani. Tabii canım ya, bir çöp toplayın. Şey yani. Ama hepten hizmet konusunda veya Murat Kurum konusunda ya da diğer belediyeler konusunda AK Parti'nin rakibi değiller. Ve son cümle, bakın bazı ilçeler CHP'ye geçti 2019'da. Bizim Karadeniz'de de çoğunu geri alacak AK Parti. Niye biliyor musunuz? Kötü belediyecilik yüzünden. Mesela bizim Trebol geri gelecek. Mesela başkaları da var. Çünkü hakikaten hizmet veya çalışma anlamında CHP'nin böyle bir derdi olmuyor. Olmadığı için de bakın mesela AK Partiler gidin şimdi. Ben diyor şunu yapacağım diyor, bu yolu böyle yapacağım diyor, onu böyle yapacağım diyor. Bunu CHP'li o İmamoğlu'cu, bu Özgür Özel'ci, o Kemal Bey'in ofisi. Ya böyle ondan sonra diyorlar ki seçim diye kaybettik. Bundan kaybediyorsun. Peki efendim. Bu arada şey Kanal İstanbul'dan bahis açıldığı için bir kaynağım ifade etmiş. Yani o proje plan iptali basit bir eksiklik nedeniyle yapıldı demiş. Tamam. Doğal yapı, çevre kirliliği, tarım ve orman alanları tahribatı, trafik arttırıcı, ekolojik, meteorolojik vesaire nedenlerle iptal edilmedi. Plan içindeki teknik hatalar, eksiklikler kaynaklı bir iptal kararı verilmiş. Yani usulü bir iptal kararı verildi. Şimdi komple değil, evet, çok girilmedi deniyor. Trafik artırıcı meteorolojik nedenlerle iptal edilmedi. Teknik hatalar yani şeklen eksiklikler varmış. Ama sonuçta iptal oldu. Yeni bir plan. Hukuk faciası çıkardı arkadaşımız. Yani plan yapabilir. Yapıyor muyuz yani? Her an geri gelebilir mi yani? Yapılacak. Yeni bir plan yapabilir. Birinci köprü yapılamaz diyen CHP'liler bakın 70-69'a gidin. Köprü yapılamaz. Ama aynı şey değil, yapmayın. Köprüyle Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul'da yapılacak Gülfem Hanım. Biz de burada göreceğiz. Bakın ben bu ekranlarda havalimanı yapılamaz. Yavuz Sultan Köprüsü yapılamaz. Avrasya Tüneli yapılamaz diye çok duydum. Hepsi bitti bu ülkede. Peki ama hepsi bitti. Mesela Murat Kurum hiçbir öncelikleri arasında bahsetmiyor. Niye bahsetmiyorsunuz? Çünkü İstanbul'un öncelikli sorunu kentsel dönüşüm de o yüzden. Peki, deprem. Ama siz yapılacak diyorsunuz. Hangi birini yapacak? Sonradan. Hangi birini yapacak? Ben konuşabilirim. Sonradan plan yapıyor adam. Cem bitirmiyor ki yani. Bir araya girmedi ama sen de ilk dönem Nazgül'e 2 saat boyunca konuştum. Hiç 2 saat boyunca falan konuşmadım yani. Efendim, hiç konuşmadım. Bu başlığa ilişkin Can Özçelik konuşmadı. Ona söz hakkı vereceğim. Sizin değerlendirmenizi alın. Ben de konuşmadım ayrı ama bir... Can'ın sözünde bir şey demek istemem. Ben uzun süredir burada yani çok konu geçti. O kadar çok şey vardı ki. Yani bu iş
Yani Faruk bozdu. Bambaşka şeylere gitti. Ne güzel, ne güzel. Yeni şeyler tartıştık efendim. Yeni bir başlık açacağım. O yüzden sizin kısa değerlendirmenizi alayım bu başlığa ilişkin. Şimdi lütfen. Epey uzun zaman önceydi. Bu programda demokrasi bahsi geçmişti. Belki hatırlarsınız. Şimdi oradan iki şey söylemek istiyorum. Parti içi demokrasi ve Türkiye'deki demokrasi. Parti içi demokrasi meselesinde Cem'e katılıyorum. AK Parti ağzını kimsenin açamadığı, her şeyin tepeden emredildiği bir parti kesinlikle değil. İyi yönetilen ve içeride tartışmaların yapılıp dışarıya sızmadığı bir parti. Yani içeride yapılan tartışmalardan sonra dışarıya yapılan yorumlar birilerinin hoşuna gitmezse çıkıp kamuoyunda niye kendi fikrini beyan etmiyor? Eleştirisi yapabilirsiniz. Ben de yapıyorum bunu. Yanlış buluyorum. Ama şu haksızlığı yapmamak gerekir. Yıllardır partileri detaylı takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak hakkını vereyim. AK Parti seçim süreçlerince aday belirleme konusunda asla Cumhurbaşkanı şunu istedi bunu koyalım gibi bir kolaycılığa kaçmıyor. Çok detaylı araştırma yapıyorlar. O detaylı araştırmalar, anketler geliyor. Her birini saatlerce değerlendiriyorlar. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı bizzat değerlendiriyor. Ama tek başına anket değerlendirmiyor. Bütün adayları da teker teker çağırıyor. Ve o aday ankette birinci bile çıksa tatmin etmezse koymuyor. Yani bu hakikaten bilimsel yöntemlerle çalışıyorlar. CHP'de ifade özgürlüğü var ama bilimsel bir yaklaşım yok. Yani o ifade özgürlüğü aklına gelen her şeyi filtresiz söylemek olarak anlaşılırsa olabilir. Ama sonuç getirmiyor. Bakın buradan gelelim Türkiye'deki demokrasi. Sahte demokrasi dedi Faruk. Nereye bağladı ben anlayamadım açıkçası. Koptum da. Şimdi sahte demokrasi diyorsanız ben ana muhalefet partisinden Türkiye'deki demokrasiye dair gündemi değiştirecek bir iki çıkış beklerim. Demokrasi endeksi açıklandı. Ve Türkiye yeniden hibrit rejim kategorisinde. Bu ya CHP'nin sayesinde mi oldu? Hayır olur mu öyle şey? Yani, ben bakıyorum Özgür Özel saatlerini veriyor yerel seçimlerle ilgili. Onu söylüyor, bunu söylüyor. Saatlerce konuşuyoruz. Ya detaylı taradım Google'ı. CHP'de Özgür Özel ya da biri demokrasi endeksiyle ilgili en ufak bir yorum yapmış mı? Hani belki benim körlüğüm göremedim. Yok. Böyle bir şey olamaz. Ya Anayasa Mahkemesi ile ilgili çıkış oluyor, Danıştay ile ilgili çıkış oluyor. CHP'nin gündeminde var mı bunlar? CHP'nin gündeminde olmamasını eleştiriyorsunuz ya, doğru. Peki Türkiye'nin bu noktada olmasına dair eleştiri... Sürekli söylüyorum. İşte, mesele o. Sürekli Nagihan söylüyorum. Yani. Yapma Nagihan'ı yani. Çok eleştirdi, çok dokunuyor söylüyor. Hayır, hayır. Başka bir şey diyorum. Yani esas muhalif, konu o değil mi? Muhalif diyen yazarlar nerede? Hiçbir yani onu kimse... anlatıyorum. Esas yani konu bu değil mi? Yani herkes bir dalgaya kapılmış. Peki. Siyasetin tamam. Alanı bu kadar... Tamam. CHP kendi kendine, sırf CHP değil, bütün muhalefet partilerine söylüyor. Herkes kendi iç şeyine düşmüş. Yok işte o kaç metro, bu kaç metro. Ha, metro konusunda da Cem'in verilerine katılıyorum. Ama bu kayıkçı kavgası bir yere götürmüyor bizi. Yani özsel bir tartışma yapmamız lazım. Ama sevgili Nagihan, bu dedikler yapılsa trafik bu kadar sorun olmazdı tamam, şu an. Tamam, ben orada bir şey demiyorum. Yapılmadı doğru, o hizmeti yani. Ama yapılmadığını yaptı diye anlatılmasına ben kızıyorum. Ve CHP'yi savunanlar da çıkıp da... Ben şunu da söyleyeyim. Yani Esenler Otogarı, bir dakika Faruk, Esenler Otogarı taşınabilir. Bakın Zeytinburnu'nda dericiler vardı. Berbattı. Yani şehrin içine onu alıp oraya taşıyor. Olur mu? Bugün mesela pırıl pırıl bir Zeytinburnu sahili var. E5'in kenarında bir meşhur bir otobüs var. Esenler mahvediyor trafiği. Elbette taşıyabilirsin. Bayrampaşa'daki cezaevi taşındı mı oradan? Taşındı değil mi? Her şey taşındı. Ne oldu oraya? Bilmiyorum ne oldu. Ama yani, çok önemli yani. Bilmeniz her taşınan diye, sonrasında oldu, doğru olur demek istemiyorum. Takip etmek gerekir. Bakın, bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar. Ev mi yapıldı? Ne oldu? Arkadaşlar söylediğim şey anlaşılmıyor. Bu hepimizin geleceği. Bir şeffaflık talep etmek, bir şey istemek, kamuda disiplin talep etmek. Ya bunları ben Sayıştay'da de yazıyor bunların hepsi. Bunu ben talep Sayıştay'da ediyorum. Bu dediklerinin hepsi var. Talep etmiyorum. Sayıştay'da hepsi yazıyor sen bunları. Sen futbolla ilgileniyorsun sürekli olarak. Hepsi İyi var. Bir Fenerbahçelisin değil mi? İyi bir Fenerbahçelisin. Evet, Nasuhi gibi. Çok güzel. Nasuhi Güngör de öyle. Hem Nasuhi Güngör cevap versin hem sen ver. Kamuda tasarruf dedik. Bak kamuda tasarruf. İhtiyacımız var. Gerçekten paramız yok. Moderatör zordayız. Galiba. Devletin kanalı TRT. Sırayı atlayıp devletin kanalı TRT. 3 yıllığına Şampiyonlar Ligi'ni, Konferans Ligi'ni, UEFA Ligi'ni aldı. Şimdi ben Nasuhi Güngör, usta bir gazeteci, usta bir yazar. O da cevap versin. Şöyle bir şeye, ben gazeteciyiz değil mi? Kamuoyu. Ey millet, biz 3 yıllığına 10 lira verdik, 20 lira verdik. Şu kadar masraf ettik, şunu yapacağız. Biz bunu görmemiz gerekmiyor mu? İngiltere'de tabii ki gerekiyor. Bir saniye. Tabii peki gerekiyor. Niye ben talep ediyorum? Burada sürekli Can, hayır, gıcık adam şey söyleyeyim. Konumuna ben düşüyorum hayır, da. Kimse adam, istemiyor şey ya. Ya açalım defterleri. Canın aklını yemekten de ben de şeffaf üzüldüm. Olalım diyorum. Şey tabii ki sonuna kadar. O da çok kolay bak. BBC'nin kanununda var.
BBC'nin kanununda var diyor ya. BBC İngiliz televizyon kanalı devletin. O da maç yayınlıyor. Lineker orada yorum yapıyor. Evet. Ama bunu özel şirketler alanlar reklamlarla yapıyor. Devletin kasasından çıkmadan özel reklamlarla tamam, devlet bilin. TRT'de bunu alabilir. Peki Türkiye'de? Niye almasın? Türkiye'de bak. Ya Faruk, Türkiye'de. Bak, Türkiye'de bitiriyor. Türkiye'de mesele bugünün meselesi. Bu olsun canım. Bak Türkiye'de, ne kadar da yanlış. Özel reklamlarla alsın. Türkiye'de Acun Ilıcalı gibi televizyon dünyasının dahi çocuğu, dahi adamı. Bak Acun Ilıcalı gibi biri bile bunu yapamadık diyorsa sen nasıl yaptın? Bir dakika çok özür dilerim. Hayır, şayet altılı masa çıksaydı lütfen. TRT kim genel müdür olacak bunun isimlerini bile yazmıştı. Lütfen tamam. Bakın ben tamam, o zaman ben onu söyleyecektim işte. Aynı şeyi söyleyecektim Nagihan Alçı. Aynı şeyi söyleyecektim. Tamam, diyecektim ki işte, ben biraz önce demedim. Aynı şeyi söyleyecektim. Bana ne iktidardan kim olduğu? Dağılmayalım. Can Özçelik'e döneyim. Başlangıçta bu tartışmaya biz nereden başladık? Sayın Özgür Özel ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları vardı. O açıklamalarda özellikle Sayın Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın öne çıkardığı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da kendisinin İstanbul'un ötesinde bir tahayyülü olduğuna dair mesajı vardı. Gerçekten Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'na tercih ettiği bir tablo mu var? Bunu sorayım öncelikle. Ardından diğer sorularla kısa kısa yanıtınızı alıp sonraki başlığı açacağım. İyi Parti başlığını yine sizle başlayacağım. Buyurun. Şimdi böyle bir tartışma var mı yok mu onu buradan yorum yapıp yani iki hem Ekrem İmamoğlu hem Sayın Özgür Özel'in açıklamalarını karşı karşıya koyup bir yorum yapmak ve ikisi arasında bir tartışma olduğunu söylemek doğru değil. İki tarafa da problem var mı? İki tarafa da sorduğumuzda hiçbir problem yok. Diyorlar. Yani gayet normal ve yolunda giden bir seçim çalışması var. Bir Ekrem İmamoğlu İstanbul'a odaklanmış durumda. Kazanmış, belediye başkanlığı yapan bir siyasi aktör ve yine isteği İstanbul'u kazanmak. Ve işte ilçe ilçe geziyor, açılışlar yapıyor, siyasetine devam ediyor. Bir taraftan da Özgür Özel'in aynı zamanda İstanbul'a gelip Türkiye siyasetini üzerinden İstanbul'da bir siyaset yapması da zaten Ekrem İmamoğlu'na da zarar verir. Evet, Ekrem İmamoğlu bunu kendi siyasi planlaması içinde yapabilir. Karşısına Tayyip Erdoğan'ı koyabilir. Türkiye siyaseti üzerinden bir yol haritası belirleyebilir. Bu başka bir tartışma. Ama Özgür Özel'in İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu'nun ötesine geçen bir çalışma yapması zaten Ekrem İmamoğlu'nda siyasi olarak zedeler. Yani burada yarışan Ekrem İmamoğlu, karşısındaki aday Murat Kurum. Bu siyasi planı, yolu Ekrem İmamoğlu'nun kendisi belirlemesi gerekiyor. Peki. Doğru olanı yapıyor aslında. Şimdi hem Sayın Özgür Özel'in... Bu Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuya bir cevap verebilir miyim? Hayır efendim. Çok dağılıyoruz. Ben merak ediyorum. Nasıl gidiyor? Vallahi versin. Can Özçelik'te kalacağım. Sayın Özçelik, Dasya Güngör beni hoş görecektir efendim. Oramızda o kadar samimiyet var, yanlış anlaşılmasın. Hayır. Meslek büyüğümdür. Şöyle, hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu şuna vurgu yapıyor. Türkiye İttifakı, Sandık İttifakı, İttifak Uzlaşısı, sandıkta seçmen Ekrem İmamoğlu isminde uzlaşır, bir ittifak gerçekleştirir, parti aidiyetini bırakır, ona destek verir mi? Bu sorunun yanıtını kısa bir aranın ardından Can Özçelik'ten alacağız efendim. Efendim devam ediyoruz. Türkiye'nin nabzında Türkiye'nin seçimine dair ayrıntıları konuşmayı sürdürüyoruz. Az önce İstanbul'daki yarışa ilişkin değerlendirmeleri almıştık. Can Özçelik'e dönmüştüm. Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu anlamda başarısız bir profil çizdiğini ifade etti Sayın Cem Küçük. Bu tanımlamaya katılır mısınız? Bir de Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Özgür Özel değişik dönemlerde Kent Uzlaşısı, İstanbul İttifakı, Halk İttifakı diyerek aslında bir süredir gündemde olan işte her ne kadar İyi Parti kendi adayını burada çıkarmış olsa da diğer partiler daha önce ittifakta yer alan diğer partiler kendi adaylarını çıkarmış olsalar da seçmen sandıkta gelecek bizim adayımıza oy verecek şeklinde bir beklentinin tezahürü olarak bu tanımlamalar yapılıyor. Gerçekten böyle bir mümkün mü tablo? Yani mümkün. Halk sandıkta böyle bir ittifak gerçekleştirir mi? Mümkün, şöyle mümkün. Zaten Millet İttifakı dağıldıktan sonra hep
dağılmadan önce de zaten Ekrem İmamoğlu hep şuna vurgu yapıyordu. İstanbul İttifakı'nı söylüyordu. Yani burada Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği siyasi yöntem sadece kendi seçmeni hı hı. açısından değil. Hem DEM Parti hem o Millet İttifakı'nın bileşenleri içinde olan Saadet Partisi, işte DEVA, Gelecek, İyi Parti tabanına da seslenen, kucaklayan. Hatta iptal edilen seçimlerden sonra farkın 800 bine çıkmasından dolayı AK Parti ve MHP'den de ciddi oranda oy alan bir belediye başkanı. Şimdi bunu doğal olarak bunu korumak isteyecektir. Ve İstanbul İttifakı diye tanımladığı şey de aslında o 800 bin oy fark. Yani hem AK Parti'den hem MHP'den... Koruyor mu oyu sizce şu an? Şöyle, tabii ki 800 binin korunması zaten mümkün değil. Çünkü bugün DEM Parti aday çıkarttı, İYİ Parti aday çıkarttı. Ama Türkiye Gazetesi'nde bir anket yayınlanmıştı. Geçen hafta da Cem Küçük söylemişti. Tüm bu adayları yan yana koyduğumuzda DEM Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti hepsiyle ortaya çıkan bir seçim olduğunda Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları birbirine çok yakında. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında. Bunu tam tersi de düşünebilirsiniz ama Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarması hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmiş durumda. Niye? Çünkü AK Parti'den ciddi oranda bir kaçış vardı. İstanbul özelinde söylüyorum bunu. O da bu İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'ne gitme ihtimali yüksek. Çünkü Milli Görüş tabanı Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir birliktelik yaptığı için Milli Görüş tabanı buraya bir tercih yapmadı Millet İttifakı'na. O tercihi de Yeniden Refah daha çıkarttığı için Yeniden Refah yapacak gibi gözüküyor. Tabi bu seçim günü belli olacak. Ama evet. o ankete ben. Baktığımızda İmamoğlu'yla Murat Kurum baş başa gidiyorsa ve bütün siyasi partilerin aday çıkartmasına rağmen o denklemde İmamoğlu Murat Kurum'la başa baş yarışıyorsa evet o zaman o 800 bin oy korumasa bile hı-hı. o 800 bin fark oydan ciddi bir oy oranını Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil edecek gibi gözüküyor. O yüzden de benim iddiam hep şu, evet zor bir seçim başa baş gidiyor ama Ekrem İmamoğlu bu seçimde biraz daha önde gibi gözüküyor. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim yeni bir başlık açıyorum. Özellikle CHP'ye konuştuk, daha da çok konuşacağız gibi duruyor bu istifalar geldiği sürece. Ama İyi Parti de oldukça hareketli. Dün açıkçası yani siyasi arenada çok alışık olmadığımız görüntüler gördük. İyi Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım merasimi vardı. Burada il teşkilatında bazı ilçe adaylarına dönük tepkiler geldi. Mansur Yavaş sloganları atıldı. Partinin bazı yöneticilerine ilişkin istifa beklentisi dile getirildi. Hatta genel başkanın olduğu ortamda arbede çıktı. Yer yer kavga görüntülerini de gördük. Böylesi bir tablo var. CHP'de de benzer bir tabloyu aslında bültenimizin, programımızın başından beri konuşuyoruz. İyi Parti'nin de içerisine girdiği tabloyu biz göz önünde bulundurduğumuzda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Muhalefette ciddi bir bu anlamda aday belirleme mesaisine dönük tartışma süreci var. Bu tartışma sürecine baktığımızda karşıdaki ittifakta nasıl bir tablo var? Cumhur İttifakı'nda ise aday belirleme sürecini büyük oranda bitirmiş, tamamlamış, sahaya çıkmış, hedefe odaklanmış bir tablo söz konusu. Akıllara şu soru geliyor, özellikle onu soracağım. Ankara'da İyi Parti'nin içerisine düştüğü tablo ki en başından beri görüyoruz. Mansur Yavaş'ın karşısında İyi Parti teşkilatı aday çıkarılmasını istemiyordu. Bu nedenle Ankara İl Başkanı istifa etmişti. Yerine bir isim atandı. Ancak dün Meral Akşener'in karşısında gerçekleşen sahne sonrası o il başkanı görevden alındı. Yerine yeni bir atama gerçekleştirildi. Ankara'da bir Mansur Yavaş krizi mi var? İyi Parti bu krizi mi yaşıyor? İyi Parti'deki bu görüntüler İyi Parti'nin yerel seçimde bir başarı elde etmesine yol açabilir mi ya da bir başarısızlık mı getirir? Hemen bu soruyu Nasuh Güngör'e yöneltmek isterim. Nasuh Güngör, İyi Parti'de neler oluyor? Valla İyi Parti'nin tabii Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki dinamikleri birbirinden farklı işlese de başına gelen şöyle bir şey var açıkçası söylemek gerekirse. Bir varmış bir yokmuş gibi davrandığı, sosyolojik dokusunun da uyuşmadığı altılı masayla yaptığı ittifakın
bedelini ödüyor. Yani şöyle bedelini ödüyor, siyaseten söylüyorum bunu. Siyasete kendinizi nerede tarif ettiğiniz kadar, tarif ettiğiniz yerde durabilmeniz, orada istikrarlı bir görüntü çizebilmeniz önemli. Çok savrulan bir görüntü izliyor İyi Parti. Bu tarafı var. Dolayısıyla Türkiye'deki hani bu yerel seçimdir ama mantalite olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ortaya çıkan seçim sisteminde yani böyle üçüncü yol, ben farklı söylemlerle ortadan gideceğim, ne ona ne buna yaranmayacağım şeklindeki söylemler karşılık bulmuyor. Yani toplum bunları gerçekçi bulmuyor. Bir siyasi zemin görmüyor. Hepimiz biliyoruz ki 31 Mart gecesi seçimler yapılacak. 1 Nisan'dan sonra Türkiye eğer seçime dair bir gündemi olursa o gündem genel seçim gündemi olacak. Çok yakın tarihte olmayacağına göre ama yine de tartışma gündemi o olacak. O bakımdan İyi Parti bir alan tutmaya çalışıyor. Fakat bir yandan da özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinde, fakat daha çok Ankara'da seçim sonucuna etki edecek bir taban oluşturduğu için geçmişte bu tabanın çözülmesine dair bir takım operasyonlara da uğruyor. Yani kendi hatalarını söyledim. Fakat operasyonel kısımları da var. Bu operasyonel kısmında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Mansur Yavaş tarafından doğal bir biçimde de gerçekleşenleri var bunların. Neden? O da şunu hemen ifade edeyim. Nagihan bir şey söyledi. Ben bunu da hep ekranlarda söylüyorum. Sonuna kadar da savunurum. Parti ayırt etmek için söylüyorum. Türkiye'de özellikle büyükşehir belediye başkanları ve büyük illerdeki belediyeler ne yazık ki siyasetin finansını sağlamakla görevliymiş gibi hareket ediyorlar. Doğru. Ve bu sakat anlayış Türkiye'de bir türlü bitmiyor. Bitmediği için de şöyle bir gerçeklik var. Sayın Mansur Yavaş'ın, bu İstanbul için geçerli ama şu an Ankara'yı konuşuyoruz. Ankara'daki belediye başkanlığı sürecinde etrafında bazı öbekler oluştu, siyasi öbekler. Yani İyi Parti bu öbeklerden bir tanesi. Ve oradaki ekonomik İyi Parti'nin kurucu ekonomik il başkanı Keçiören adayı şimdi. Örneğin. Evet. Ya buna dair hani ben ekonomiyle ilgili örnekler söyleyince biraz cıngar çıkıyor ama yani kusura bakmasınlar, bu işler Türkiye'nin her yerinde öyle. O bakımdan oradaki sürecin devam etmesi, yani Sayın Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan o dokunun siyasi ve ekonomik anlamda diyerek yumuşatmış olalım, devam etmesini isteyen İyi Parti içinde de bazı ekipler var. Onlar da arıza çıkarıyorlar. Mesela bu görüntü çok Sayın Genel Başkan'ın olduğu bir yerde, hangi genel başkan olursa olsun, son derece çirkin ve yakışıksız. Bu tepkiler başka biçimlerde de ifade edilebilir. Ama toplamda İyi Parti'nin hemen Türkiye'nin hemen her yerinde böyle bir sıkıntı yaşadığını, dolayısıyla da hani seçimlerde aldığı %10'u korumak gibi bir şansının zaten olmadığını, ama bazı illerde gösterdiği iyi adaylarla yarışın bir yerine tutunabileceğini, Ankara ve İstanbul'da da oylarının kendilerine gelmesinden çok, İstanbul'da belki Burak Avuncu ile belki bir şey oy alabilir ama Ankara'daki adayları benim görebildiğim kadarıyla siyaseten çok zayıf, oylarının nereye gideceği en önemli olan siyasi partiler arasında yerini almış durumda. Yani oy akışıyla seçim sonuçlarını belirleyecek bir parti olmaya doğru evrilmiş durumda bu sahadaki peki gerçeklik. Ama benim bununla ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Benim özellikle anlamadığım, çok anlamakta çok zorlandığım bir şey var. Ekrem İmamoğlu'nun işte anketlerde baş başa gidiyorlar şeyle, Murat Kurum'la filan. Yani orada mesela ben o yapılan hesaplamalara bakıyorum. Mesela Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın oyunu bile alamıyor. Yani anket şirketleri herhalde onu lütfedecek kadar vakit bulamamışlar. O anketlerin nasıl yapıldığına dair de bir fikrim var. Ve Türkiye'deki bütün anket koordinatörleriyle ve bu alandaki kendini uzman zanneden ya da gerçekten uzman olan, onlara da saygımı ifade etmiş olayım, herkese sonuna kadar tartışmaya hazırım. İstanbul'daki aritmetiğin bu söylenenlerle zerre kadar alakası yok. Peki, teşekkür ederim. Çünkü eğer o açıklanan sonuçlara bakacaksak, hani AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu bile alamıyor Murat Kurum. Nasuhi Güngör, bu da anket şirketleri bilinçli olarak Murat Kurum'un oyunu düşük mü gösteriyor? Şimdi sen bu soruyu böyle hani liflerini ayırarak sorduğun zaman bunun cevabı farklı olacaktır. Ama ben doğru cevabı vereyim sana. Ama eğer öyle yapıyorlarsa bu da bir seçim ahlaksızlığı. Yani biz de küçük birer şeyler kutu atabiliriz değil mi bu konuyla ilgili? Hatırlatabilir miyim? Sürem biraz daraldığı için. Farkat Suyu bir şey hatırlatayım mı? Nasıl Güngör, herkese Faruk söz hakkı vereceğim. O yüzden lütfen toparlayın. Bitiriyorum ama ben hani yine Ankara'dan mağdur konuk oldum gerçekten bugün yani. Bir de hani ben Ankara'dan geldim. Sizi de burada görmek isterdik. Nasıl
Sevgili, bak bu da enteresan bir şey, stratejik cümle, tebrik ediyorum. Güzel ama doğru, gelirim elbette. Faruk Aksoy, hatırlayacağın üzere altılı masa mutlaka kazanacak dediğinizde hepiniz bu anketler tarafından da yanıltıldınız. Yani onu unutma, Türkiye'de anket firmaları çok ciddi manipülasyonlar yaptı. En güvenilir firmalar inanılmaz işler yaptı Türkiye'de. Onlar tarihe not olarak düşüldü. Başka bir gün konuşuruz. Doğru onu. Hatırlıyorum. Yani 2019 seçiminde mesela Binali Yıldırım'ı 8 puan önde göstermişti. Anket şirketi. Evet. Onlar da vardı. Haklısın, doğru. Söyleme. Ben sana doğru yani. Göndereyim, onları konuşursun. Doğru. Evet. Peki efendim. Çok kısa değerlendirme alacağım bu konuda. Tüm konuklarım konuşmuş olsun. Faruk Aksoy'la başlayayım. Nagihan Alçı'yla başlayalım. Hayır, buyurun özür efendim. Özür dilerim, ben yani yatışa yapıyorum. Yok, çünkü Faruk'a verirsen kimse konuşamaz. Evet, İyi Parti Nagihan Alçı'ya attık. Buyurun efendim. Ben çok kısa konuşacağım. Buyurun. En son Faruk Aksoy'a döneyim. Şimdi İyi Parti ile ilgili bu ortaya çıkan arbede görüntüleri ve kavgaların temel bir sebebi var. Buyurun. Meral Akşener parti liderliğini tabanda, yani partinin içinde kaptırdığını düşünüyor. Partinin Mansur Yavaşçılar ve Ekrem İmamoğlu'cular olarak ikiye ayrıldığını ve lider olarak bir şekilde kendi altılı masa sürecinde büyük destek olduğu için bir şey, partinin kendi ellerinden kaydığını düşünüyor. Ve yeniden partide lider olmaya çalışıyor. Şimdi bütün bunlara karşı bir şey oldu. Kristalize bir örnekti Ankara'da yaşanan. Ankara'da ne oldu? Etimesgut'ta yani aday açıklanırken ilçe adayları Etimesgut üzerinden, yanlış biliyorsam Ankara'yı çok bir türlü öğrenemem. Buyurun. Nasıl, lütfen sen de düzelt teyze. Şimdi orada neden eski AK Parti ilçe başkanı Hilmi Bey aday yapıldı diyorlar. Hı hı. Şimdi İyi Parti'nin içine baktığımızda ne olmuş? Orada zaten öncesinden konuşulmuş Etimesgut'la ilgili iki aday varmış. Hilmi Bey ve Mustafa Bey. Mustafa Bey de İyi Parti'nin eski meclis üyesi. Ama kendi aralarında eski AK Parti ilçe başkanı Hilmi Bey'in aday gösterilmesi konusunda zaten bir uzlaşma sağlanmış. Tam bu açıklanırken bunun üzerine Sevin Çağlayan'ın niye orada aday gösterilmediği üzerine sloganlar atılıyor. Hı hı. Ve bunun üzerinden işte istifa sesleri geliyor ve Mansur Yavaş diye bağırıyor. Yani buradaki aslında temel olay Ankara Teşkilatı'nın il başkanı Yener Yıldırım, yanlış bilmiyorsam, görevden alındı. Mansur Yavaşçı bir çizgide olması. Yani aslında muhalefetin seçim kaybedildikten sonra nasıl savrulduğunu gösteren başka bir örnek bu. CHP'nin içinde nasıl ki Kılıçdaroğlu'cular, Özgür Özelciler var. Mansur Yavaşçı çok emin değilim. Yani en azından bu sloganlara izin verildiği orada için. Orada bir çubuk adayıyla ilgili bir tartışma vardı. Çubuk adayını o başkası çıkardı. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı farklı bir isim olduğunu söyledi. Yani orada adayda anlaşamadı. Bir iş değil aslında yani konuştuğumuz ama şey de genel başkanın haklısın. Önünde böyle bir tartışma oldu, o nedenle. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Oradaki o Mansur Yavaş sloganları aslında bir şekilde İyi Parti'nin içindeki en büyük rahatsızlığı özetleyen bir şey. Yani aslında tam da Meral Akşener biraz da bu akstan da çıkarmak için partiyi bir çizgi değişikliğine gitti. Ha, bu başarı getirecek mi? Gördüğüm kadarıyla hayır. İyi Parti giderek eriyor. İnanılmaz bir savrulma içinde. Ama bir yandan yani arka şeyine bakıyoruz. Mesela slogan atılan Sevin Hanım. Sevin Hanım yeni mahalleden aday gösterilmiş. Yani burada yine böyle lokal kavgalarla bir partinin içindeki iktidar savaşına aslında şahit oluyoruz. Esas mesele bu. Yani AK Parti, CHP'nin içinde tamamen parti içinde bir iktidar mücadelesi. Özür dilerim Nasuhi. Halbuki yanlışsam düzelt, benim dışarıdan gözlemim bu. CHP'nin içinde CHP kliklerinin kavgası. İyi Parti'nin içinde CHP'nin İyi Parti'ye nüfuz etme şeyini, hamlesini, ki bunun daha fazla İmamoğlu cephesi yapıyor gibi görüyor İyi Parti. Onu engellemek için hayır bu bizim partimizdir demeye çalışıyor Meral Akşener. Ama bu arada partide savruluyor, bambaşka yerlere gidiyor vesaire. Evet. Bu arbede esnasında Mansur Yavaş sloganı atılması gayet normal. Neden normal? Daha önce il başkanınız Mansur Yavaş'ın karşısına adayı çıkarmayın diyerek istifa etmiş. Aynı zamanda ilçe teşkilatlarınızın %90'a yakını Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısında biz aday istemiyoruz demiş. Dolayısıyla böyle bir arbede esnasında Mansur Yavaş sloganı atılması gayet normal. Doğal, ama sonuçta Mansur Yavaş'ı desteklemek de mevcut Meral Akşener
çizgisinde mümkün değil. Çünkü Sayın Akşener, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'na bir nevi savaş açmış durumda. Peki. Şimdi bu Etimesgut'ta ben Cem de Küçük takip ettim. Orada ilçe başkanı, il başkanı varken başka biri açıklanacak. Hı-hı. Ama o arada eski AK Parti ilçe başkanı atanınca orada kıyamet koptu ama il başkanı... Efendim kazanacaksa o da açıklanabilir. Mansur Yavaş Ankara'da ne yaptı? Takip etmişsinizdir. Eski MHP'li evet. isimleri tamamını doğru, CHP adayı doğru, yaptı. Doğru CHP kazanmak için bunu evet, yaptı. Evet, ama doğru, orada doğru, şimdi doğru, il başkanı... Bak Galatasaray kazanmış, haklı. İl başkanı Etimesgut atanacak adayı bilmiyor, sonradan öğreniyor. Evet. Burada bakın Meral Hanım'ın da şöyle bir eleştiri yapması lazım. Milletvekilinde de oldu. Kurumsal bir görüntü verilmedi. Kendisini en çok destekleyen, o partinin kuruluşunda yer alan isimleri seçilecek yerden değil, işte başka iddialar gündeme geliyor. Seçilecek yere işte yüksek para verenlerin konulduğu parti içinde çokça tartışıldı. Bu süreç yönetilemedi. Eğer CHP, İYİ Parti yüksek oy alsa bu eleştiriler olmazdı. Olmayınca seçilemeyenlerin hepsi istifa etti. Sonra Ekrem Bey, Mansur Bey'i destekleyenler elendi. Yener Bey'in ama görevden ayrılması bununla alakalı bir şey evet. değil. Ama İYİ Parti burada bence kötü bir şey sınav veriyor. Yani Meral Hanım da hani tamam demokrasi ama oradaki görüntüye hakim olunamaması, ilçe başkanı olarak atanacak kişinin ilçe belediye başkanı adayını kimsenin bilmemesi. Orada kimse yani. Bilmiyormuş onu. Yani il başkanını bile bilmiyor. Yani bu herhalde nerede olabilir? Yani hani mümkün Zimbabwe'deki değil. Muhalefette bile Zimbabwe olmaz. Zimbabwe'ye taktın. Tabii Zimbabwe'ye taktın. Hayır. Afrika'da indeks içinde fena bir ülke değil Zimbabwe. Hanımefendi söyle bak şöyle diyorum. Bir ilçeye belediye başkanı atanıyor, o ilin başkanı onu orada öğreniyor. Evet, olacak ya bu, şey değil. Bu nedir ya? Bu olur mu? Zimbabwe'yi karıştırma yani. Zimbabwe'de kaç kere böyle oldu? Neyini biliyor da söylüyor? Dostlarımız alındı. Kafka'nın bir lafı var. Zimbabwe'de kaç seçim takip Kafka'nın bir lafı var. Anlaşılmak istediğim için abartıyorum diye. Yani abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ondan dolayı diye. Peki. Öyle olsa Faruk Aksoy'u her zaman anlamamız lazım ama. Kafka yanılmış. Şimdi Zimbabwe devlet başkanı bağlanacak. Yayına bağlanabilir miyiz? Cem daha çok Wisconsin'dan falan örnek veriyor. Bonus, o ekonomi göre efendim. Çok kısa bu konuya ilişkin. Evet, şöyle kazanacak. Evet, dediğin doğru. Kazanacaksa her türlü partiden aday gösterilebilir ve karşıdaki kişi de bunu kabul ediyorsa. Mansur Yavaş ne yaptı? Kendisi de eski bir ülkücü, muhafazakar. Eski bir ülkücü demeyelim. Kendisi de bir ülkücü. Ve o çevreyi de iyi biliyor. Orada dedi ki Ankara'da seçilebilecek ilçelerden ben belirleyeceğim dedi ve o belirledi. Ve hiç tartışılmadı. İstanbul'daki gibi Ekrem İmamoğlu neden İstanbul'u tartışıyor, neden kendi belirlemek istiyor tartışması hiç Ankara'da yaşanmadı. Çünkü doğal olan o. Ankara'da... Bir tek Etimesgut'ta yaşandı. Etimesgut'ta göstermek istediği adayı da evet. Turgut Altınoğlu'nun ilçesinde gösterdi. Evet. Keçiören adayı evet. yaptı. Evet. Şimdi yani bu doğru bir yöntemdi. Ve orada da bence başarılı olacak Mansur Yavaş. Yani bu İyi Parti açısından da ne yazık ki kurulduğu günden beri hep Cumhuriyet Halk Partisi'yle yan yana olduğu için ve seçimlere girerken bile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin İyi Parti'ye geçmesiyle seçimlere giren bir parti olması nedeniyle ve hep ittifakla gelmiş bugüne kadar. O yüzden bu tartışmaların olması çok normal. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin içine girip de bir tartışma, bir çatlak yapmıyor. Zaten öyleydi. Zaten o eksende kurulduğu için parti ve bugüne kadar hep ittifakla geldiği için bu tartışmaların olması da çok normal. Hüseyin Samver, bu tabloda başarı şöyle, nasıl mümkün? Ben de birazcık daha geriye alacağım. Hatırlayacak olursak bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasında hemen Meral Akşener'in çok sert çıkışları vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı. Hatta bu vekillerin biraz önce hatırlatılan geçmesiyle ilgili ona da pişmanım dedi, her şeye pişmanım dedi. Kandırıldım dedim bilmiyorum ama çok böyle sürekli bir pişmanlıktan bahsetti. En son o vekillerin alınmasına dair pişmanım nasıl bir demişti. Siyasal iletişim bu? Bu o zaman da ben şöyle söylemiştim. Bu kadar bir başarısızlık sonrası bu kadar pişmanlıklar, hata yaptımlar dile getiren bir liderin daha sonraki kararları da hep tartışmaya açık olacaktır. Çünkü kendisini vizyoner olarak göstermiyor. İleriye kurgulayabilir olarak göstermiyor diye. Nitekim bence bugün burada yaşadığı temel noktalardan biri bu. Yaptığı seçimlere belli ki parti de çok büyük bir güven duymuyor. Bunun bir yanı da Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu, Meral Hanım'ın o masadan kalkması, gelmesi, sonraki kendi isteğiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altılı masaya sonradan dahil olmuş iki isim.
Şimdi onlara karşı bir savaş açmış durumda, onlara karşı iki aday çıkarmış durumda. 5 yıl boyunca onların başarısını methederken şimdi birden yaptıklarını beğenmez bir durumda. Tabii ki bunu seçmenler gibi partililer de bu zıtlıkları, bu tutarsızlıkları görüyor. Dolayısıyla da ben de katılıyorum. Zayıflayan bir parti görünümünde, kaotik bir parti görünümünde, içinden çok fazla istifa verdi. Her istifa veren farklı bir takım skandal istifa dilekçeleriyle verdi. Biz partinin birçok şeyini tartıştık. Maddi hikayelerini, onlarını, bunlarını, sıralamalarındaki öncelikleri. Bunların hepsi tabii ki yıprandı. Ve hemen şimdi akabinde gelen bir yerel seçim aday belirlemede bana çok normal geliyor açıkçası. Bu kadar yıpranmış bir lider ve bu kadar yıpranmış bir partide şu anda böyle bir takım karışıklıkların çıkıyor olması. Peki Faruk Aksu. Önce Nasuhi Güngör'e bir şey söyleyeceğim. Bir gün gidip Ankara stüdyosunda buyurun oturacağım. Sırf mağdurum demek için. Ha, orada oturacağım böyle. Bir diyorlar ki İmamoğlu hizmet yapamadı. Mağdurum da mağdurum diyor. Vallahi ben de gidip o stüdyoda oturacağım. Bakayım söz geliyor mu gelmiyor mu? Nasuhi Güngör söz bonus verilmez alınır. Yapacağından eminim ben. Bonus bir soru soracağım kendisine. Şimdi İYİ Parti ile ilgili hemen şunu söyleyeyim. Çok kısa lütfen. İYİ Parti bence Türkiye'de bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulan bir partidir. Ben hala Türkiye'nin liberal, merkez sağ, demokrat bir ihtiyaç duyduğunu, böyle bir partiye ihtiyaç duyduğunu, oluşuma ihtiyaç duyduğunu şiddetle söyleyenlerdenim. İYİ Parti bunu becerir, beceremez. Bu şerhleri de hep düştüm. Yapabilir, yapamaz. Onu bilemem. O İYİ Parti'nin nasıl oynayacağına bağlı, ne kadar yetenekli olduğuna bağlı. Ama o ihtiyaç buz gibi ortada duruyor. Seçimden sonra bunu göreceğiz. Bu görüntüler tabii hoş değil. Ama İYİ Parti'de yaşananların İYİ Parti'yi erittiğini, bulunduğu şehirlerde az da olsa yerel seçimlere etki etme gücünü zayıflattığını söylemeliyim. Evet. Bu önemli bir şeydir. Herhalde İYİ Parti bunun üzerine oturup bir kafa yoracaktır. Yani kendine bir yol haritası çizmesi gerekir. Çünkü bu şekilde devam etmez. Genel başkanın önünde hepten bu kavgalar falan. O kadar demokrasi de biraz fazla. Peki. Efendim son soru Ankara'ya olsun. Pozitif ayrımcılık olsun. Ben de Ankara temsilcisiyim malum. Nasuhi Güngör'e sorum. Hayır, aslında geniş konuşmak, yani geniş konuşmak isterdim ama maalesef sürem sona erdi. Ama Nasuhi Güngör, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 31 Mart sonrasına ilişkin bir değerlendirmesi var. Hemen hatırlatayım. 31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak dedi. Sizce 1 Nisan Türkiye'sinde siyasetten silinecek isimler var mı? Bunlar kimler olur? Ben sadece isimler düzeyinde değil ama partiler düzeyinde de çok farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Çok hızlı bir şey söyleyeyim. Buyurun. DEM Partisi içinde mesela muazzam bir tartışma var. Özellikle Başak Demirtaş'ın adaylığında yaşanan gelişmeler üzerinden açığa çıktı ama aslında uzun süredir var. İYİ Parti ile ilgili süreci aslında az önce hem Faruk hem Nagihan ifade etti. Hı hı. Yani Türkiye'de çok iddialı bazı siyasi partiler siyaset sahnesinde ayakta kalmakta zorlanacaklar. Bir kısmı ise kendisini gözden geçirecek çünkü ciddi oy kayıplarına uğrayacaklar. Aktör düzeyinde ise tartışmak için erken ama şunu söyleyebilirim. Ben Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybetse bile siyaset yarışını kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilgili hamle mutlaka yapacaktır. Evet. Ama tabii ki kaybedenle kazananın yapacağı hamleler arasında fark olacak. Ve seçime doğru da tekrar onu ifade etmiş olayım. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Sayın Özgür Özel ile ilgili çatışma sürecini daha fazla germekten yana olmayacaktır. Çünkü günün birinde kapısını çalacağı, belki de genel başkan olmak isteyeceği bir parti olarak görüyor. Ben bunun olmayacağını, gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyeyim ama farklı düşünenler var. Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına çok kulak verenler var. Onu da göreceğiz ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu analizinin de 1 Nisan sonrasında Türkiye'de çok önemli ve belirleyici bir analiz olacağını düşünüyorum. Belki daha uzun konuşabiliriz. Peki efendim. Ha, özellikle bir şey daha, çok çok özür. 4 tane siyasi parti var Türkiye'de. Mesela ne yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Bir tanesini geçen konuşturdular Sayın Selim Temurçi'yi. İki isim, Nagihan da çok güzel bir konuşma yapmıştı onunla. Bu siyasi partilerin Gelecek, Deva, Demokrat Parti, Saadet Partisi'nin kendi tabanları ne kadar değildir bilmiyorum ama Demokrat Parti İstanbul Ankara'da ciddi destekliyor Nasuhi Bey.
Mansur Yavaş'a destekçi. Bugün açıklama evet. yaptı Gültekin Yaptılar Bey. Ama onlar bir takım hiç, belediye meclis üyelikleri istiyorlardı. O konuda bir anlaşma mı oldu diye baktım. Hiç önemi yok. Ben muhafazakar siyasetin genel anlamda teşekkür ediyorum. İçine gireceğini düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Efendim tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. Türkiye'nin nabzında 4 saat boyunca Türkiye'nin yerel seçimine dair tüm gelişmeleri masaya yatırdık. Bir başka Türkiye'nin nabzında görüşmek üzere. İyi geceler efendim.